Niye tarihi yazıyor? Olguları anlatmak için, vakaları anlatmak için, insanı anlatmak için. Ne üzerinden? Olan üzerinden. Niye? Ha, bunu anlatırsak doğasını biliriz diyecek. Peki doğasını bilmek neden öyle? Bakın tekrar ediyorum. Çünkü İbn Haldun'un numarası burada aslında. Filozof felsefe üzerinden insanın tabiatını anlamaya çalışır. İbn Haldun'da felsefedeki anlamda bir tabiat yoktur insanda. Her bir ümmetin, her bir milletin, her bir kavmin gelişme aşamaları başka olur. En nihai anlamda başka olur. Ama genelleme yapabilirsiniz. İnceledikten sonra yapabilirsiniz. Tümelleme değil demiştim. Genelleme. İnsan doğasını anlamak için tarihi yazıyor. Nihai itibariyle. Peki insan doğasını neden anlamak istiyor İbn Haldun? İşte o yüzden bu iklimleri, coğrafyaları filan getiriyor. İnsanın doğasını neden anlayacak? Mükemmel bir ifade kullanıyor işte burada. İbn Haldun'a özgü bir ifade kullanıyor burada. Ya yani bundan sonra böyle bakmalısınız diye düşünürdüm ben. Hakeme kelimesini ne demek? Hüküm, hekim, hakim, tahakküm. İki anlamda kullanır. Der ki bunun bir tanesi hakim olmaktır der, şöyle diyelim. Hakim olmaktır. Diğeri ise tahakküm etmektir. Şimdi diyor ki İbn Haldun, eğer insanın doğasını anlarsanız ve doğasını bilerek onu idare ederseniz hakim olursunuz. Hakimin sonu adalettir diyor. Adaletten iyilik, iyilikten mutluluk olur. İnsan doğasını bilmezsiniz. Ama bu felsefedeki anlamda bir doğa değil yani. İnsanların ne yaptığı, nasıl yaşadığı, nasıl geliştiği davranışlarını bilmezseniz eğer ya da bilir de umursamazsanız o zaman insana hakim olmazsınız da tahakküm edersiniz ona. İşte oradan da zulüm ve üdvan yani düşmanlık çıkar diyor. İbn Haldun ve onun umranını konuşacağız inşallah. Bir gün İbn Haldun konuşacaktık. O gün bugün Allah'ın izniyle. Birkaç senedir sürekli İbn Haldun'dan bahsettiğimi biliyorsunuz. İbn Haldun'u tabii önemsiyorum. Okuyacağımız kişinin kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Neden o adamı seçtiğimizi anlatmak zorunda hissediyorum. Çünkü siyaset üzerine binlerce, on binlerce belge var, kişi var yani bir şeyler söyleyen. Niye İbn Haldun? Platon, Aristoteles, Farabi'yi konuştuk ve bugün İbn Haldun. Sosyoloji biliyorsunuz bir ilim alanı bugün ve August Comte'a dayandırılır. Bugün literatürde böyledir. Kesin bir şekilde sosyoloji sistemli olarak İbn Haldun'a dayandırılır. 1377 yılında bu kitabı yazdı. Elimde Süleyman Uludağ'ın güzel bir çeviri. İki cilt halinde. Hatta şöyle bana göre bir elden ele dolaştırın. Şöyle bir içindekilere bir bakın. Bir koklayın böyle. İbn Haldun bu. Her yerde bulamazsınız İbn Haldun'u. Şimdi bu Süleyman Uludağ sağ olsun bayağı da güzel bir çeviri. Şimdi sıradan bir adam değil İbn Haldun. 1377'de bu kitabı yazdı. 1406 ölümlü, 1332 doğumlu. Aslen ataları Hadramert, Yemen'den gelmiş. Kitapta kendisini anlattığı bir bölüm var çünkü. Oralardan gelmiş. Büyük dedeleri Yemen'den gelmiş. Kendisi Tunuslu. Çok orijinal bir adam. Dersin ilk kısmı bizzat kendisiyle alakalı olacak. Tabii ki benzersiz bir adam olduğunu düşünüyorum. Cemil Meriç'in ifadesini daha önce hatırlatmıştım size. İslam semasının tek yıldızdır der. Tabii bu abartılı bir ifade. Çünkü hiç kimse tek değildir. Yani peygamberler bile tek değildir. Hep öncesinden bir öğreti vardır. Yani İbn Haldun da hiçbir şeyi tutup da kendisi sıfırdan başlatmıyor. Malum verileri alıyor. Önemli insanlardan dersler alıyor. Önemli insanları okumuş. Fahrettin Razi'nin talebesidir. Gıyabında yani. Arada çok fark var da süre olarak. Ekol olarak Razi ekolüdür. Dolayısıyla Razi'ye nispet etmek gerekir. Yani inandığı ontoloji, metafizik Razi'ye dayanır. O yüzden tek yıldız tabii ki abartılı bir ifade. Ama biliyorsunuz yani edebiyatta mübalağa bir sanat dalıdır. Abartılıyorsa abartılmaya değer deniyor aslında. Bir de Cemil Meriç'in bunu söylemesi anlaşılabilir. Çünkü Cemil Meriç iyi bir sosyologtur. İbn Haldun da İslam'daki yani tek demeyelim ama sistematik anlamda ilktir kesinlikle. Öğrenci olarak ardılı pek yok. Kendi öğrencileri mesela bildiğimiz Makrizi, benden duyarsınız bu ismi. İbn Hacer Askalani ve önemli tarihçiler, İslam tarihçileri İbn Haldun'un talebeleridir bizzat yani ders almışlar İbn Haldun'dan Mısır'da. Ama teorisi olarak ne İbn Hacer ne Makrizi İbn Haldun'un teorisine bağlı değildir. Kim bu İbn Haldun? Neden bu kadar biliniyor? Çok
çok özgün bir karakter. Bir defa ilim adamı değil aslında. Yani ne demek ilim adamı? Biz kelam derslerinde ilim ve alimi çok kullandık biliyorsunuz. Yani çocuk yaşlarından beri işte diz kırmış, rahlede eğitim almış. O hocadan o hocaya koşmuş çünkü İslam geleneği böyledir. Yani o zamanın şartlarından dolayı böyledir. Yani birinden ders alırsınız mantık gerekir. Mantık hocası işte en iyisi Şam'dadır, Şam'a gidersiniz. Kelam hocası Kahire'dedir, Kahire'ye gidersiniz. İbn Haldun böyle biri değil. Dedesi bir siyasetçi, Hacip. İbn Haldun'un da hayatında çok önemli bir makam bu. Çok istemiş çünkü. Haciplik padişahla, emirle, o zaman padişah denmiyor da, vezirleri arasındaki danışmandır. Aslında danışmandır bugünkü anlamda. Ketum olmaları, sır tutmaları gerekir. Birçok hacip de tarih boyunca öldürüldü. Çünkü kralın, hükümdarın, melikin, sultanın, padişahın, şahın neyse onun bir numaralı adamıdır. Yani sadece uyguladığı değil, uygulamak istediği ve uygulamadığı politikaları da mesela Hacip'e dayanır, danışır. O yüzden dedesinin yani en sonunda lanet ettiği Haciplik'ten bırakıp derviş olduğu söylenir. İhsan Fazlı Hoca'nın bir tespiti, alim olmak, derviş olmak ve Hacip olmaktır İbni Haldun der, bu üçündendir der. Çünkü eski dünyada böyleydi. Şimdi neden böyle olduğunu zaten İbni Haldun'da biraz da konuşmuş olacağız. Nedir? Ya padişahlar, sultanlar öldürürler yani. Ben size daha önce söyledim, siyaset ilminde bildiğimiz en erken Müslüman siyasetçi İbni Mukaffa, Edebul Sagir ve Edebul Kebir diye iki tane kitabı var. Farsi bir aileden gelme. Mesela bir siyaset felsefesini onunla başlatır İslam dünyası haklı olarak. Ebu Cafer'e Abbasi'nin omurgasını İbni Mukaffa kurdu ama kellesini aldı daha sonra. Yani hepsi böyledir. Mesela Osmanlı'da birçok padişah, birçok vezirini, hacipini öldürür. İbn Haldun'un tegallup dediği, mülk dediği şeyle alakalı bir şey bu. Mesela biz İstanbul'un fethi ile işte Fatih kadar Akşemseddin'i de ilintilendiririz değil mi? Meşhurdur. Ama Akşemseddin'i Fatih sürdü. Nerede mesela şey Akşemseddin'in? İstanbul'da değildir bak. Çünkü oraya sürüldü. İşte Yavuz, yani rivayet olunur, 4 ya da 5 vezirini öldürdü. Hep böyledir yani. Birçoğu hocalarını sürmüştür. Mesela Sühreverdi'den bahsettik. Hani İslam dünyasının mutabık kaldığı, Şiisinin, Sünnisinin her zaman sevdiği Selahaddin Eyyubi öldürdü Sühreverdi. Zehirlettirdi filan. Öldürün dedi madem problem çıkartıyor. İşte İbn Haldun'un bu kitaptaki yeteneği bir alim olmamasına rağmen bu kitabı dünyadaki yani İslam geleneğinde ve de aslında Batı'da tüm diğer kitaplardan ayıran tarafı İbn Haldun'un bu siyasette dağdağlı bir hayat yaşamış olması. Çok ilginçtir de. Bir defa ben İbn Haldun'dan bahsederken Aykut canlı yayın yapmıştı. Bir yorum gelmişti değil mi? Kaypak bir adamdır diye. İbn Haldun kendisi de söyler. Güce temayili olan bir adamdır yani. Gücü seven bir adamdır. Ve çok dağdağlı bir siyasi hayatı var. İşte dönemde Fas, Tunus, Cezayir bunlar aynı ülkeydi. Kıyı kesimlerinde, keşke harita olsa, harita üzerinden söylese, kıyı kesimlerinde daha ziyade işte devletler, devlet olma aşamasındaki insanlar vardı. Meriniler mesela, Faslılar geldiler, aldılar o bölgeleri filan. Hemen alt bölgede bugün hala olan işte Berberiler, kabileler vardı. Kabileler arasında sürekli bir iktidar kavgası vardı. 10 yıllığına, 5 yıllığına, 4 yıllığına, 3 yıllığına bir grup iktidarı alırken 3 yıl sonra, 5 yıl sonra değişip diğer grup alıyordu. Mesela İbni Humman vardır mesela, Hammud. 2-3 defa İbni Haldun döneminde halife oldu. Yani halife değil, emir oldu, sultan oldu yani. Geliyor, kardeşiyle çekişiyor, kardeşi başa geliyor, bu kaçıyor, işte onu öldürmeye çalışıyor. Şimdi bunların hepsinin has adamı İbni Haldun. Yani hangisi geldiyse İbni Haldun'u ya vezir ya hacip yaptılar. Önce katiplikle başladı, alt seviyeden başladı. Adam korkunç bir zeka, korkunç bir zeka. Çok iyi okuyor. Kitabın gücü oradan geliyor zaten. Her şeyi çok iyi okuyabiliyor. İnsanı, toplumu. Geliyor şimdi diyelim adamın hacipi oluyor ya da veziri oluyor. Beriki birkaç yılın sonunda bu adamın işleri iyi yürütmediğini görüyor İbn Haldun. Beriki'nin de güçlendiğini görüyor. Hemen saf değiştiriyor mesela. Kendi sultanını adama satıyor mesela. Bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Ben de sana şurada yardım edeyim. İktidar değiştiriyor ve yine başlıyor. Tabii bu iki defa olduktan sonra üçüncü başa gelince diyor ki ya sen diyor beni sattın daha evvel. Sonra abimi sattın diyor. Şimdi yine yapacaksın diyor. Ama öldüremiyorlar İbn Haldun. Yani öldüremiyor derken gücünden değil. Kıyamıyorlar yani adam. Şimdi birazdan göreceksiniz ki yani adam hakikaten benzersiz bir zeka yani. Söylüyor da bunu yani İbn Hammud. Diyor ki ya öldüreceğim diyor, yazık olacak. Yani ümmette bir tane daha yok senin gibi diyor ya. Bak git diyor, siyasete girme. Uzak dur bu işlerden. Bak bir daha yaparsan öldürürüm seni. O da her defasında yemin ediyor.
En sonunda birkaç böyle olunca kelleyi zor kurtarınca harbiden bu defa gidip çekiliyor kendi köyüne. İşte ilimle ilgilenmek istiyor. İber tarihini yazmak istiyor. Bu bizim için önemli. Asıl orayı konuşacağız çünkü. Sürekli aklımda İber tarihini yazmak var. O bölgenin tarihini yazmak var. Ama bu defa iktidar tekrar el değiştiriyor. Yeni gelen Meriler bu adamın namını duyup bunu almak istiyorlar yanına. Bu da diyor ki ya ben siyasetten alacağımı aldım. Ben istemiyorum artık. Bu sefer öldüreceğiz seni diyorlar. Bu sefer mecburen bir daha girmeye başlıyor. Ama girdiği zaman, görevi aldığı zaman o işte yönetici İbni Haldun bir daha bunun kanını, işte kanı bitlenmek diyorlar ya. Bir daha kanı bitleniyor ve yine aynı şeyleri yapıyor. En son öyle bir duruma geliyor ki hatta iş şuraya geliyor. Endülüs'e kaçacak. Çünkü öğrenciliğinde de Endülüs'te bulunmuş. İbni Hatip'le falan iyi arkadaş. Bu da önemli bir adam. Endülüs'e kaçıyor kelleyi kurtarmak için ama arkadan emir Endülüs emirine mektup yazıp bak diyor bu adam her yerde fitne çıkartıyor. Acayip de yetenekli çünkü İbni Haldun'un bütün öğrencileri İbni Haldun'un bir benzersiz konuşma yeteneğine sahip olduğunu iki benzersiz yazma yeteneğine sahip olduğunu söylerler. Şiirleri falan meşhurdur kitabında da çok şiir kullanır zaten. İnsanları etkiliyor yani konuştuğu zaman. Bak diyorlar bu bizde fitne çıkardı. Yani sizde de yapacak aynısını. Hani şimdi mesela paralel örgütlenmeye hükümet öyle diyor değil mi? Sizde de yapar ve adamı ikna ediyor. Bu defa İbni Haldun'u Endülüs limanında kilitliyorlar. Çıkamıyor limandan. Çoluk çocuk Tunus'ta bu tarafta. O tarafta kilitliyorlar. İbni Haldun bu defa bak kaç defa hem yardım edip hem hapishanede yardım etmişti İbni Haldun'a. Daha sonra da kaç defa da ihanet etmişti. Ona bir mektup yazıyor. Bak diyor vallahi billahi bir daha diyor ben siyasete girmeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım ama beni burada kurtar. Çoluk çocuk orada ben buradayım filan. Adam da özel bir asker alayıyla artık siyasetini yapıyor ve İbni Haldun'u oradan kurtarıyor. Ondan sonra İbni Haldun Fas Tunus beldesine geri geldiğinde o zaman Tunus diye bir ülke yok tabii. Bana anladım ki diyor bak kitabında var. Anladım ki diyor bana ölüm görünüyor ve bu sefer aşağı güneye çöle iniyor. Ve 6 yıl bedevilerle kalıyor. Kabilelerde kalıyor çünkü kabilelere kimse bulaşamıyor. Yani emirler, sultanlar filan kabilelere bulaşamıyorlar. Bakın bugün hala Libya'da durum budur. Tunus'ta durum budur. Hala budur. Çok güçlüdür abi. Mesela Ömer Muhtar konu çok kaymasın ama Ömer Muhtar'ın hareketinin başarısızlığı kabilelerin en son raddede İtalyanlarla anlaşmasıdır. Kaddafi'nin indirilememesi berberi kabilelerin Kaddafi'ye destek olmasıdır. Hiç oynayamıyordu. Hala böyledir yani. Şu an 6 milyon nüfusu var şeyin. Yani bu Senusiler filan mesela çok güçlüdür yani. Ya onlardan destek almadan hani bizdeki doğudaki aşiretler gibi düşünmeyin onları yani. Hakikaten çok güçlüdür. Tam otoritedir bu adamlar. Ve çöl ortamı her zaman insanları korkutmuştur tarih boyunca. Yani büyük ülkeler, büyük işte devletler, imparatorluklar çöle öyle çok rahat girip çıkamamıştır yani. Arabistan'ın şansı budur mesela. Daha evvel Kudüs üzerinden konuşmuştuk. Hani Suudi Arabistan'ın hiç işgal görmemesi. Çünkü hiç işgal görmeyen tek ülkedir. Yani bu coğrafyada yani. İzole bir ortamın içinde yaşıyor olmasından. O zamanlar İbni Haldun da öyle başlatır zaten hikayeyi. Çöle zaten giremiyorlar. Girseler beceremiyorlar ama Bedeviler öyle değil. Çölde adam havadaki bulutun, suyun rutubetini, yani nasıl diyelim, rutubeti koklayarak bulabiliyor. Abartı değil, İbni Haldun uzun uzun anlatıyor. Ben size okudum burada. Çok yetenekli adamlar ve bulaşmak istemiyorlar ve 6 yıl boyunca İbni Haldun'u koruyorlar onlar. İbni Haldun da burada hakikaten artık aklı başına geliyor ve ben de bu İber tarihini yazayım. Ama tabii tarih kitabı yazmak kolay değildir yani o şartlarda. 2 yılın sonunda, 2-3 yılın sonunda kütüphane lazım oluyor. Bu sefer özel izinler falan yeminler ediyor, bilmem neler ediyor falan böyle işte hani... Şehre geleceğim, kütüphaneyi bana aç, hiçbir şey yapmadan çıkacağım. Yani siyasetle bir işim yok filan diyor. Ve işte 1377 yılında mukaddime ön söz demektir. Burası çok önemli, çok önemli. Siyaset felsefesi dersleri yapıyoruz. İber tarihinin ön sözü olarak yazdı İbni Haldun. Mukaddime ön sözdür değil mi? Arapçada. Kitaba 7 cilt bugün İber tarihi. Ama tabii bugün kimse bilmez İber tarihini. Yani ehli bilir de mukaddimedir meşhur olan. Yani adamın yazdığı ön söz... Kitabın çok önüne geçti yani. Verdiği bilgilerin çok önüne geçti. Daha sonra kitabı yazdıktan sonra mukaddimeyi 77'de bir daha bir dalgalanma oldu. Gel dediler başa yine işte vezirlik yapacaksın dediler. Bu sefer anladı ki iş olmayacak filan. Yemin ediyor bu sefer diyor ki işte hacca gidecektim. Şimdi hac ulemanın İslam geleneğinde kaçışıdır abi. Her zaman böyledir yani. İran'da böyledir, Osmanlı'da böyledir. Her kim ki devlet erkanında kellesinin tehlikeye gittiğini görürse hacca gider. Erk bir şey de diyemez. Ve Mısır'a geldi. Mısır'da ikamet ettikten sonra hacca gidiyor bu arada. Daha sonra ama.
24 yıl. Son 24 yıl da Mısır'da. Şimdi tam belli de değil ya. Yani bir yer var. Kimine göre orada da değil ama İbn Haldun Mısır Kahire'de gömülüdür yani. Orada öldü 1405 ya da 6'da. Hacca da gitti. Daha sonra bu sefer tabii geldi. Kahire'de de rahat bırakmıyorlar. Ama o zaman Kahire önemli bir yer. Yani Tunus gibi, Cezayir gibi, Fas gibi değil. Hatta Endülüs gibi de değil. İbn Haldun'un döneminde Endülüs gibi bile değil. Endülüs bir yüzyıl önce daha şey. İbn Haldun döneminde tam Kahire bütün ulemanın birleştiği yer. Hepsinin yani. Bizde bu Molla Fenariler filan, Davud'u Kayseriler, Seyyid Şerif Cürcaniler, işte Makrizi İbn Hacer bitmiyor yani. Ahmet Rufai filan hepsi Kahire'de o zamanlar. Hepsinin ana şeyi de, okulları da Kahire'de. Çok ağır isimler falan. Kutbuddin Razi falan. Çok büyük mantıkçı. İbn-i Nefis. Hatta belki İbn Haldun gördü de onu falan. Önemli bir adam. Şimdi tam o dönemde İbn Haldun oraya gidiyor. Bu sefer bırakmıyorlar adamı. Önce hocalık yaptırıyorlar. Eser'de hocalık yapmaya başlıyor. Çünkü namıyla geliyor adam. Halbuki 16-17 yaşına kadar babasının da babası hoca. Bir okulda hoca yani İslam, yani kelamcı. Babasından tabii ki bu dersleri almış. Yani nedir işte fıkıh dersi. Fıkıh çok ağırdır İbn Haldun'da. Yani görüşlerinde fıkıh çok mütesirdir yani. Kelam dersi almıştır. Nispeten felsefe dersi almış. Mantık, güçlü bir mantık. Çok güçlü bir mantık var. Mantık dersleri almış. Bu eğitimleri hep almış. Ama bunlar hani bizdeki üniversite öğrencisi seviyesinde. 16 yaş öyle. İyi yani 16 yaş. Çünkü o zamanlar zaten insan ömrü ortalama 40-45 yaş. 1100, 200, 300, 400, 500. Bu 500 yıl boyunca Avrupa'da yaş ortalaması bir çalışmaya göre 32. Ölüyorlar yani patır patır ölüyorlar. Aynı dönemlerde bu 4-500 yılda İslam dünyasındaki yaş ortalaması 45. Garantiye almak için 40'tan hesap ediyor İbn Haldun. Daha sonra devletlerin, mülk devletinin ömrü 3 nesil gider. Bu da 120 yıldır diyecek çünkü. Ortalama 40. Yani bu artık 16 yaşındaki bir çocuk evleniyor da. Gazali o gün konuştuk. 53 yaşında ölüyor. Süreverdi 38. Selahaddin Eyyubi 42. Mesela en uzun Osmanlı padişahlarından kim? Süleyman kaç? Şimdi 20 yaşında padişah oldu. 46 yıl 66 yaş. 67 de ölüyor galiba o şey. Yavuz 40. Fatih 53. İşte aşağı yukarı yani. Yani 90 yaşında adam da var. Yani Cürcani mesela önemli bir adam. Kutbuddin Razi'ye gittiğinde Şam'a adam 90-91 yaşında mesela. Ama bunlar böyle şey yani mesela Hazreti Osman ne bileyim 82 yaşında galiba öldürüldü. 16-17 yaşlarına kadar eğitimini almış, ondan sonra zaten siyaset. Adam tecrübesiyle bu işi götürüyor. Ha bir taraftan artık nasıl ediniyorsa İslam ilimlerini takip ediyor. O dağdağlı hayatta nasıl yapıyorsa. Çünkü kitaptan belli yani. Ne analizler ne kaynaklar veriyor kitapta yani. Bir sürü kaynak yani. Bir hadisi mesela alıyor. Bir meseleyi. Mehdilik meselesinde herhalde 150 tane hadis getiriyor yani. Ve o hadislerin zincirleriyle, rivayet zincirleriyle getiriyor. Var orada. O yüzden kalın o kitabı. Adam Mısır'a gittiğinde Mısır'da da böyle namıyla gidiyor. Hemen etrafına toplanıyorlar filan. Şimdi İhsan Fazlıoğlu şey diyor bir makalesinde. Yani adam diyor görevde değilken mükemmel bir adam. Hani herkesin çok sevdiği bir adam. Ama göreve geldiğinde ya abisini işte ya. Abisinin ölüm fermanını veriyor yani. Ya öz abisin ya. Ki siyasete abisi başlattı. Abisi vezirdi. Sonra gel hadi sen hacip olmak istiyordun diye filan şey yap. Adam acımıyor yani. Hiç bakmıyor gözünün yaşına filan. Şimdi mesela orada da bu sefer Mısır'da başlıyor. Ta geliyor danışmanlığa kadar yine. Bu defa Timur. İşte 1403'te Ankara'da şeyi 1402 Beyazıt'ı bitirmiş. Adam hiç yenilmemiş yani. Timur acayip bir adam zaten. Beyazıt'la mektuplaşması filan çok iyidir yani. Yani Beyazıt'la birbirlerine posta koyarlar. Beyazıt der işte ben ki Osmanlı filan. O der ki ben senin atanı da bilirim, dedeni de bilirim ama ben hiçbir miras almadan bunu yaptım. Ve der sana daha burada uzatmayacağım. Cevabımı meydanda göreceksin. Ve gelir tabii Osmanlı'yı dağıtır yani. 13 yıl fetret. Boşluğa düştü Osmanlı yani. İşte oradan Şam'a. Şam'da işte bu sefer Şam'ı alıyor filan. Savaşıyorlar filan. Mesela İbn Haldun işte adamın kanı kaynıyor yani. Adam bakıyor diyor ki ya bizim buraların Timur'la baş etme ihtimali yok. Timur'da bunlarda da diyor medeniyet yani Müslümanlar tamam ilhanlar ama adamlarda işte şey var yani yıkıp yıkma var. E bu gelecek diyor ne Şam bırakacak. Hani bir de sinirlenirse Sina çölünü atlama ihtimali yok ama hani onu düşük görüyor. Ama gelse Kahire Mahire de bitirecek. Tutuyor kendine vazife çıkartıp gidip Timur'la görüşüyor mesela. Hani ben şehri kurtarırım diye. Harbiden de kurtarıyor yani.
Timur bu sefer bundan çok etkileniyor. Sen diyor bana lazımsın, sen gitme bir yere. Ama bu da istemiyor. Kahire'ye geri dönmek istiyor. Timur o tutuyor diyor ki bak benim diyor bütün kitaplarım, kaynaklarım, bilmem nelerim Kahire'de. Çoluk çocuğum Kahire'de. Oysa kendisi Kahire'ye gittikten bir yıl sonra çoluk çocuğunu getirirken hazin bir öyküdür. Gemi alabora oluyor İskenderiye açıklarında, ölüyor bütün ailesi. Çoluk çocuk orada diyor, kaynaklarım da orada. Ben sana ne yapayım? 12 sayfalık Afrika'yı nasıl alırsın diye bir kitap yazayım. Bir şey yazayım yani. Risale yazayım. Ben de gideyim eşyalarımı toplayayım, işlerimi bitireyim, geleyim falan diye şey yapıyor adama ya. Şimdi mesela o aranıyor, o 12 sayfa. İbn Hatip veriyor çünkü bu rakamı. Çünkü böyle mesela o bir hapisten kellesinin gitmesinden de bir defa Tunus'ta yine şeyle kurtuluyor. Adama diyor ki tamam beni öldürür, ben hak ettim ama eğer öldürmezsen sana bedevileri nasıl alacağını söylerim. Ve gerçekten bütün politikanın başına getiriyor ve 3 yıl boyunca adam bütün her yere İbn Haldun sayesinde hakim oluyor. Ya yani öyle bir adam İbn Haldun. Biraz da bırakmıyorlar işte adamı da. Hani diyorlar ya adın çıkmış 9'a inmez 8'e filan. Lazım yani öyle adamlar. İşte Timur'dan yakasını kurtarıyor. Tekrar Kahire'ye geliyor ve sonra zaten ilim adamı olarak da zaten işte bu sefer ne de müftülük diyelim. Şeyhülislamlık gibi onun başına getiriliyor. İyi de bir fıkıhçı. Ama oraya geldikten sonra bütün İslam uleması, Kahire uleması İbn Haldun'a kızıyor. Çünkü İbn Haldun bariz bir şekilde hepsinden üstün. Şimdi bakış açısını göreceğiz zaten. Hakikaten bakışıyla filan yorumlarıyla hepsinden üstün, yeteneğiyle üstün yani. En son işte bir ilim adamı olarak böyle ölüyor. Tabii eceliyle ölüyor. Kıyamıyorlar adamı yani. Adama kıyamıyorlar. Ya çok özgüven sahibi bir adam. Mesela kendi yöresinin kıyafetiyle dolaşırmış Kahire'de. Oysa o kıyafet çok küçümsenirmiş. Hani köylü kıyafeti filan böyle dolama filan bilir misiniz onu? Bu Cezayirliler, Faslar çöl için böyle her tarafını kapatırlar filan. Mesela o kıyafetinden filan hiç vazgeçmemiş filan. Şimdi İbn Haldun mukaddimeyi bu siyasi dağdağların arasında hep aklında ama. Ne? İber tarihini yazmak. Şimdi bizim de buraya geçişimiz, siyasete geçişimiz bununla olacak zaten. İbn Haldun İber tarihi yazmak istiyor. Neden tarih anlatmak istiyor İbn Haldun? Çünkü İbn Haldun medeniyetin, kendisi daha sonra buna umran diyecek, tarihten geçtiğine inanıyor. Tarihi bilmekten geçtiğine inanıyor. Bu çok çok önemli bir şey. Neden? Yani İbn Haldun'a göre kitabın ilk kısmı uzun uzun bu açıklamalarla dolu. Eğer insanın geçmişte ne yaptığını bilirsen, nasıl davrandığını bilirsen, nasıl yönettiğini, nasıl yönetildiğini bilirsen, doğru yaptıklarını ve hatalarını bilirsin. O zaman da bir umran ortaya koyabilirsin. Bir devlet ortaya koyabilirsin. Ha, devletten kasıt nedir? İyi yaşamdır. Dolayısıyla iyi yaşayabilmek için devlet gerekir. Şimdi buraya kadar Platon, Aristoteles, Farabi ile aynı. Çünkü bu saydığım üçü de siyaseti, politikayı iyi yaşam için arıyorlardı. Şimdi şöyle diyebiliriz mesela. Platon'da devlet, Platon niçin devlet kuruyordu? Hatırlayanız var mı? Adalet. Glaukon ve Adeimantus adalet üzerine bir soru soruyorlardı. Diyorlardı ki bir insan adil olmasın ama adil görünsün. Sokrates de durup ha bu iyi bir soru ama ben bunu birey üzerinden anlatamam diyordu. Gelin diyordu toplumdaki her bireyin böyle olduğunu düşünelim. O zaman bakın bu sorunun yani bunun kötü bir şey olduğu ortaya çıkacak. Adaleti tesis etmek için bir devlet kuruyordu Platon. Aristoteles neyi de tesis etmenin derdindeydi? Çok da üstünde durdum aslında ahlak. Çünkü Aristoteles'in politika kitabı Nikomakos'a etik kitabının ikinci cildiydi. Aristoteles evdaimon hayat dediği, razı olma, mutlu olma hayatı dediği. Yani insanın amacı nedir? Mutlu olmaktır. Peki mutluluk nereden geçer? İyi bir ahlaktan geçer. İyi bir ahlakı nasıl oluştururuz? Bunun ilk cildini ahlak kitabında, ikinci cildini siyaset, politika kitabında yaptı. Yani dedi ki iyi bir ahlaka sahip olmak bir kişinin karakteriyle alakalı, huyuyla, aklıyla filan. İki toplumdaki yek diğeriyle olan ilişkisiyle alakalı. O yüzden zoon politikon diyordu. Hani insan özü gereği toplumsal hayvandır diyordu. İyilik burada çıkar, insanın yetkinliği burada çıkar diyordu. Şimdi Farabi ne için bir devlet kuruyor? Aslında her ikisinden de faydalanır. Daha ziyade Platoncudur. Farabi ise hakikati kurmak için bir devlet oluşturuyordu. Yani bir 11 akıl serisi oluşturdu ve daha sonra dedi ki işte bir peygamber buraya ulaşabilir, bir de filozof ulaşabilir. Peki amaç nedir? Devleti kurmaktaki amaç nedir? İnsanlara bu hakikati, Allah'ın ne olduğunu ve ne olmadığını, ne yaptığını ve ne yapmadığını, peygamberin ne işe yaradığını ve ne işe yaramadığını, eğer böyle derse,
Bunları anlatabilmek için de bir devlet oluşması lazım diyordu ve devletin asli görevi Farabi'yi de aslında hepsinde böyledir de Farabi çok vurgular. Devletin asli görevi vatandaşını hakikate yöneltecek şekilde eğitmektir. Mesela bu devlet vatandaşını eğitir ne için? Hakikat için. Bu devlet vatandaşını ahlak için eğitir. Bu devlet vatandaşını adalet için eğitir. Ha, hepsi aynı yere gider. O da mutluluktur, iyiliktir yani. Hepsinin gideceği yerde evdaimon hayat, mutlu hayattır. İbni Haldun da böyle başlıyor. İbni Haldun diyor ki, tarihi, ben niye tarih yazıyorum, tarih kitabı? Tarihi bilirsek insanların hatalarını ve düzgün yaptığı işleri görürüz. Nasıl davrandıklarını görürüz. Dolayısıyla nasıl yönetileceklerini görürüz. Bunları görünce ne olacak? İyi bir hayat olacak. Söylüyor mesela, sanat olur diyor, estetik olur, güzellik olur diyor, her şey orada çıkar diyor. Öyleyse İbni Haldun da aslında bunu söylüyor. İyi bir hayat için, mutlu bir hayat için devlet kurmak lazım. Ama çok bariz bir şekilde tarihte ilk defa yaptığı şey İbni Haldun. Bunlar ve devamı felsefe üzerinden yürütürler. Felsefi bir akıl yürütmeyle mutluluğa ulaşması ulaştırırlar. İbni Haldun tarihle yapar bunu. Yani bunlarda buraya götürecek şey felsefe iken İbni Haldun da bu tarihtir. Dolayısıyla paradigmayı ilk defa insanlık çağında İbni Haldun çok radikal bir şekilde çevirir. Felsefeyi bir kenara bırakır. İyi devlet tarihi bilmekten geçer diyecek. Bakın aylardır bastırıyorum. İyi bilmek felsefede hep akıl, kalp, duyular bunlarla alakalı bir şeydi. İşte Sokrates'te bilmek şuydu, Aristoteles'te bilmek tümelleri bilmekti filan. İbni Haldun felsefe paradigmasını bir tarafa bırakıyor, getirip tarihi koyuyor. Tarih yok. Felsefe, sadece felsefe denir ki tarihten hiç beslenmez. Hiç öyle bir şey yoktur. Felsefe genellerle, genel değil, tümellerle ilgilenir çünkü. Yani insan şöyle bir varlık, insan böyle yapar. Bilmek şudur, akletmek budur, hissetmek şudur. Ne zamandır felsefe konuşuyoruz? Hiç tarihten bahsettik mi? Hiç bahsetmedik. Ama şimdi İbni Haldun tarihi alıyor ve bilmenin asli unsuru, asli aracı haline getiriyor. Artık paradigma burada tarih. Bakın çok sonradan Hegel'le birlikte tarihsel tez ta gelir İbni Haldun'a dayanır aslında. Anlatabildim mi? Bugün tarihselci diye bir İslami ekol var. Ha, bu demek değil bunlar İbni Haldun'a dayanıyor. Öyle bir şey yok. Ama İbni Haldun'un ortaya koyduğu perspektif yeni dünyanın ana perspektifi oldu. Hegel buna dedi ki artık dedi tarihtir gördüğümüz perspektif. İşte önce biyolojiydi, sonra Descartes'la birlikte matematik oldu ve şimdi yeni dünya tarih. Yani nedir tarih? İnsanlar aynı insanlar değil. Rousseau söylüyor ya, her yüzyıldaki insan başka insandır diyor ya. İnsanlar şöyledir diye bir cümle kabul edilemez diyor. Şimdi daha da gidiyor. Bakın bu İbni Haldun'a dayanan bir şeydir işte. İbni Haldun ilk defa bu böyle dedi. Yani felsefeyi eleştirir. Çok sıkı eleştirir. Hatta bir tehafüt geleneği vardır. Hani böyle söylenir. Ben şimdi burada iddia sahibi olacak kadar bilen biri değilim. Ama şöyle bir şey söylenir. Gazali Tehafüt-ü Felasife'yi yazdıktan sonra İhvan-ı Safa ve İbn-i Sina'ya ve genel olarak filozoflara onların tutarsızlığı şudur şudur diye 20 konuda hani çok da bizde adı geçti. Denir ki yani bir tehafüt geleneği başladı. Ne demek yani bir sürü kişi daha sonra Tehafüt-ü Felasife yazdı. Hakikaten de var yani benim bildiğim 5-6 tane Tehafüt-ü Felasife var. Hep aynı başlıkla. Size daha önce demiştim yani bizim geleneğimizde kitap başlıkları kitabın konusudur. Ayrıca öyle genelde bir başlık düşünmemişler yani. Gazali felsefeyi eleştirir 20 konuda, 3 konuda kafir ilan eder, tekfir eder. Ve Gazali ile bilinir. Bu iş Gazali ile başladı diye bilinir. Öyledir de. Sistematik anlamda eleştiri Gazali ile başladı. Ama ben öyle zannediyorum. Ben tabii Tehafüt'ü inceledim. Ona İbn-i Rüşd'ün verdiği cevabı da inceledim. Tehafüt'ü de inceledim. Benim görüşüme göre öyle zannediyorum. İbn Haldun'un mukaddimede yaptığı felsefe eleştirisi Gazali'nin yaptığı eleştiriden çok daha güçlü bir eleştiri. Çünkü bana göre Gazali kendisi de tutarsızlığa düşüyor ama İbn Haldun düşmüyor. Başka bir alandan çok güçlü bir şekilde felsefeyi eleştiriyor İbn Haldun. Temelde yaptığı şey şu İbn Haldun'un. Felsefeye diyor ki ya siz diyor bir bilinmeyen ortaya koyuyorsunuz bilmek istediğiniz şey. Yani bu nedir? İşte metafizik olabilir, ilahiyat olabilir şurada yazdığım gibi. Ya akıl nedir işte mesela? Ya bir bilinmeyen ortaya koyuyorsunuz. Sonra diyor o bilinmeyi anlatmak için 50 tane daha bilinmeyen çıkartıyorsunuz diyor. Ya bu zaten problemli bir şey diyor yani. Anlatabildim mi? Bir şeyi anlatmak için öyle bir dil üslup kullanıyorsunuz, öyle bir nazariye geliştiriyorsunuz, teoriye geliştiriyorsunuz ki başlı başına hiçbir şey bilinmiyor. Başta diyor bir tane bilinmeyenimiz vardı ne güzel. Şimdi diyor 20 tane bilinmeyenimiz var. Sen diyor nasıl oldu da şimdi bunu açıkladığını düşünüyorsun diyor. İyi bir eleştiri bu. Çünkü kendisi bunu pratik bir şekilde acayip iyi bir şekilde üstesinden geliyor aslında. Hakikaten geliyor. Yani bütün felsefeyi de atıyor kenara. Paradigmayı değiştirip felsefeden tarihe oturtuyor. İyi bilmek
tarihten geçer. O yüzden İbn Haldun çok kendine özgü bir akıl sınıflaması yapıyor. Diyor ki 3 tane akıl vardır. Birincisi diyor temyizi akıl. Bakın hiç filozof, milozof ya hepsini unutun şimdi, tamam mı? Ayırt etme gücü. Bu insanda var diyor zaten. Her insan diyor ayırt edebilir. Yani bir zeka özrü yoksa, ya bir art niyet yoksa. Yani akıl öyle makalat filan işte böyle soyutlama. Şimdi İbn Sina'nın aklını hatırlıyorsunuz değil mi yani? İdrakı hissiden, idrakı hayale, idrakı hayalden, vehime, vehimden akla böyle soyutlaya soyutlaya gidiyordu. Ya diyor böyle bir şey yok. Akıl ne? Akıl bir. Temyizi akıldır. Yani iyiyi kötüden ayırabiliyor musun abi? Ayakkabıyı gördüğünde onu ayağına giymen gerektiğini anlıyorsun değil mi? Kafanı sokmaya çalışmıyorsun. Doğruyu yanlıştan ayırabiliyorsun. Bu diyor herkeste var. İkincisi tecrübi akıl. Çok zaten açıkça. Tecrübeyle diyor öğrenirsin. Yanlış da yaparsın. Üçüncüsü de nazari akıl. Ne demek nazari akıl? Nazar ne demek? Nazariye. Kelime anlamını boş verin. Yani bakmaktan çıkıyor. Nazariye dediğimizde ne demiş oluyoruz? Teori. Teori. Genelleme. Tümelleme değil bak. Şimdi İbni Haldun genellemeye yapan bir adam. İnsanlar böyledir. Toplum böyledir. Şöyle olursa böyle olur. Bakın bu genellemedir. Tümelleme böyle bir şey değil. Aristoteles tümeller. Yani ne demek şimdi? Ne demiş oldum ben acaba? Genelleme yapmakla tümelleme yapmak arasının şeyini. Genele bakmakla tümele bakmak. Geneli aramakla tümeli aramak arasındaki fark nedir? İşte kural böyle işler. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kural böyle işler. Tümel, tümel başka bir şey. Tümel özlerle ilgilenir. Soyutlaşmış bir şey özlerle ilgilenir. Hani insanı insan yapan şey. İbn Haldun'da böyle bir şey yok. Ne özü diyor yani, ne özlü özmöz diye bir şey yok diyor İbn Haldun. Tamam, fıtrat vardır diyor. Allah'ın insana verdiği fıtrat vardır. Şimdi devlete yavaş yavaş geçtiğimizde oraya geleceğiz inşallah. Ama öyle yani her insan farklıdır diyor. Genelleme yapılabilir. İnsanların genel olarak nasıl davrandıkları bilinebilir. Çünkü insanlar hep aynı davranır. Ama bu tümelde insan böyle davranmak zorundadır demek değil yani. O yüzden İbn Haldun dili çok basit bir dildir. Bu bir başarıdır. Yani yüksek şeyleri basit dille anlatmak her zaman bir başarıdır. Ya en temelde ben uzmanı değilim ama bileniniz varsa müdahale etsin, yanlış dersen. Yani iyi bir işte roman yazarına Dostoyevski'ye niye iyi diyorlar? Yalınlığından değil mi? Yalın bir şeyi yalın anlatmakta bir maharet yok. Çünkü onu herkes öyle yapar. Demek ki Dostoyevski ne yapıyor? Yani karmaşık şeyleri çok yalın anlatabiliyor. Yani insanın işte iç hesaplaşmalarını falan ya da Tolstoy, Balzac neyse yani o klasiklerdeki hoca yazarlar. Bunlar karmaşık olanı çok yalın anlatabildikleri için, okuduğunda kendini oraya direkt götürebildiğin için başarılı. Yani mesela Kapital ağır bir kitaptır. Özellikle ikinci cildi çok çok ciddi, çok ağır bir kitaptır. Çünkü işte komünist görüşü, sosyalizmi falan böyle bayağı detaylı anlatır. Okuyacağız inşallah 3-4 hafta sonra. Ama mesela manifesto öyle değildir. Manifesto çok basit bir dille yazılmıştı. Aynı adam yazdı. Çünkü hitap ettiği kesim işçi sınıfıdır. Komünizmden örnek vermemiz iyi. Çünkü İbni Haldun'a dayandığını iddia etti bazıları. Tarihi niye yazdı? Bilmek için. Bilmek tarihten geçiyor. Felsefeden değil. Paradigma değişti şu anda. Tamamen bambaşka bir sistem var ortada. Artık felsefeyle hiçbir işimiz yok. Adam o kadar güçlü bir şekilde anlatacak ki birazdan bunu. Hakikaten bir şeyi anlamak için İbn Haldun'da öyle felsefi şeye, kavramlara falan girmeniz gerekmeyecek. İbn Haldun çünkü değerler üzerinden konuşmaz. Felsefeye olan ikinci eleştirisi de budur zaten. Realiteden konuşur. İbn Haldun tutar der ki, özellikle Farabi'nin de adını vererek der ki, bu işte Platon'dan, Aristoteles'ten etkileniyor. İdealizm, işte insan şöyle olmalı, böyle olmalı. Hepsi masaldır diyor. Aynen böyle söylüyor. Hepsi masaldır, hiçbir real tarafı yoktur diyor. Yok insan işte hakikati bilmeliymiş, insan özü itibariyle bilmek istermiş. Metafiziğin ilk cümlesi Aristoteles'te. İnsan özü gereği bilmeye eğilimlidir. İnsan iyi ararmış, aramalıymış. Yok öyle bir şey diyor. O yüzden kitap boyunca hiç değerler üzerinden konuşmaz. Hiç olmalı filan demez yani. Der ki insan böyledir. Kabile böyledir, devlet böyledir. Şu şunu yaparsa bu bunu yapar. Felsefeye ikinci şey de odur. Felsefe, pratik alana dair felsefenin söyleyeceği hiçbir şey yoktur İbn Haldun'da. Yani pratik alan ne? Bizim irademize bağlı olan şeyler. Kalemi bırakırsam düşer, bırakmazsam düşmez, bu kadar. Hatırlarsanız Aristoteles'in metafizik tanımıyla fizik tanımı böyle bir şeydi. Metafizik, varlığı bana bağlı olmayan metafizik ve fizik. Ya ben olsam da işte şuradaki ağaç var, olmasam da var. Ben olsam da bir Allah var, olmasam da var. Ama ahlak, yani pratik felsefe, teorik felsefe böyle. Varlığı bana ait, bana bağlı değil. Ama pratik felsefe bana bağlı bir şey. Yani siyaset, ekonomi ve ahlak, bunu ben yaparım insan olarak. Yani iyi yaparsam iyi yapmış olurum, yapmayabilirim. Dolayısıyla bana bağlıdır. Şimdi Aristoteles diyor ki, bu pratik felsefe dediği şey de Aristo'nun ya da Farabi'nin.
Felsefenin söyleyeceği hiçbir şey yok diyor. Bakın inşallah haftaya ya da İbn Haldun'a devam edeceğiz. Öbür hafta Machiavelli konuşacağız. Hani birçoğu Machiavelli'nin İbn Haldun'un mukaddimesini bir yerde okumuş olduğunu düşünür. Böyle bir veri yok. Okuduğuna dair bir veri yok. Herif hiçbir atıfta da bulunmuyor. Az bir 60 yıl falan var ama ve çok aynı şeyleri söylüyorlar. Prens de hükümdar diye çevrildi Türkçe'ye. Arıyorlar yani. Bir şekilde diyorlar Machiavelli İbn Haldun'u okumuş. Hatta Machiavelli de İtalya'da. İşte İbn Haldun da işte yakın öbür tarafında filan. Hani bir şey olmuş. Ama bir şey yok. Somut bir bilgi yok. Neden böyle diyorlar? Çünkü İbn Haldun olması gerekenle aptallar ilgilenir diyor. Olanla ilgilenir diyor. Real bir şey arıyorsanız olanla ilgileneceksiniz. Şimdi aynısı Machiavelli'de cümle olarak geçer. Sadece ahmaklar olması gereken için olanı terk eder. Machiavelli'nin hükümdarında bu ifade vardır. Kant bunun ikisi arasında git gel yapar. Orada bir episteme çıkartır. Yani olan, daha önce konuştuk. Olan ne zaman olması gereken hale gelmeli? Olan olması gereken olsun mu? Mesela Resulullah'ın yaptıkları Müslümanlar için her zaman olması gereken olsun mu? Olacaksa ne zaman olsun? Onun orada gerçek olan burada ne zaman bizim amacımız olsun? Üzümü şöyle yemiş olması bir vaka. Peki biz öyle yiyelim mi? İşte tırnağını şöyle kesmiş olması bir vaka. Peki biz öyle keselim mi? Olan ne zaman olması gereken haline gelir? Tamam, İbn Haldun'un sistemi olan üzerinedir. O yüzden değerler üzerinden yürümez. Böyle iyilik, kötülük falan filan yok bunlar. Yeri geldiğimi söyler de bu anlamda söylemez. İbn Haldun olguları, vakaları söyler. Bu böyledir der. İşte bu yüzden felsefeyi de burada çöpe atar kendince. Şimdi eğer kendi iddia ettiği şeyi kendisi yapamasaydı derdi ki bir işe kalkışmış ama kalkamamış altında. Ama başarıyor İbn Haldun. Hiç bu işlere girmeden anlatıyor. Bakın o kadar basiretlidir ki İbn Hacer'den az önce bahsetmiştim öğrencisi. İbn Hacer anlatıyor bunu bakın. Bizzat kendisi yazıyor bunu. İbn Haldun Timur'dan bahsediyor. İbn Hacer diyor ki işte ya geliyormuş filan. Herkes Timur'u konuşuyor. İbn Haldun diyor ki sen Timur'u boş ver. Timur diyor sert bir rüzgar. Esecek geçecek. Osmanoğullarından kork. Bunlar geliyor diyor. Kitaplarında çok fazla Türklere zaten atıfta bulunur. Yani kork derken tabii hani sen Osmanoğullarını düşün. Eğer büyük bir fırtına, bir kalıcı bir şey geliyorsa o Osmanoğullarıdır. Şimdi neden böyle diyor acaba? İşte bu kitabında nedeni var ortada. Hepsinin analizini yapıyor çünkü adam. İşte burada İbn Haldun artık tarihi anlatmaya başlar. Kitabın ilk kısmında tarihin ne olduğunu ve tarihe nasıl bakmamız gerektiğini anlatıyor. Mükemmeldir yine. İbn Haldun tarihi ikiye ayırır. Zahiri ve batini tarih diye. Nedir zahiri ve batini? Görünen ve görünmeyen. Görünen kısım der ki, bizde der işte Taberileri falan söyleyerek. Çok kıymetli tarihçiler var der. Bakın şimdi tarihi nasıl değiştiriyor İbn Haldun. Bunlar ne yapar? Görünen, zahiri kısmı haberi anlatır diyor. Haberin gelmesidir yani. Tarih bu. Diyor bunlar işte şu şudur. Sarışındır. Şu boydadır. Ben size söyledim mesela. Örneğin bizim tabakat kitaplarına filan bakın böyle Suyuti'nin, Zehebi'nin, Ebu Zehra'nın filan var. Bahsedeceği adamın önce bir künyesini verir. İşte Ahmet Efendi babası şudur, anası budur. Ana yok tabii de işte oğlu şudur eğer meşhursa oğlu. Şunlardan ders almıştır. Bunlara hocalık yapmıştır. Bunları verdikten sonra şu yaşta işte şurada öldüğü düşünülüyor filan. Ondan sonra böyle şey bilgiler verir yani. Mesela der ki Ahmet bu Mehmet Efendi için şöyle der. İşte Aytaç Mehmet Efendi için böyle der ve böyle haberleri verir. Başında söylüyor da tabiri kendisi. Ben yine aktardım size bunu zamanında. Ya ben diyor yeri geldi o muhitte o bölgedeki sakinlerin sözlerini bile aldım diyor ya. Yani. Hani belki şehir efsanelerini bile yazdım diyor. Taberi çok önemli bir adam tabii. İbni Hişam filan, İbni Habib çok çok önemli tarihçiler bunlar. Şimdi bunlara önce saygıda bulunuyor. Bunlar olmasa ikinci kısım olmaz diyor çünkü. Ama asıl tarihi ilim yapan şey batıni tarafıdır diyor. Şimdi böylece tarihe ilim veriyor. İlim tasnifinde bir yer açıyor tarih. Tarih bir ilim oldu ilk defa. Yoktu böyle bir şey. Ve burada ikiye ayırıyor. Aslında diyor tarihçi denmemeli bunlara. Bu zahirde olanlara vakanüvis. Nedir? Olayı anlatan. Fatih 250 bin kişilik orduyla İstanbul'u Mayıs 1453'te aldı. Kimden? İkinci Konstantin'den. Bu vakadır, bunu aktaran adam vakanüvistir. Şimdi İbn Haldun'a kadar bunlara, bunu anlatan adama tarihçi deniyordu. İbn Haldun diyor ki tarih böyle bir şey değil. Ya onu ilim yapan şey onun kendi dönemi içerisinde kurgusudur. Yani bunu niye yaptı? Tamam Fatih bunu yaptı.
Bunu niye yaptı? Yaptıktan sonra nasıl yaptı? O dönemde işte kimler neler demiş, siyaset nasılmış, insanlar nasıl giyinir, ne yer, ne içerlermiş. Dönemin siyaseti, genel hava nasıl esiyormuş. Mesela İstanbul'u almanın sonuçları neler olmuş. İşte bunu diyor tarihçi yapar. Ve bakın o kadar şeydir, ukalalık böyle adamlara yakışır. Böyle ukalada değil aslında ama sanırım diyor Allah'ın izniyle bu ilmi de insanlığa biz armağan ediyoruz şu anda diyor. Bizden sonra böyle bir ilim olacak diyor. Tarih bir ilim olacak diyor. Ama ne yazık ki bizzat kendi öğrencileri bile Makrizi, İbn Hacer'e bakın bunu yapmamış. Aynen Vakayuname'ye devam etmiş. Vakayunisti'ye devam etmiş. Bugüne bakarsanız mesela İslam, şimdi ilk İbn Haldun'un şu çevirilerinde filan hani çok az hoca artık 20-30 yıldır ana metninden çeviriyor. Biz bunu oryantalistlerden çeviriyorduk. Bütün kitaplarımız böyle bizim. Ben size bunu hadis sünnet meselesini anlatırken çok söyledim ya. Tamamı yani batılı ilgilenmiş. Niye? Bu paradigmayı batılı alıyor. Ha İbn Haldun'dan alıyor demek istemiyorum ama İbn Haldun bunu ilk defa söylüyor. Batılı ondan almış, başkasından almış ama bunu uyguluyor. Şimdi Bernard Lewis'in bir yorumuna bakın bakalım yani 100 yıl önce. Bakalım nasıl Rosenthal'ler bilmem neler falan nasıl yorumluyorlar. Bizde o yetenek yok ki. İşte şimdi 30-40 yıldır var. Şimdi Allah razı olsun işte böyle hani İhsan Fazlıoğlu gibi hocalar falan çıkıyor. Fuat Sezgin gibi hocalar, hani İlber Ortaylı gibi hocalar, Ahmet Aslan gibi. Bu adamlar artık şey yapıyorlar yani. Gerçi Ahmet Aslan şey oldu da felsefede o. Yani o analizi yaparken bir dakika. Yani bugün de böyle biz Kudüs üzerinde de konuştuk bunu. Yani ne diyoruz de daireyi alırız. En küçük daire ya ne oldu burada? Sonra büyütürüz. Kim dahil oldu? Hangi amaçlarla daha da büyütürüz. En son belki uluslararası bakarız deriz. Ha öyleyse bu böyle. Ama bizde hala çok büyük kesim oturduğu yerden dünyaya bakar. Adam mesela Türk milliyetçisi ya da Kürt milliyetçisi ise bütün dünyayı Ertaş geçen gün metin attı değil mi? E ne yapmış paşa? Kürt kendine bir yer açmak istiyor böyle sözde bir de bir paradigma oluşturmak istiyor. Bütün saçmalıkları bir araya getirmiş. E böyle olmaz ki. İşte İbn Haldun bunu açtı ve çok iyi örnekler veriyor. Çok çok iyi mesela Mesudi o zamanlar çok namı büyük bir tarihçi. Mesudi'den ne örnekler veriyor? Mesela anlatıyor. Önce metnin tamamını veriyor. İskender üzerinden bir hikaye anlatıyor. İşte İskender bu İskenderiye şehrine işte büyük kalesini yaptırırken, o fenerini bilmem nesini falan yaptırırken işte denizden böyle yaratıklar çıkıyormuş. Askerler, işçiler korkuyormuş, çalışamıyorlarmış falan. Mesudi bunu anlatıyor hakikaten böyle. İskender de askerlerine, şeyine, çalışanlarına cesaret vermek için demiş ki bana bir tabut yapın, etrafında bir camla örtün filan, ben denizin altına gireceğim filan. Sonra girmiş, bir gün orada kalmış, o yaratıkları denizin altında görmüş, sonra tekrar çıkarmışlar. İskender onları çizmiş içeride filan. Sonra o denize doğru o yaratıkların heykellerini çizmişler. Bu sefer denizden çıkan o büyük balıklar, sivri dişli, ona yaratık diyorlar yani. Onlar işte heykelleri gördüğünde kendileri de korkup tekrar dalıyorlar. İbni Haldun bunu paramparça ediyor bu şeyi, rivayeti. Yani böyle bakılır mı diyor ya. Şimdi 7 tane madde diyor burada. 7 maddede bu rivayetin saçma sapan bir rivayet olduğunu söylüyor. Yani birincisi diyor hani fizik buna imkan vermiyor diyor. Ya adam oraya gitti diyor sıcaklık farkından ölür diyor. Bak o da nefesten değil ha. Yani o zaman bilgisi farklı tabii. Sıcaklık farkından ölür diyor. Ne bileyim öyle yerlere getiriyor ki mesela diyor ki ya bir defa İskender gibi bir adam böyle diyor bir şoparlık yapar mı diyor ya. Ya sen hiç mi İskender'i tanımıyorsun filan diyor. Şimdi asıl gücü nerede? Bu paradigmayı, bu ilmi, tarihi ilmi oluşturduğunda hadisler, hadisi sünneti ki İbn Haldun çok saygılı bir adamdır. Hani bugünkü böyle bir hadis eleştirisini hemen bugüne taşımayın yani. Aa Resulullah yokmuş, bak Muhammed postacı falan. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum herhalde bir 10-15 sayfa ayırıyor Mehdi'ye. İnanın yani o kadar güçlü parçalıyor ki. Ne Mehdi'si diyor ya. Yani o kadar güçlü parçalıyor ki. Ya da mesela yine bir yerde hilafet Kureyş'tendir. Ya öyle güçlü giriyor ki oraya. Yani şu üçüyle. Ya bu mümkün değil diyor ya. Sen diyor boşuna rivayeti falan arama. Yani hilafet mesela o Fırka-i Naciye var ya. Bakın 1377'de yazıyor ya. Hani ümmetim 73 fırkadır işte biri kurtulacak. Ya bu mümkün değil ki diyor. O zaman peygamber fitneyi baştan kendi salmış oluyor diyor. Ya kimsenin aklında yokken hani af buyurun eşeğin aklına karpuz kabuğunu bizzat peygamber düşürmüş oluyor diyor. Olur mu lan diyor. Yani peygamber bunu yapar mı diyor ya. İşte şunu söylemiş peygamber bunu yapar mı? Şu ayetlerde şöyle şöyle derken bunu yapar mı? Sen hala ne rivayet peşine koşuyorsun diyor. Tarih ilminden yapıyor bunu. İşte burada güçlü bir tarih anlatısı. Sonra şimdi artık neden tarihi yazdığını anladık. İbere mukaddime yazıyor. Tamam şimdi anladık niye tarih yazdığını. Ondan sonra insana daha geçmeden önce bu defa iklim. Kitabın ikinci bölümü 6 bölümden oluşur mukaddime. İkinci bölümü 100 küsur sayfa iklimi anlatır. İklim özelliklerini daha ziyade Aristoteles ve Galen'den alır.
Çünkü o zaman bu gerçek biliniyordu yani. Hani dört madde vardır ya, dört element, anasırı erba, işte hava, su, ateş, toprak. İşte bunların özellikleri vardır. Toprak ağırlık verir, toprak sertlik verir, toprak selimlik verir. Mizaç teorileri çok meşhurdur yani, hepsi bu dördünden damıtılır. Tamam, yani bir adam çok asabiyse içinde ateş elementi çoktur mesela. Yani bu 250 yıl önceki, biliyorsunuz çok duyuyorsunuz benden bunu. 250 yıl önceye kadar bütün dünyada Çin'den, işte Amerika'yı bilmiyoruz o zamanlar, işte Avrupa'ya kadar gerçek bu. Bakın gerçek, bilim. Bilim bu böyle yani. Hani bugün dünya yuvarlak değil denmez değil mi? Diyenler var, gülüyorlar. İşte o zaman da anasırı erbayı görmemek böyle bir şeydi. Şimdi İbn Haldun bilim adamı değil, bunu olduğu gibi kabul ediyor ve size hatırlarsanız anlattım. Dünyayı 7 iklime bölüyor. Kuzey bölgesi 1, batı 2, burada da Amerika yok yalnız. Amerika'yı bilmiyor o zaman. 2, şurayı kesin 3, 6 kesin 4, geriye 3 tane mi kaldı? 3 tane de geriye çiziyor, 2 çizgi daha atıyor ve 1 numaraya Akdeniz Havzası'nı koyuyor. 2 numaraya hemen altını, 3 numaraya hemen üstünü koyuyor. Buralarda medeniyet olur diyor. Geri kalan hiçbirinin olmaz. Tek tek neden olmayacağını anlatıyor. Diyor ki burası çok soğuk olur, burası çok sıcak olur. Çok soğuk olduğumu düşünemez ama bunları yorum olarak değil, Galen tıbbından. Yani size daha evvel söylemiştim mesela, sıcak bölge insanının niye medeniyet kuramaz? Çünkü sıcaktır, beyin ise madde olarak soğuk maddedir. Özü itibariyle soğuk maddedir. Soğuğu ister. Eğer çok sıcak olursa beyin erimeye başlar. Beyin sulanması bizde bir hakaret değil mi? Adam gerçek olarak söylüyor bunu. Bu İbn Sina'nın tıbbıdır aynı zamanda. Beyin sulanmaya başlar. O yüzden çok sıcak bölgenin insanının beyni az çalışır. Ya neyi çok çalışır? Bakın mantığa göre soğuk madde sıcağı çok gördüğünde bozuluyor. Ama sıcağı seven bir madde varsa o da çok iyi çalışması lazım değil mi? O da bu bölgedir işte. Bu bölgede iyi çalışır diyor yani. O yüzden Araplar şehvetine çok düşkündür diyor mesela. Şimdi bu İbn Sina'nın da bir şey yaptı. Yani Farabi ya da bir başkası da buna bir şey diyemezdi. Bunun üzerine yazılmış milyonlar, gerçekten abartı yok yani, milyonlarca kitap var ya, İbn-i Nefis'in filan böyle şeyleri var, kalp dolaşım, kan dolaşımı ile ilgili filan böyle. Yani size daha önce söylemiştim yani, bir tıp, iki astronomi, bütün dinleri avucuna aldı yani bu. O gün bilim buydu. Yani hiçbir din, semavi ya da değil fark etmez, hiçbir din asla ve kata malum astronomiyi şey yapamazdı. Hani geçen hafta da söyledim. Daha önce üzerinde çok uzun konuştuğumu da hatırlıyorum. Yani eğik kürelerden oluşan, soğan zarından oluşan ve her şey bittiğinde bir Allah'ın olduğu bir astronomi vardı eskiden. Bunlar mükemmeldi işte. O yüzden daireydi. Çünkü dairesel hareket kemale ermenin şeyidir. Hani böyle başlayıp hareketini yapıp yine böyle geliyorsan bak, hareket var ama intikal yok. Yani bir noktadan diğer noktaya gelmiyorsun. Yani buradan başlıyorsun, buraya geldin. Ya ilerledin ya geriledin. Ya da böyle yapalım. Ya yükseldin ya düştün. Ama şimdi buradan başlayıp şöyle geliyorsan, ya bunun birleşmesi gerekiyor. Şöyle geliyorsan, bak hareket var ama aynı noktaya varıyorsun. Bak yükselme yok, düşme yok, ilerleme ya da gerileme yok. Ne var? Kemale erme var. Yani kendinden başlamış, hareket etmiş, bütün evreleri geçirmiş, en iyisinin yine kendisi olduğunu görmüş. O yüzden Tanrı dairesel hareket yapar. O yüzden göksel cisimler dairesel hareket yapar. Diğer cisimler, ay altı alem lineer hareket yapar. Bakın biz burada bunu mesela imgelemeye çalışmıştık. Hatırlar bizim gençler. Yani bu kardeşinizin bir armağanı olmuştu. Farabi'den tabii. Astronomi ve tıpla çelişmeyecek. Şimdi İbn Haldun burada işte kuzey bölgesinin insanı tek tek anlatır. Bakın bir metin okuyayım hatta size, ondan sonra da araya gidelim. Böyle iki dakika içinde de inşallah araya gidelim. Şimdi tarih ilmini neden anlattığını söyledi birinci bölümde. İkinci bölümde fizikin, tabiatın mizacı nasıl etkilediğini söylüyor. Bu mizaç teorileri meşhur. Yani İbn Sina'nın mizaç teorisi, Farabi'nin mizaç teorisi, Galen'in mizaç teorisi, hepsinin bir mizaç teorisi vardır. Şimdi İbn Haldun da aynen başlıyor. İbn Haldun'un çok iyi olduğu, yani gerçekten çok iyi olduğu şeylerden biri bu. Gıda maddelerinin çokluğu ve bunların rutubeti bedende bir takım işe yaramaz fazlalıklar ve kötü artıklar meydana getirir. Bu nevi artıklardan beden ve organlar nispetsiz bir şekilde genişler. Bir sürü bozuk ve kokmuş salgılar hasıl olur. Bu durumu donuk ve soluk bir renk takip eder. Fazla etli ve şişman olmaktan ötürü şekil çirkinliği vücuda gelir. Nitekim buna biz işaret etmiştik. Bahis konusu rutubetlerden hasıl olan ve beyne çıkan fena buhar. Şimdi beyne çıkan buhar mesela. Bunun böyle bir şeyi yok bugün. Zihnin ve fikrin üzerine örter. Burada şunu anlatıyor aslında. Başlık olarak bolluk zamanında diyor insanlar aptallaşmaya başlar. Bunu birazdan söyleyeceğim. Kıtlık zamanlarında insanlar zeki olur diyor. Bakın mesela hafifliğin, aceleciliğin, zevk ve keyfe fazla düşkün olmanın umumiyetle Sudanlıların karakterlerinden ve huylarından olduğunu gördük.
şey görmüşsünüzdür. Yani Sudanlı ne diyor? Hafiflik, acelecilik, zevk ve keyfe fazla düşkün olma. Burada Sudan derken Sudan'ı kastetmiyor ha. Onu da içine alacak bölgeyi kastediyor. Sudan nereden gelir kelime olarak? Sevt'ten gelir, Sevt. Siyah'tan gelir. Sudan siyahilerin memleketidir. İkiye bölerlerdi eskiden. Afrika'nın ne oluyor? Doğusunu, güney ve doğusunu Sudan eyaleti, batısında İfrikiye oluştururdu. Güney Afrika, Orta Afrika onlar çok bilinmiyordu. Mamur beldeler değildi. Yani çölün artık dibine de inmiyor adam yani. Zaten Güney Kutbu'nu da hemen orada tasvir ediyor aslında İbn Haldun. Yani bugünkü Cape Town'un falan olduğu yerde tasvir ediyor aslında. Çünkü o deniz büyük çöllerden, ormanlardan içeri girmiyorlar artık ya. İzole artık. İkiye bölüyor Afrika'yı. Batı tarafını İfrikiye, soğu tarafını da Sudanlılar diye söylüyor. Bunlar zenciler demek, siyahlar demek, Sevt'ten gelir. Bunların her nameye ve çalgıya dönerek raks etmeye düşkün oldukları ve her yerde ahmak olmakla nitelendirildikleri görülmektedir. Bunun gerçek sebebi şudur. Hikmetin ve felsefenin mesele ile ilgili yerinde kesin bir biçimde ortaya konulmuştur ki, burada felsefeyi bu anlamda kullanmıyor tabii. Neşe ve sevincin tabiatı hayvani ruhun yayılmasından ve genişlemesinden ibarettir. Hüznün ve üzüntünün tabiatı ise bunun aksinedir. Yine sabit olmuştur ki hararet havayı ve buharı yayar, açar ve genişletir. Hava zerreciklerinin arasına girer ve miktarını arttırır. Bunun içindir ki sarhoş olan kimse ifade edilmeyecek derecede sevindiğini ve neşelendiğini hisseder. Hamamlarda keyiflenenlerin de durumu bunun gibidir deyip devam ediyor. Şimdi tek tek başlıkları şöyle atıyor. Mesela bakın, havanın ve iklimin insan ahlakı üzerine etkisi. Mutedil olan ve olmayan iklimler, havanın insanların renklerine ve daha birçok şeylerine olan etkisi. Mesela renkler de zaten çok sıcak olduğundan adamlar siyah. Yanıyor yani. Tabii ki bunun gerçekle bir alakası yok şu anda. Çünkü şimdi biz biliyoruz ki bir şekilde pigment var. Mesela bu diyor ki İbn Haldun, sıcak diyor zaman içinde diyor yakar. İbn Haldun evrimcidir bu arada. Tabii böyle olsa yani uzmanları, Süleyman Ulu da herhalde kızardı bana. Evrim yeni bir şey. Ve amacı da belli bir şey aslında. Ama İbn Haldun, birazdan okuyacağım, metnin kendisini okuyacağım. Doğrudan evrimcidir yani. Yani dönüşümü kabul eder. Sarmaşıklar salyangozlara dönüşür. Salyangozlar maymun, maymundan insan filan. Böyledir yani. İnsanın en üstü de peygamberdir. Onu evliyalar ve peygamberler bahsinde anlatır. Diyor ki işte coğrafya sıcak. Zaman içinde insanlar dönüşe aynı bak Darwin gibi. Dönüşe dönüşe yanar. Yanmaya başlar. O artık çocuklara geçer. O yüzden de diyor bu yanıktan dolayı da derileri kokar. Şimdi gerçekten de siyahilerin derileri kokar. Bilir misiniz hiç? Çalışırsanız bilirsiniz yani, beraber çalışırsanız. Bizim çok müşterimiz var. Yani af buyurun, yani herhangi bir amacım yok. Hakikaten ağır kokar. Yani hani o ortam biraz da havalanmadıysa falan ağır kokar. İşte bunu yanıklığa bağlıyor İbn Haldun. Önemli olan tabii ki bilgi hataları olacak. Adam peygamber değil. Ama önemli olan çok iyi bir şey getiriyor şimdi. Coğrafya kaderdir değil mi? Evet. Aslında İbn Haldun'un böyle bir cümlesi yok bu kitapta. Ama açık bir şekilde işi buraya getiriyor. Herhalde biri onun adına söylemiş. Çünkü insanlar doğrudan cümlenin de olduğunu zannediyorlar. Ama coğrafya kaderdir. Kesin bir şeydir İbn Haldun'da. Çok deterministik. O yüzden mutedil iklimde en iyi medeniyetler olur. İşte Osmanlı'dan kork demesinin birinci sebebi bu. Şimdi tarihi niye yazdığını konuştuk değil mi? Niçin İber tarihi yazmak istiyordu? Olguları insanlara anlatabilmek için. Vakaları insanlara anlatabilmek için. Bunu neden arıyor peki? Oraları yazacaktı. Fas, Cezayir, İspanya, Endülüs, oraları yazmak istiyordu. Yazdı da tabii sonradan. Niye tarihi yazıyor? Olguları anlatmak için. Vakaları anlatmak için. İnsanı anlatmak için. Ne üzerinden? Olan üzerinden. Niye? Ha, bunu anlatırsak doğasını biliriz diyecek. Peki doğasını bilmek neden öyle? Bakın tekrar ediyorum. Çünkü İbn Haldun'un numarası burada aslında. Filozof felsefe üzerinden insanın tabiatını anlamaya çalışır. İbn Haldun'da felsefedeki anlamda bir tabiat yoktur insanda. Her bir ümmetin, her bir milletin, her bir kavmin gelişme aşamaları başka olur. En nihai anlamda başka olur. Ama genelleme yapabilirsiniz. İnceledikten sonra yapabilirsiniz. Tümelleme değil demiştim. Genelleme. İnsan doğasını anlamak için tarihi yazıyor. Nihai itibariyle. Peki insan doğasını neden anlamak istiyor İbn Haldun? İşte o yüzden bu iklimleri, coğrafyaları filan getiriyor. İnsanın doğasını neden anlayacak? Mükemmel bir ifade kullanıyor işte burada.
İbn Haldun'a özgü bir ifade kullanıyor burada. Yani bundan sonra böyle bakmalısınız diye düşünürdüm ben. Hakeme kelimesini ne demek? Hüküm, hekim, hakim, tahakküm. İki anlamda kullanır. Der ki bunun bir tanesi hakim olmaktır der, şöyle diyelim. Hakim olmaktır. Diğeri ise tahakküm etmektir. Şimdi diyor ki İbn Haldun, eğer insanın doğasını anlarsanız ve doğasını bilerek onu idare ederseniz hakim olursunuz. Hakimin sonu adalettir diyor. Adaletten iyilik, iyilikten mutluluk olur. İnsan doğasını bilmezsiniz. Ama bu felsefedeki anlamda bir doğa değil yani. İnsanların ne yaptığı, nasıl yaşadığı, nasıl geliştiği davranışlarını bilmezseniz eğer ya da bilir de umursamazsanız o zaman insana hakim olmazsınız da tahakküm edersiniz ona. İşte oradan da zulüm ve üdvan, yani düşmanlık çıkar diyor. Şimdi bu ne demek bu? Mesela bir baba 5 yaşındaki çocuğun aşağı yukarı nasıl davranacağını bilir değil mi? Saçmalar mesela, uykusu geldiği zaman ağlar, maraz çıkarır. Yani uyku için hep şaşırmışımdır. Hani özel bir şey yapmana da gerek yok. Yani bırak kendini uyu ama yapmaz çocuk. Ağlar, maraz çıkarır. Söyleyemez belki aç olduğunu diye 2 yaşında, 3 yaşında bir çocuk. Ya da mesela oyuncak alırsınız böyle çok kıymetli bir oyuncak alırsınız. Alır yere vurur. Şimdi hakim olan baba der ki çocuk böyledir zaten. Şimdi bakın, çocuk böyledir, öyleyse böyle bırakalım değil İbn Haldun'un söylediği. Ha, çocuk böyledir, tabiatı böyledir. Çocuklar böyle yaparlar hakikaten. Bu realite üzerinden terbiye edeyim. İşte o zaman o baba hakim bir baba olur. Oradan iyilik mutluluk doğar diyor işte. Tabiatını bilmek, akışa gitmek yani. Akışını bilmek ve o akışının doğasını gördükten sonra onu terbiye etmek. Tahakküm eden baba ne yapar? Çocuk oyuncağı kırdı mı atıyorum yapıştırır bir tane çocuğun başına. Şimdi anne diyelim der ki ya bu çocuk böyle davranır. Davranmayacak arkadaş der. Yapmayacak. Kaç yaşına geldi işte. Yapmayacak der. Tahakkümle hakim arasındaki fark bu. Şimdi nihayetinde şunu söyleyecek işte. Diyecek ki idareci hakim olursa o beldede mutluluk olur. İdareci tahakküm ederse o beldede zulüm olur. Ha öyleyse tarihi insan doğasını anlamak için yazıyoruz. İnsan doğasını da hakim olabilmek için yazıyoruz. Doğasını bilelim, ona göre muamele edelim. Terbiye edeceksek doğasını bilerek yapalım bu işi. İşte şimdi buradan sonra artık iklimi, coğrafyayı da anlattıktan sonra geçtik, es geçtik tabii onları. İbn Haldun burada artık o İbn Haldun'un işte umran, çünkü bir sosyoloji bugün söylenen. İbn Haldun tarihi tarih yapan, ilime sokan adamdır. İkincisi işte bu merkezle birlikte umranı kuran adam, sosyolojiyi kuran adamdır. Asıl numarası da işte en büyük şey de budur yani. Sosyolojiden bahsetmiş olması, toplumdan bahsediyor. Toplumlar böyle yaparlar ifadeleri İbn Haldun'dan önce yok. İşte Aristoteles'te bulamazsınız bunu. Platon'da bulamazsınız. Onlar insan böyle davranır. Yek diğerine karşı şöyle yapar. İnsan insanı anlatır. Toplumla ilgilenmez. Çünkü toplum diye bir şey yok. Yani toplum insanlardan, bireylerden oluşur. Ama İbn Haldun bugünkü sosyoloji gibi toplum, kitleler üzerinden konuştuğunda bakın nesneyi cisimleştirmiş oluyor artık. İbn Haldun bunu söylediği anda artık toplum bir birey gibi. Yani bugünkü ifadesiyle bir tüzel kişilik artık. Yani bir cisim gibi. Artık onun bir muhatabı var. Toplumun kendisi, toplumdan bir kişi değil. Toplumdan bahsedebiliriz artık. İşte buna umran diyecek İbn Haldun. Ve diyecek ki bu yenidir. Bizden önce bunu söyleyen yok. Bunu biz oluşturduk diyecek. İşte bunu bilmemiz lazım diyecek. Ve burada bunların aktardığı mantığı, çünkü bu doğrudur. Bunun felsefeyle alakası yoktur. Mantık mantıktır yani. İbn Haldun çok iyi bir mantığa sahiptir yani. Basamak basamak. Aristo'nun, Farabi'nin getirdiği gibi. Sokrates'in getirdiği gibi. Basamak basamak başlayacak şimdi işte. İşte mukaddime burada başlıyor artık. Girişleri yaptığı, neden yazdığını, nasıl yapacağını, hangi yöntemleri kullanacağını yazdı ve şimdi anlatıyor artık. İnsanlar niye bir araya gelir? Bakın şimdi Aristoteles'in zoon politikasına, politikonuna geleceğiz yani. İnsan ya da medeniyum bir tab, Farabi'nin dediği, tabi olarak medeni, şehirli dediği yere geleceğiz. Diyor ki İbn Haldun, insanlar doğa karşısında başarısızdır. Tam Aristotelesçi değil mi? Yapamaz. Çünkü uzun uzun anlatır. Onun pençesi vardır, onun dişi vardır, onun cüssesi vardır. O hızlı koşar, o kaçar, o bilmem yüzer, diğeri uçar filan. İnsanda bunların hiçbiri yoktur. Öyleyse insanlar bir araya gelerek başarabilirler. O yüzden de insanlar birliktelik kurarlar. Tam Aristoteles gibi. Çünkü aklın şeyi bu. Yani Farabi de aynısını söylüyor. Öyleyse insanlar bir araya geldiğinde ne yapacaklar? Aynısını söylüyor yine iş bölümü ve iş birliği.
Ne demiştik hatırlıyorsanız, ilk toplumlarda işbirliği doğar. Köylerde işbirliği olur. İmece usulü hep beraber kalkılıp yapılır. Bağ bostana bir şey dadanıyorsa işte bu ikisi bu gece nöbet tutsun, yarın şu ikisi filan diye gider. Şehir büyüdükçe ne olur? İşbirliği kendisini iş bölümüne bırakır. Artık işbirliği yapmaz şehirli. Sitemizi korumak için hadi her gün iki kişi üç kişi insin demeyiz. Para veririz, bir güvenlik firmasıyla anlaşırız. Onlar gelir korurlar. Herkesin bir iş bölümü vardır. Aristoteles bunu nerede anlatıyor? Metafizikte bunu anlattıktan sonra aslında politikadan ziyade metafizikte boş alan yaratacak. Yani boş vakit ya. Dolayısıyla köyde boş vakit olmaz. Dolayısıyla düşünce olmaz, felsefe olmaz diyecek Aristoteles. Şehirde boş vakit olur. Çünkü insanlar iş bölümü yapınca boş vakit çıkar. Boş vakitte temaşa, temaşada tefekkür, tefekkürden taakkul, akla gider. Felsefe doğar. O yüzden demiştik ki yani bütün mütefekkirler şehirlidir. Bütün peygamberler şehirlidir. Köylü yoktur. Bu yüzden söylüyor. Şimdi İbni Haldun bunu umranı tesis etmek için söyleyecek. Diyecek evet hakikaten insanlar bir araya gelir. Doğaya karşı mücadele etmek, başarmak için. Ve dolayısıyla ne olur? İşbirliği ve iş bölümü yaparlar. Fakat ne zaman ki insanlar işbirliği, şimdi toplumu aynen bu üçü gibi kurdu. Tamam, iş bölümünden doğada kalabilmek için, yaşamda kalabilmek için. Ama bu iş bölümünden bir maraz çıkar. İşbirliği ya da iş bölümü, insanlar bir araya geldiğinde bir maraz çıkar. Nedir? Dışarıdan ya da içeriden saldırı olur. İnsanın mayasında bu vardır diyecek. İnsan çatışır. Ha bu da işte yeni. Filozoflar insanın bu tarafını görmüyor değildi. Ama bu tarafından hareket etmiyorlardı. İbni Haldun ise insanın mayasının iyi olmasından değil, kötü olmasından hareketle yola çıkıyor. Gerçek budur diyor yani. Çünkü birinde daha sonra ekonomi kısmını anlattığında artık inşallah haftaya, yoksa bir şekilde sıkıştırıp bugüne aktaracaktım, çok iyi oldu. Bir sermaye, bir birikim elde etmeye başladığında ya da yaşamında mesela bir ev, hatta mağara. Ne olur? Diğerleri de o mağaraya girmek ister. Daha sonra onu oradan çıkarıp kendisi oturmak ister filan. Aa, bu çok önemli. Çünkü bu Marx'ın kapitalindeki ana şeydir. Marx da buradan hareketle çıkar. Diyalektik, çatışma, Spinoza'nın söylediği belirgilik, belirginleştirme şiddetli olur, insan şiddete meyyaldir. Tekrar ediyorum hani bunlar İbn Haldun'dan aldı demiyorum ama aynı şeyi söylüyorlar. Burada çatışmayı ön plana çıkartıyor İbn Haldun. Dolayısıyla insanlar çatışır, kıskanır, haset eder diyor. Öyleyse ne zaman ki bu iş bölümü, iş birliği bir araya geldi, haset eder. Öyleyse bunlar arasında doğal olarak bir kendilerini koruyacak bir mekanizma oluşması gerekir diyor. Yani insanı yek diğerinden koruyacak bir mekanizma. Bu diyor savaş aletleri olmaz. Çünkü diyor saldıranda da vardır o alet. Tabii İbn Haldun bugünkü şeyi kast bilmiyor tabii. Yani birinde atom bombası var, birinde bilmiyor. Yani aşağı yukarı herkes de kılıç, kalkan, at falan filan. İşte. Atlar çok önemlidir. Özellikle bir yer ayırır ona. Savaş bölümünde. Saldıranda da var o aletten. Savunacak olanda da var. Başka bir şey lazım diyor. İnsan otokontrol de yapamıyor. Zaten yapsa bu çatışmayı engeller. Şimdi bakın. Tam burada yine hatırlatıyorum. Böyle mukayeseyle gitmeye çalışıyorum. Belirginleştirebilmek için. Faslını, özelliğini ortaya koyabilmek için. Yani filozof burada insanın iyi mayası üzerine konuşuyor tekrardan. O yüzden insanı baskılamak değil, insanın potansiyelini açığa çıkartacak bir eğitim. Ha ne oluyordu? Farabi, Nevabit kısmında bir 10 grubu bunları da toplumdan ayıklayalım. Şimdi İbn Haldun şöyle diyor. Yani, nereye ayıklıyorsun diyor. Ya. İşte bilmiyoruz ki. Ya bunlar bitsin toplumda. Bir şekilde bitirin diyor. Ha, öldürün öldürün demiyor da. Çünkü bunlar erdemli toplumu erdemsiz hale getirir diyor. Şimdi İbn Haldun diyor ki ya sen burada bir şey söylemiyorsun ki. Ya ayıklayın, bitsin. E bitsin, bitmiyor. Çünkü diyor bitmez. Bir otokontrol sistemi insanda olmuyor. Öyleyse üçüncü bir kontrol gerekir. Bu da diyor şeriattır. Yani İslami anlamda değil, hukuktur. Yani İslami anlamda demişken şunu söyleyeyim. Farabi'yi özellikle hedefine alır tam bu kısımda ve der ki Farabi'de peygamberler toplumu oluşturuyor ya, erdemli şehir peygamberle oluşuyor ya, ya filozof ya peygamber. İbn Haldun diyor ki hiç böyle değildir. Yani Mecusiler de diyor harika devletler kurdular. Paganlar da diyor harika devletler kurdular. Hiçbirinde peygamber ya da filozof olmayabiliyordu. Din elzem bir şey değildir iyi bir toplum için İbn Haldun'da. Ama ahlak elzem bir şeydir. O yüzden İbn Haldun'un toplumunun ana kurtarıcıları ne hukuktur, ne askerdir, kimdir? Mutasavvıflardır. Tasavvufu orada tam der, tasavvuf kurtarır. Bir yerde tasavvuf yani irfan, tasavvuf
İslami olanı. İrfan ehli yoksa illaki der gidecek. Çünkü zaten 120 yıl ömür biçiyor. İllaki gidecek. O şehri bir yere geldikten sonra şimdi adım adım yükselteceğiz o şehrin geldiği yerleri. Onu koruyacak onu. Çünkü bir de zeval kısmı vardır. Fesada uğrama kısmı vardır. Aynı erdemsiz şehir gibi. Farabi'nin fesada uğrayan. Her medeniyet fesada uğrar. Mecbur. Bunu diyor engellemez ama geciktirecek olan şey bir insanların tarih bilgisi. İki bunu pratik edecek olan mutasavvıflar, zahitler. Niye? Varken yokmuş gibi davranır onlar diyor. Çünkü fesada uğratan asli öğe insanların bir tembelleşmesi, iki lükse girmesidir. Bu ikisi bütün yani erdemli şehri Farabi ifadesiyle erdemsize çevirecek olan İbn Haldun'da bir tembellik, şimdi neden olduğunu konuşacağız. İki zenginliktir, konforlu, konformist hayat. İşte der mutasavvıflar bunu engeller. Çünkü onlar varken de yokmuş gibi yaşamayı bilirler. Halka bunu telkin ederler. O zaman der kaçınılmaz son yine vuku bulur ama gecikir. Nihayetinde de İbni Haldun bütün mukaddemeyi bu geciktirmeyi sağlamak için yapmış oluyor değil mi? Hani bunu bilelim 120 yılı bak uzatmaya çalışalım. Nihayet Pirizade ilk defa Osmanlıca'ya çeviren adamdır İbni Haldun'u. Hamdele kısmından sonra Hamdele kısmında şöyle bir ifadede bulunur. İbn Haldun'a laf çakar. İşte Devlet-i Ali Osmaniye'ye 500. yılını gösteren Rabbimize hamdolsun der. Yani sen 120 yıl diyorsun kitapta. Bu kitabın çevirisinin başında söylüyor. Kendi ön sözünde söylüyor. Osmanlı ama şöyle diyorlar. Tam diyorlar mukaddime. Mukaddimenin vuku bulmuş halidir diyorlar. O yüzden zaten 500-600 yıl sürdü diyorlar. Tam realite budur diyorlar. Böyle yönetmiştir diyorlar. Sanırım daha belirginleştiririz ilerleyen dakikalarda. Sonuçta bir üçüncü otorite lazım. Nedir bu? İşte bu şeriattır. Hukuktur yani. Bir otoritedir. Öyleyse der, insanlar bir araya geldiği anda yönetici otomatikman, doğal olarak doğar. Aa yine geldi Aristoteles'e. Çünkü Aristoteles de aile ekonomisini anlatırken, ev yönetimi değil mi? Oikos nomia, ev yönetimi. Ekonomiyi anlatırken ilk yöneten yönetilen ilişkisi en küçük birlik ailedir çünkü. İnsanların ilk bir araya geldiği birlik ailedir. Hemen der üç tip yönetici yöneten yönetilen ilişkisi vardır değil mi? Baba o çocuklar, karı koca, efendi köle yöneticileri. Yani böyle bir doğal olarak çıkar. İbn Haldun da aynısını söyler. Der ki bir araya geldiğinde bu insanın saldırganlığından dolayı. Aristoteles de farkı burada. Aristoteles doğal olarak bu doğar diyordu. İbn Haldun saldırganlıktan dolayı diyor. İnsanın bu çatışmacı, haset eden, kıskanan tavrından dolayı böyledir. Ve diyor bir hükümdar gerekir. Tamam İbni Haldun'un muhayyilesinde demokrasi şu bu yoktur. Hep başta bir tane vardır. Bir tane yönetici gerekir. Şimdi bunu söyledikten sonra artık bir yönetici ilişkisi oldu. Şimdi bu nasıl olacak? İşte buradan sonra İbni Haldun aile kısmına değinmiyor çok. Atlıyor. Aristoteles aileden çok bahsediyor. Köyden bahsetmiyor. Aynı şeyi söylüyorlar aslında. Aristoteles'teki birlikler aile, köy, şehir, polis idi. İbn Haldun'un ufku daha geniştir. Ve ben size bugün bunu söyleyeceğim için söylemiştim. Demiştim ki Aristoteles'in ufkunda imparatorluk yoktur. Görmedi. Çünkü daha kendi öğrencisini yapacak. İlk defa dünya tarihinde İskender bunu yapacak. Farabi'nin ufkunda imparatorluk vardır. Neden? Biri yaşadı, gördü. Pers'i gördü, İskender'i gördü, Roma'yı gördü, Bizans'ı gördü. İki, İslam dini de bunu hedefliyor. İslam dini de cihat, cihat, cihat. Bir evrensel insan tasavvur edebiliyor Farabi. Aristoteles bunu tasavvur edemiyor demeyeyim ama etmiyor. Yok yani kitabında. Hatta o kadar ki şehir büyürse daraltın, küçültün diyor, bölün diyor. Olmaz. Hani bir nevi federatif ya da konfederatif devleti öngörüyor Aristoteles. Amerika o yüzden Aristoteles'in devleti derler. Çünkü tek merkezden her yeri yönetemez. Bu Sokrates'te de olan bir şeydir, İbn Haldun'da da olan bir şeydir. Devletleri yıkıma götüren ana sebeplerden bir diğeri, az önce birini söyledim, bir diğeri şeyde İbn Haldun'da devletlerin sınırlarını doğalından daha fazla geliştirmez. Çünkü şöyle söylüyor, asabeyi şimdi tam oraya girmek üzereyim. Asabe yani bir asabeden, bir kabileden büyüdüğü için kabilenin asli unsurları artık yöneticiliğe yetmez diyor. İşte asabenin, kabilenin neferleri yetmemeye başladığında başkaları gelmeye başlayacaktır. Şimdi biz yine oraya dönelim. Aristoteles aile üzerinde çok dururken efendi köle, baba çocuk ve karı koca
Mesela kocanın karısını yönetmesi devlet adamı yönetmesidir diyor. Politeia. Babanın çocuklarını yönetmesi monarşik bir yönetidir diyor. Totaliter bir yöneticidir. Ve köleleri de aynı şekilde. O yüzden bir baba doğal olarak hem demokrasiye gidecek yolu bilir, hem monarşiyi bilir diyor. Totaliteryan rejimi bilir diyor. Buradan köyü es geçiyor. Köyde de bir tanım yapmıştı ve ben size bunu iyi hatırlayın demiştim İbn Haldun'da. Köyü tasvir ederken nasıl tanımlıyor? Diyor ki politikada eskiler derler ki diyor Aristoteles. Köy tek sütten emzirenler. Hatırladınız mı? İşte bu tam olarak bu İbn Haldun'un asabiyet dediği şey. İbn Haldun burada aileden ziyade dönüyor ana kavramı olan, gerçekten kitabın en önemli kavramı bu, asabiyet. Asabe. Bunlar diyor bir araya gelirler. Şimdi İbn Haldun o 6 sene içlerinde yaşadığı dönemin meyvelerini nasıl verecek bakın. Ve tabii yıllarca onlarla içli dışlı şey yapmanın, yaşamanın, onları yönetmenin. Kabileyi çok iyi analiz ettiği için İbn Haldun İbn Haldun'dur. Bu Aristoteles'in atladığı şey işte. Çünkü İbn Haldun'da kabile, asabe nedir? Asabe, asap kök demek. İnsan vücudunda sinirlere de asap denir. Dağıldığı için böyle. Asabiyet o yüzden sinirli. Türkçe'de o yüzden sinirli denir. Kök demek aslında. Bir şeyin köküne asap denir. Asabiyet aynı kökten gelme. Burada tek bir bağı kullanmaz ama der ki en güçlü bağ nedir? Kan bağıdır der. İki, Aristoteles'in söylediği süt bağıdır der. Yani adam süt evlat mesela. O da artık o ailedendir. Üç, menfaat bağıdır der. Yani mesela bu çok uzun anlatıyor buraları. Yani örneğin Arap der hani bir aile büyümeye başlar, bir asabiyet büyümeye başlar. Aralarında nesep ilişkisi vardır. Bu nesep ilişkisi çok büyük oranda kandan gelir. En iyisi de budur. Birbirlerine en sadık olacakları budur. Diğerleri işte sütten gelebilir, menfaatten gelebilir. Başka bir kabileden bir adam gelmiştir oraya. Mesela onları hep uzun uzun verir. Der mesela bir kabileden adam kaçmıştır. Gelir. Ya da başka nasıl bir birliktelik olabilir? Hepsi deve peşinde koşar der mesela Araplar için. Sonra ticarete gelecek ama henüz değil. İşte böylelikle bir asabiyet oluşur der. Ve şimdi asabiyet, işte İbn Haldun'un asabiyet üzerine inşa ettiği büyük, diğer büyük ifadesi, diğer önemli kavram, şu kavram çiftini kullanır. Bedevi, Hadari. Hadari Hudra'dan gelir, yeşil demek, yeşil bölge. Bunların işte medeniyeti kuracak olan bunlar. Bedevilerde iki anlamı vardır. Ya badia, çöl demek, ya da iptida, başlangıç demek. Şimdi temelde tezini buradan buraya götürecek işte. Yani insan arada kabile, bedevilik, hadarilik. Bu böyle götürecek. Şimdi kabiledeki bağları anlattıktan sonra der ki bunlar arasında der birbirlerine gönülden bir rıza vardır. Yani adam babasını, amcasını, atasını, ceddini sever. Bir kanun zoruyla değil, kendiliğinden sever. O nesep bağından dolayı sever. Çok iyi analizler yapıyor burada. Bir zorunluluk yoktur ortada. Dolayısıyla kabilenin başındaki adam nedir? Reistir. Reis Arapça baş demektir zaten. Reis, riyaset de buradan gelir. Yani reislik. Yani kabile yöneticiliğine riyaset der. Der ki bu gönül birlikteliği ve yaşam birlikteliği, yani biraz zaruri, biraz gönül, biraz da menfaat. Özetle böyle diyebiliriz. Ama en önemlisi kan ve süt birliği olması. Gönül birlikteliği olduğundan bu adama içinden deruni bir saygı duyar. Bu sizin başbakanınıza, cumhurbaşkanınıza saygı duyması gibi değildir. Ya da kabile neferi o adama hani sinirlendiyse bu sizin başbakana, cumhurbaşkanına sinirlenmeniz gibi de değildir. Kendinden olana, doğal lidere sinirlenmiş olmaktır. O yüzden bu iş gönül bağından geçtiğinden, doğallıktan geçtiğinden kabile reisinin dediğini yapmamanın bir cezası yoktur. Çünkü bir hukuk yok aralarında. Yani reisin söylediğini yapmamanın belirlenmiş bir karşılığı yok. Ya ne yaparlar? Tecrit ederler. Yaptıkları tek şey budur. Çünkü kanı kendilerinden olduğundan çoğu zaman öldürmezler. Yani o kabile kendine isyan etmiş adamı. İşte burada yaptığı şey de isyandır. Bu kavram önemli bir kavram yani. İsyan. Şu anda mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kanununu reddetmek mesela bir isyan etmek değildir. Çok konuştuk değil mi bunu? Toplum normuna
karşı gelmek ki bu anormal davranmaktır. Yani bugün suçlu anormal olan adamdır. Çünkü biz Türkler olarak, Türkiye vatandaşları olarak hepimiz ortak bir akıl, rasyonellik etrafında, ortak gelenek, görenek, bir vicdan etrafında örgütlendik. Bazı semboller belirledik ama Ahmet Efendi buna uymuyor. Öyleyse bu bizim yaptığımız normalse, çünkü biz normlarla bunu kurduk, Ahmet Efendi anormal olur, hasta olur. O yüzden cezaevlerine ıslahevi denir. Kovmak vardır. Hep peygamberleri kovarlar. Değil mi? Hepsini ama. Hatta biz bunu bir konuştuk da. Hepsinin ortak tarafı beldelerinden kovulmaları ya da öldürülmeleri. Şimdi diyor ki kendi kanlarından olduğu için çoğu zaman öldürmezler. Osmanoğulları ne yapıyordu? Boğuyordu. Kanını dökmüyordu. Genelde ne yapıyordu? Sürüyordu. Taif, Fizan, Bağdat, Kahire, Şam hep sürgün yerleridir Osmanlı. Malatya, Sivas hep sürgün yerleridir. Konya, Karaman en başta. Peygamberleri de o yüzden sürüyor. Çünkü peygamberin yaptığı şey İbn Haldun'cu bakışta. Bakın bu İbn Haldun'cu bakışta diyor ki yani kabile böyle davranıyor. Kabilenin özü bu, doğası bu diyor. Peygamber bir şey söylediğinde o doğal olarak baştaki olan reise isyan ediyor aslında. O yüzden çok zorlanıyorlar. O yüzden bütün geleneği allak bullak ediyor bir peygamber geldiğinde. Her şeyi allak bullak. Kureyş bin yıllık hikaye. Bin yılı allak bullak ediyor. Ha, bizde yok böyle bir şey diyor ya. Gönül bağına dayanır. Bakın buradan hızlı hızlı ben okuyayım hepsini, aklımda tutamam zaten. Vahşi milletler ve kabilelerdir başlık. İkinci bölüm bakın. Bir, Bedevi ve Hadari kavimlerin var olmaları tabidir. Ne demek istiyor burada? Bedeviler gıdım gıdım ilerleyip Hadari olurlar. Onu artık haftaya. Tabidir. Yani Bedeviler vardır ve Hadariler vardır. Burada Bedevileri hep Arap üstünden düşünmeyin. İbn Haldun böyle düşünmüyor. İlkel yaşam, ilksel yaşam ve ikiye ayırıyor zaten. Diyor ki bu Bedeviler dediğim diyor. Hani İbn Haldun Bedevi kelimesiyle bunu anlatıyor ama göçebeleri de buna katıyorum diyor. Özellikle işte orada da Türklerdir diyor mesela. Türkler iyi, hani göçebelerin en iyi örneklerindendir diyor. Göçebeleri de kapsayan bir kavramdır. Anladınız mı? Hemen aklınıza yani sadece Arap gelmesin. İki, Hadariliğin kökü kaynağı Bedeviliktir. Çünkü en sonunda şöyle diyecek. Bedeviler diyecek, büyüyecek, 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 Hadari olacaklar. Yerleşik olacaklar, medeni olmaya başlayacaklar. Bu büyüme de sürekli nasıl başlamıştı hikayeye? İnsanda bir çatışma vardır demişti değil mi? Toplumda bireylerden oluştuğundan toplumlarda yani kabilelerde de aslında bir çatışma vardır. Ve her kabile ileriki maddelerde o yazdığımı hatırlıyorum. En nihayetinde mülkü ister diyecek. Mülkü ister yani mülk devleti dediği şey. Sahip olma. Hep oraya doğru gitmek ister. Bu uğurda ya yok olur ya da başarır. Bütün devletler ilk başta asabiyetle, bedevilerle, göçebelerle bunlarla başlar. Bunlar büyür ya da yok olur. Ya büyür ya yok olur. Ortası yok. Ha sonradan şimdi atlıyorum hep. Geleceğim inşallah haftaya. Sonradan şu da olabilir mesela. Osmanoğulları, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu olur. İş terse döner. Osmanoğulları cücük kadar kalır. Ama yine başlayabilir. Bugün var Türkiye'de mesela. Hani tekrar onu diriltmek isteyen var. Bu olabilir diyor mesela. Ama amaç hep Bedeviler hep büyür. Doğal olarak büyür. Bedeviler Hadarilerden daha çok hayra yatkındırlar. Bunların hep başlıklar bunlar. Kendi verdiği başlıklar yani. Benim çıkardığım notlar değil. Her birini anlatıyor. Birer ikişer sayfa anlatıyor. Bedeviler daha hayra yatkındırlar. Neden? Daha saf insanlardır diyor. Mesela çok iyi analizlerdir. Bedevi kızdı mı çok kızar diyor. Sevdi mi çok sever ve istikrarlı sever diyor. Küstü mü istikrarlı küser. Kızdı mı istikrarlı kızar. Kahkahası diyor güçlüdür. Ağlaması da güçlüdür. Çok karmaşık değildir. O duyguyu tanıdığında o duyguyu adam gibi yapar. Mesela İbn Haldun'un teorisinde hangi bedeviler, hangi kabileler yani büyür? Şartların iyi olduğu kabileler değil, şartların kötü olduğu kabileler büyür. Çok sulak arazilerdeki kabileler değil, dağlı, çöllü, sarp araziler. Çünkü sürekli teyakkuzdadırlar diyor. Sürekli doğayla baş etmek zorunda kalırlar diyor. Vücutları o yüzden kaslıdır, şekillidir diyor, yakışıklılardır diyor. Mesela Osmanoğulları bakın coğrafya olarak iyi ama nerede kuruluyor? Ya Bizans'ın burnunun dibinde kuruluyor. Yani hiç hata yapma lüksü yok yani. Hep diyor böyle bir yani ya fiziki tabii şartlar zor olacak ya bir baskı ya bir şey bunlar diyor hep götürür. Hep derken bakın istisnalar kaideyi bozmaz. Zaten devleti fesada uğratacak şey de bunun tam tersi. O yüzden bakın birazdan diyecek ki ha bak 4 numara. Bedeviler Hadarilerden daha cesurdurlar. Ve bundan dolayı sürekli hareket halinde olmaları, hata yapma lükslerinin olmaması, 2 kendilerini koruyacak, kendilerinden bağımsız bir ordularının olmaması. İş başa düşecek her defasında. Her defasında iş başa
savaşmaları gerekecek. O yüzden bunu yapa yapa daha cesur olurlar. Canları daha az kıymetlidir diyor mesela. Hadariler kanunlar sebebiyle mukavemet kabiliyetlerini yitirirler. Hadariler, şehirliler kanunlar sebebiyle mukavemet kabiliyetlerini, dördüne bağlı, bir öncekine bağlı olacak şekilde. Bedevi her zaman teyakkuzdadır, mobilizedir, dikkatlidir. Şehirli, devlet var, zabıta var, kolluk kuvvetleri var. İşte böyle böyle şehirli diyor göbeğini salar. Hakikaten böyle söylüyor. Böyle bir şekilsizlik başlar, atalet başlar. Böylece mukavemet yeteneğini de kaybetmeye başlarlar. Sadece asabiyet sahibi olanlar Badiye'de ikamet edebilirler. Yani sadece bu kabileye mensup olanlar, az önce söylediğim 3-4 yolla ancak onlar diyor çölde yaşayabilir. Ya da o göçebelerle birlikte yaşayabilir. Yoksa barınamaz onların arasında diyor. Onlar gibi olmalı, onlardan biri olmalı yani. Hepsini uzun uzun anlatıyor yani. Asabiyet sadece nesep birliğinden ve o manadaki diğer şeylerden oluşur. Az önce söylemeye çalıştığım şeydi bu. Sarih nesep sadece çöldeki Araplarda veya onlar hükmündeki toplumlarda olur. Sarih nesep dediğine işte şu aşağıda konuşmaya çalıştığımız şey yani. Arap harbiden Arap herif. Yani. Türk harbiden Türk. Bizde şimdiki gibi o oradan Girneli çıkıyor, bu buradan Ermeni çıkıyor, bu buradan Laz çıkıyor bilmem ne. Ya Aytaç kendisini Karadenizli zannediyordu. Vanlı çıktı bak şimdi. Sarışın mavi gözlü. Yani senden Vanlı olur mu? Gerçi bak şeydi, Yasin de sarış. O da Vanlı. Demek ki sende de var bir şey. Sarih nesep sadece çölde. Neden? Zor. Kimse gidip orada yaşamaz. Yani biz ilimdeki hani Kur'an'ı beyani ilimler dersini yaparken dil mefhum farkında bile ne diyorduk? Arabın peşine koşuyorlar. Hangi Arabın? Çöl Arabının peşine koşuyorlar. Para veriyorlar adamlara. Yani Hicri 2. yüzyılda bir meslek haline geliyor. Adam diyor ki ben okuma bilmiyorum. Yani para kazanacak. Ve Araboğlu, Araboğlu, Arabım. Ha, aynı öyle işte elmacık kemikleri çıkık olacak. Burası dar olacak. Şu çene kemiği belirgin olacak. İşte Arap bu diyorlar. Çünkü ondan şey alacaklar, kelime alacaklar. Bu kelimenin manası nedir sizde filan diye. İşte o yüzden diyor ki sadece oralardakiler diyor gerçektir. Riyaset daima hususi ve muayyen bir nisaptaki asabiyet sahiplerinde bulunur. Söyledik yani. Riyaset yapay bir şey olmaz yani. Asabiyet sahibi olanlara reis olmak aynı nesepten olmayanlar için mümkün değildir. O yüzden burada tam neyin örneğini veriyor? Ayeti getiriyor diyor ki her kavme biz kendilerinden bir peygamber getirdik. Çok önemli bakın. Hakikaten çok önemli. Bunu biraz konuşalım. Yani bir gün Resulullah'ın reis olma ihtimali yok yani. Eğer Kureyş'ten olmasa. Tam burada zaten bu bahsi açacak İbn Haldun uzun uzun. Diyecek ki bu realitedir. Ama Resulullah böyle demedi. Yani bu manada demedi. Kureyş'ten olmayan insanlar reis olsun olmasın demedi. Ya o günün realitesi Resulullah bunu söylese de böyle, söylemese de böyle. Bunu Resulullah'ı şey yapmak için o hadisini kullanmak için söylemiyor bunu. Ne demiş oluyor burada? Asabenin, asabiyetle birbirine bağlanmış olmanın, göçebelerin, bedevilerin başına reis olmak onlardan biri olmaktan geçer. O yüzden Kur'an'da hep kardeşiniz diyor Resulullah için değil mi? Hatta biz bunu söyledik tefsir derslerinde. İki yerde, iki surede bakın bu sizin sahibukum ve ma sahibukum bi mecnun. Bakın sizin arkadaşınız mecnun değil. Bunu kime söylüyor? Müşriklere söylüyor. Bak o sizden biri diyor. Geçen hafta da bunun örneğini verdim bak tesadüf etti. Hani Resulullah kabileyle çok uğraştı dedim. İşte Kureyş, hilafet Kureyş'tedir ifadesi. Çünkü böyle bir ifade var. İşte bilmiyoruz ne kadar sahih değil ama yaygın bir ifade. Hazreti Ebu Bekir onu Medinelilere söyledi. Dedi ki Hicaz'da bir topluluk yok ki dedi. Kureyş'e kız vermek için can atmasın ya da Kureyş'ten kız almak için can atmasın. E sizi dedi tamam siz Resulullah'a vatanınızı açtınız, yurdunuzu açtınız. Önce övüyor onları uzun uzun. Ama sizi dedi umursamazlar, sizin riyasetinizi kabul etmezler, hilafetinizi kabul etmezler. İşte İbn Haldun bunu söylüyor. Demir gibi, beton gibi de çakıyor yani buraya. Açın okuyun bakın. Bunun için Kureyş'ten birinin olması lazım. Ya Resulullah kendisi bununla uğraştı sürekli. Çünkü hani hatırlarsanız ben kardeşime karşıyım. İbn Haldun bu örneği veriyor, ben ondan almıştım zaten. Ben ve kardeşim amcaoğlumuza karşıyız. Ben kardeşim ve amcamızın oğlu... Öbürüne karşıyız. Asabe budur diyor. Asabenin genel formülü budur diyor. Bu Araplarda da bir değiştir diyor meşhur. Şimdi sadece Kureyş'ten olmak bile yetmiyor. Aynı zamanda Kureyş'in bir de büyüklerinden olmak lazım. Ya Muaviye kim? Yanlış hatırlamıyorsam Makrizi soruyor. Emin değilim. Ya diyor baktım ettim de ya bu Muaviye neyine güvenip de diyor hilafete ortak oluyor.
Neyine güveniyor bu adam? Ya hiçbir şey de yok. Hani İslam'da çünkü şunlar var. Eşrefler var mesela. İlk Müslüman olmuş olanlar filan. Sonra işte Bedir'e katılmış olan. Ya Muaviye hiçbirinde yok. Peki neyine güvenip de? Ya şimdi bir devrimde, Lenin devriminde. Lenin başkan olur. E Lenin'den sonra kim olur? Yaşayan varsa o devrimin ilk halkalarından biri olur. Ya da Lenin'in işte kendisinde bir şey gördü. Ya diyor Muaviye'de bu da yok. Hani Resulullah ya Muaviye iyidir de dememiş. Ya bu diyor neyine güveniyor? Ümeyye oğullarının lideri olmasına güveniyor aslında. Çünkü mesele zaten Muaviye ile birlikte Ümeyye oğulları Haşim oğulları meselesine dönüyor. İşte bunu vurguluyor. Zaten hilafet dediğin nedir İbn Haldun'da? Ben 2 yıl önce size bunu söyledim. Tam buradan söyledim. Bugün Müslümanlarda halife yok, başımızda halife yok. İbn Haldun diyor ki gülerdi yani buna. Ya siz deli misiniz derdi ya. Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da hani gelmişsiniz bu kadar büyük hadari olmuşsunuz. Çünkü hadarette hemen koparmaya başlayacak. Bu kabiledeki bağları hadarette kopar. Kopmazsa diyor kötü. Ya siz hadari olmuşsunuz, medeni olmuşsunuz, gelişmişsiniz. Hala halife istiyorsunuz. Halife nedir? Halife reisin Müslüman olmuşudur İbn Haldun'da. Riyaset eşittir hilafettir. Riyaset Müslüman olmayan, gelenekten beri gelen doğal imamlar, doğal yöneticilerdi. E hilafet bunun Müslüman olmuşudur diyor. O yüzden ilk halife Resulullah'tır ki ona halife de denilmiyordu biliyorsunuz. Ne deniyor? Resulullah deniyor. Başka bir vasfı yok Resulullah'ın. Hep Resulullah. İsmiyle de hitap yok, künyesi de yok. Devlet reisimiz öyle bir şey de yok. Onu da bilmiyoruz. Devlet diye bir kavram da bilmiyoruz. Niye? Kabile gibi bakıyorlar çünkü. Kabilenin sınırı olmaz, devletin olmaz. Devleti bilmem nesi olmaz. Kabile bunu bilmez. Bayrak mayrak işte sonradan böyle çıkmış şeyler. Ya bunu Abdülaziz bin Suudi'nin askerleri için bile söylüyorlar. Ya 1910'larda, 15'lerde adamlar diyor çölde sınır diye bir şey bilmiyorlar. Yani nedir? Şurada bir vaha mı var? Yani bir işte yeşil arazi mi var? Ya biz gideriz. Oradan başkaları da gelirse savaşırız. Yani biz kaybedersek onların olur. Biz ölürüz, kalanlarımız geri döner. Kazanırsak bizim olur. Yani sınır ne diyor ya? Buraya kadar anlamıyor ki herif. Yani sınırın mefhumunu anlamıyor. Hakikaten anlamıyor yani. Size söylemiştim bu Arabistanlı Lawrence filmi var ya, iyi bir filmdir yani bu arada. Orada Osmanlı'ya karşı kabile reislerini topluyor o Lawrence. Diyor ki bakın siz Araplar şöylesiniz, siz Araplar böylesiniz, Osmanlı filan. Adamlar diyor ya bu Araplar derken kimden bahsediyor bu? Daha bir Araplar, Araplar deyip duruyor. Kimden bahsediyor? Çünkü onlar öyle bilmiyor ki. Onlar ne biliyor? Biz filan kişileriz yani. Beni bilmem kim. Beni Mustalik, beni Gatafan, beni Kureyş, beni Ümeyye. Böyle biliyoruz. Araplar filan. Bunlar sonradan çıkmış şeyler, etnisiteler yani. İbn Haldun bir vaka olarak bunları söyler ama İbn Haldun meseleye ırkla hiç bakmaz. Kültürlerle bakar. Tamamen kültürlerle bakar yani. Araplar dediğinde aslında kültürünü kastederek söylüyor. Çünkü acayip giydiriyor. Bazen Türk'e, bazen Kürt'e, bazen Arap'a, bazen Berber'e acayip giydiriyor. İşte Sudanlara bak neler söyledi az önce. Ya bir bakın hiçbir değer üzerinden yürümüyor İbn Haldun. Hiç yoktur kafasında bu. Hep vaka böyledir. Kızsan da böyle, kızmasan da böyle. Halife İbn Haldun bu kısımda böyle bangır bangır bağırarak böyle tane tane getirerek söyler. Der ki Muaviye olmasa başka biri olacaktı. Bu olacaktı. Çünkü Resulullah ve 4 halife döneminde riyasetle yürüyordu işler. Medine merkezli bir kabile mantığıyla yürüyordu işler. Ama artık şişmişti. Yani o onun hadariye geçmesi olması gerekiyordu artık. Ve deterministtir. Tarih yapması gerekeni yaptı. Hadari oldular. Böyle durumlarda da savaş kaçınılmazdır diyor zaten. İnsanlara bakın hep çatışma. Kaçınılmazdır. Öyleyse Muaviye olmazdı, başkası olacaktı. Ama realite budur diyor. Bunun aksi mümkün değil. Ve siz şu anda hala halifelikten falan bahsetmeyin. Ya yok halifelik falan. Böyle bir şey olamaz. Ya biz kabile miyiz? Hakikaten böyle. Kaç yıldır bunu tabii ki İbn Haldun'a sırtımı dayayarak ama çok doğru bir şey ya. Ne halifesi? Halife ne yapacak? İşte düşünmemiş adamlar, İbn Haldun okumamış adamlar, bu dersleri yapmamış adamlar. Başımızda bir halife lazım. Ne halifesi? Hangimize halife? Yani o halife kim olsun ya? İran'dan biri olursa hani 400-450 milyon Şii'den olursa zaten Sünniler olmaz. Arap'tan olursa Allah'ın Bedevisi. Mısırlı'dan olursa lan Mısır kim? Suriye bilmem Irak şu bu bitti. Katar'dan olsa ulan bizim Üsküdar daha kalabalık. Kim halife olacak? İşte azizim bizim en büyük eksiğimiz bir halife. Halife ne yapacak sana? Mümkün de değil yani. Çünkü şimdi kurgu ilerledikçe aynı şekilde İbn Haldun diyecek ki burada nasıl Bedeviliği büyüten şey neydi? Asabenin kuvvetiydi.
Çünkü diyor ki burada mesela onlar gönüllüdür. Onlar diyor cihat gibi gider. Bakın cihadı da böyle anlatıyor İbn Haldun. İyi aklıma geldi. Cihadı da böyle. Yani cihat İslam'ın özelde de söylediği bir şey değil diyor. Arap bunu böyle anlarlar. Kabile üyesi bunu böyle. Türkler de diyor böyledir. Türkler de sürekli hareket, sürekli hareket. Çünkü zor şartlarda yaşıyorlar. Su lazım. İşte ne bileyim para, bir şeyler satın alınacaksa at lazım. Amaç budur yani. Öyleyse cihat İslam'da zaten o yıllar için olmaması düşünülemez zaten. Yani diyelim ki cehd kelimesi bugün işte hani bir şekilde çeviriyorlar, bir tek savaş anlamına gelmiyor ya. Ya bu Arap için o yıllar için mümkün değil. Çünkü böyle bir emir hiç olmasa bile Arap bunu yapmak zorunda. Yani kabile üyesi, Arap'ı da silin kafanıza. Kabile üyesi, Bedevi bunu yapmak zorunda. Çünkü onlar teyakkuzla yaşıyorlar ve gönülden bağlılar. E şimdi Müslümanlar nasıl oldu Müslümanlar? Resulullah'ın döneminde Müslümanlar nasıl oldu? Ya kaç Müslüman Resulullah'ın şahsından, sözünden, Kur'an'dan etkilenip Müslüman oldu? Ya bunlar bugün çok böyle cesurca gelebilir. Herif 1000 yıl önce söylemiş. Bir bu gibi değil, bir sürü söylemiş. Yok ya öyle İslam'dan çok etkilenmiş, Kur'an'dan çok etkilenmiş. Resulullah o özgürlük getiriyormuş, güzellik getiriyormuş, mutlu. Yok böyle bir şey ya. Ha bu mesela Hazreti Ebu Bekir için vardır, Hazreti Ali için vardır. Yani Mekke'deki bir avuç adam için işte 50-60-70 adam için var. Sonra kabile faktörü, kabile reisine bir mektup gönderiyor. Resulullah ya da Hazreti Ömer, Hazreti Ebu fark etmez yani. Bir mektup gönderiyor, İslam'a gir. Şimdi adam bunu şöyle düşünüyor, Kureyş. Kureyş'in lideri. Şimdi artık Mekke fetholunduktan sonra Kureyş'in lideri bizim onlara beyat etmemizi istiyor. Mesele bu. İslam filan önemli değil. Benim Muhammed'e beyat etmem gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Ya beyat edeceğiz ya savaşacağız. Bu karar veren de ihtiyarlar heyeti. Kabilenin başındaki ihtiyarlar heyeti. En başta bir reis, onun danışmanları varsa tamam diyorlar. Biz Müslüman olduk. Bu Müslüman olduk da ne? Ya zekat vereceğiz yani. Bir de Resulullah oraya bir mescit yapın diyecek. Namaza da gidin diyecek yani. Size bir sürü örneğini verdim yani. Halid bin Velid oraya gidiyor Yemen'e, Hadramevt'e. Bir kişi mescide gelmiyor. 6 ayın sonunda geliyor Halid bin Velid diyor. Ya Resulallah kimse mescide gelmiyor. Hazreti Ali'yi gönderiyor Resulallah. İşte bakın. Niye Hazreti Ali'yi gönderiyor? Asabeden dolayı. Çünkü Yemenli, bakın Ravi diyor ki Ali bize imam olduktan sonra mescidi her gün büyüttük. Niye? Ya Halid bin Velid kim? Velid bin Muire'nin oğlu. Babası Kur'an'a kazınmış bir adam yani. Kabilesi çok meşhur bir kabile değil. İslam'a da ta en son yılda girmiş. 8. yıl. Hazreti Ali kim? Haşimioğulları. Ya bir defa Kureyş'in lideri Muhammed'in damadı ve amcasının oğlu işte. Mesela böyle bakıyor Hadramevitli. Ha adam diyor bize şey önem veriyor ya. Yani biz adama zekat gönderiyoruz. Vergilerimizi gönderiyoruz. Ama adam da bize önem veriyor. Amcasının oğlunu, damadını bize gönderdi diyor. İmam olsun diye. Tabii işte kabile. Resulullah hep bununla uğraştı. İşte İbn Haldun bunları analiz ediyor yani. Çok iyi analiz ediyor. Yani halife dediğin de bu yani. Başka bir şey değil. Resmi ağızdan baştaki adam. Neyin? Kabilenin şimdi. Diyecek ki bakın ben size söyleyeyim. Mesela Erdoğan abinin iş yeri var. Şimdi Erdoğan abi hakikaten manipüle etmiş olacağım bir şekilde ama hani etmemeye çalışarak sorayım ya. Diğerleriniz de size söylesin. Yani şimdi Erdoğan abinin Rizeli. Şimdi mesela amcasının oğlunu mu şirkette görmek ister? Yoksa filan işte bu konuda tecrübeli olan bilmem. Mesela var mı abi öyle bir sağ kolun filan işlerinin çoğunu yapan biri var mı? Rizeli mi? Amca oğlum falan mı? Niye? Bu kadar abi işte. Çünkü hadarilikte bundan kopman gerekir. Köyde bu lazım. Kabilede bu lazım ama İbn Haldun bunu sonradan mülk devletini anlatırken hızla bundan uzaklaşman gerekir diyecek. Bundan ne kadar yavaş uzaklaşırsan o kadar ölüme doğru gidiyorsun der. Liyakat gelmesi lazım diyecek çünkü. Yani ne amcasın? Benim patronum ya oldukça zengin biridir. Ya 2005 miydi neydi işe başladığında yanında? Diyordu ben buraya akrabamı sokmam. Yani prensibimdir diyordu. Ya imkanım ölçüsünde akrabama bakarım. Ama buraya çay içmesine bile gelmesini istemiyorum. Ya fesat olur bilmem ne olur dedikodu çıkar şu çıkar. Ben dışarıdan ya. Bana da bunu şey yapıyor yani. Biz çocuğuz filan. Oğlum bak aman akrabalarından uzak dur. Yani profesyonel hayatında demek istiyor yani. İbn Haldun da bunu söylüyor işte. Devlet oraya geldi mi uzak durun. Dolayısıyla siz zaten halife filan isteyemezsiniz yani. Reel değil yani. Halifenin bugün hem mümkün değil zaten de olması bile bir felaket senaryosu yani. Hakikaten bir felaket sana. Olmaz. Hemen onun meşruiyetini sorgulayacağız. Bir dakika arkadaş diyeceğiz ya senin kim halife? Sen hangi özelliğinden dolayı halife oldun? Ayrıca yani sende nasıl bir kapasite var ki İsfahan'daki adamı da çok iyi yönetebileceksin. İstanbul'daki metropoldeki adamı da çok iyi yönetebileceksin. Ya Sudan'ın bilmem neresindeki çöldeki adamı da çok iyi yöneteceksin. İzmirli'yi de çöl. Olur mu ya böyle bir şey? Kiliseden çok çekti değil mi Avrupa? Uzatmaya gerek yok yani. Kilise her şeydi Avrupa'da.
bir ruhban sınıfı vardı filan. Şimdi bu kilise savaşlarından biz sadece bizimle ilgili olanını biliyoruz genelde. Hani Haçlı Seferleri'ni biliyoruz. Ama bu Haçlı Seferleri'nin 10 katını Avrupalı kendi içinde yaşadı. Değil mi? E bunda hep Katoliklik, bilmem nelik, şunluk, bunluk, kafirlik, şun bunlar gidiyordu. Adamlar baktı ki ya bu bela, başka bir şey değil ya. Ama yok da olmuyor. O da iyi değil. Yani şimdi biz bundan sonra zaten İbn Haldun'dan sonra artık Avrupa'ya geçiyoruz. Avrupa siyasetçilerini konuşacağız. Aman din lazım. Sadece insanları uyuşturmak için değil yani Marx anlamında. Yani ahlakı tesis edemiyor. Zaten felsefenin çıkmazlarından biri bu. Felsefe çok güçlü bir şekilde ahlak söylemlerinde bulunuyor ama tesis edemiyor. Pratiğe dökemiyor ama din bunu yapabiliyor. İşte Farabi de geçen hafta konuştuğumuz şey. Din bunu yapabiliyor. Öyleyse din de lazım ama bu kilise böyle beter. E getirdiler abi kiliseyi böyle yapay kukla gibi bir yere koydular. Ayrı bir devlet ilan ettiler. Şimdi kilise var. Kimi yönetiyor peki abi? İşte ne oluyor ya, insanların içinde bir iman var. E onu o karşılıyor yani, bir sembol gerekir. Ya bizdeki Süleymaniye gibi şey, hiçbir gereği yok. Saygı duyuyorlar sadece. Halifeden bizim beklediğimiz şey ne abi? Ya İstanbul'da ya da Kahire'de onun gibi özerk bir alan yaratan ya biri olsun orada ehli sünnetin başında, değil değil mi? Yani bizde halife gelmeli söyleminden biz o bizi kurtaracak diyoruz. Yani bizim siyasi söylemlerimizi bitir. Yani mesela Türk ortalama şöyle düşünüyor. Halife olsa bütün İslam dünyasına diyecek ki Afrin kafirdir. Meşru kılacak yani. Hakikaten bu olacak yani. İran'dan olsa bütün İslam dünyasına diyecek ki Esed kurtarıcıdır. Ona isyan eden teröristtir. Ya bunu istiyorlar. Bu mümkün değil. Çünkü hadarilik bunu istemez. Hadarilik medenileşme olduğunda incelme başlar. Ve hadarili İbn Haldun'da böyle haftaya bu dersin asıl şeylerini de konuşmuş olacağız inşallah. Çözümlemelerini, devlet çözümlemelerini. Bunu oraya kadar getirdik. Hadarilikte asıl şey önem tüccarlardadır. Tüccarlar aslında yönetir. Çünkü tüccarlar sivri zekalıdır, kurnazlardır. İbn Haldun bunun farkındadır. Tüccar der her zaman siyaseti yener. Neden? Siyasetçi şöyle bir ikiliye benzetir. Bir tarafta kaslı uzun boylu bir adam, diğer tarafta kısa boylu ama hep böyledir değil mi? Karikatürler, çizgi filmler, o avareller filan. Niye? Çünkü mitolojide de böyledir. Güçlü kuvvetli olan o tepe göz filan var Homeros'ta filan. Nedir? Saftır ama böyle devdir değil mi? Neden? Oradaki ima şu. Hani kasından dolayı hiç zekasını kullanma ihtiyacı duymuyor. Zekayı kullanmaya gerek yok. İncelmeye gerek yok. İşte o yüzden tüccarlar ahlakta hep aşağılanan adamlardır. Hep. Neden? Ahlaksızlıkla birdir. Neden? Gemisini yürütüyor. Kurnaz, zeki, tilki. Tüccarlar hep böyle görülür. Hep erdemin öbür tarafındaki adamdır. Menfaati için her türlü fırıldağa dönebilecek adamdır. Ama der İbn Haldun, tüccarlar galip gelir. Her zaman galip gelir. Çünkü zeka kasa galip gelir. Siyasi otorite kastır. Kendinin güçlü olduğunu bilir, o tepe göz gibidir. Ben yaparım der. Burada tabii tekrar ediyorum, monarşiyi, yani tek kişiyi kastediyor. Ben güçlüyüm, ben yaparım der. Zekasını kullanmaya ihtiyaç duymaz. Ama tüccar alt eder. Tüccarla da masabiyet yoktur. Kabilenin hiçbir önemi yoktur. Tüccar paraya bakar, menfaatine bakar. O yüzden hadariliği ilk getiren, yükselten de tüccarlar. Ama sonra yıkılmasına sebep olacak olan da tüccar. Hep de böyledir. Son sözlerim olsun. Genellikle sosyal olgularda onu yükselten değerler çöküşüne sebep olur. Hangi değerlerle yükseliyorsa o değerlerin yozlaşması ya da kontrol edilememesi hızla çökme. Hani Osmanlı niye çöktü? İşte 100 yılın şeyi değil mi? Efsanesi yani. Aha şundan çöktü denilemez. Ama niye çöktü dersek, genel bir perspektif çizmek istiyorsak, nasıl yükseldi, niye yükseldiği soralım. Onu terse çevirelim, ondan dolayı olacaktır. Hani çünkü demir de mesela devşirme sistemi mükemmel işlerken her şey iyiydi. Devşirme sistemi merkezi otorite zayıflayınca devşirme sistemi yıkımı hızlandırdı. Yani bu sadece biri, belki 20 taneden 50 taneden biri. Yani adam mesela işte Balkanların bilmem neresinde ordusunu oradan geçiriyor köyden geçmek için filan. Köyünde 3 gün atalarının ceddini görmek için komutan alıyor orduyu 3 günlük yoldan uzatıyor yolunu filan böyle. Orduyu iyice yoruyor mesela. Neyse. Yani yükselten değer de aynı zamanda düşüren değer oluyor. Burada eksik bir şey kaldı mı hızlı. Vahşi bir tek sülale silsilesinde Hasebin nihayeti 4 ceddir geçelim. Vahşi kavimler diğerlerinden daha çok tegallübe kadirdirler. Az önce söylediğim şey. Niye? Daha yıpratıcı, daha mücadelecidirler. Refah ve nimet asabiyetin mülk haline gelmesine mani olur. Hadari olmadan çok para kazanırlarsa
haderi olamazlar. Çünkü o teyakkuz hali düşmeye başlar. Vahşi milletin mülkü daha geniş olur. Aynı şey asabiyet devam ettikçe bir milletin bir boyundan giden mülk mutlaka öbür boya avdet eder. Osmanoğulları yıkılırsa onlar gibi olan başka bir şey büyür. Ama yine benzer şeyden yani bir Türk olması lazım mesela. Yani Osmanoğullarını yıkan adam bir Kürt olamazdı ya. Ya da Kürt olsa ya da Ermeni olsa ya da başka bir şey olsa devleti kuramazdı. Tabii bu özellikle Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı arasında hani son dönem olduğu için değil de öncekilere gidin. Mesela Osmanoğullarının muadili ne? Candaroğullarıdır, Karasioğullarıdır, Germiyanoğullarıdır. Hani birinden diğerine, birinden diğerine ama yine aynı iddiada, aynı asabeye dayanmalı. Mağlup olan ebedi olarak galibin şiarını, kıyafetini, mesleğini, sair ahval ve adetlerini taklit etmeye düşkünlük gösterir. Mağlup olan galibi taklit eder. Özetle neden diyor? Çünkü hep zanneder ki diyor, bak çok büyük bir yanılgıdır diyor. Harika hakikaten ya. Zanneder ki diyor, Amerika'yı Amerika yapan şey onlardır. Ya bu adamlarda bir şey var ki bu adamlar bütün dünyayı yönetiyor. Oysa böyle değildir diyor. Hiç alakası yoktur. Dolayısıyla kim galipse diğerleri onu taklit eder. Hep, ya bunda bir hikmet var herhalde. Bunlar bütün dünya güçlü adamlar böyle giyiniyorsa böyle giyinilir herhalde. Bu çok zavallıca bir düşüncedir diyor. Mağlup millet diğer bir milletin hakimiyetine girerse hızla yok olur. Tamam, Arapların ele geçirdikleri memleketler hızla harap olmaya mahkumdur. Çünkü diyor Arap diyor malzeme bilmez, sanat bilmez, şunu bilmez. Mesela diyor ki çok alay ediyor ya. Ona diyor bilmem ne tozu vermişler, tuz diye yemeğini atmış diyor Bizans'ta. İşte hani hiç alakası yok medeniyetle. Diyor bakın bakayım Araplara, onların kurduğu bir şehir var mı? Var mı hakikaten? Yoktur ha. Harbiden yoktur bak. Hani Mekke Medine'yi hariç tutuyoruz ki orada da hiçbir cacık yok. Hani haremler haricinde görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Arap ne mimariden anlar. Çünkü diyor ki hep Bedevilerdi. Bedevi ona bakmaz ki. Tam burada mesela Türkleri söylüyor. Türkler Hadariliye geçti diyor. Pers'ten de iyi etki aldı. Bak diyor nasıl mimariler yapıyorlar. Nasıl diyor şey yapıyorlar. Arap diyor hep diyor dik başlı olduğu için. Hani az önce dedim ya ben amcaoğluma karşıyım bilmem ne. Bu karakterinden çok sert karakterli olduğu için diyor hep isyankardır. Kimseye boyun eğmez, zapt edilmesi zordur ama diyor estetik, medeniyet filan gittikleri yere diyor hep bak aynen böyle. Kadınlara hep cariye bakarlar diyor. Erkeklere hep köle bakarlar diyor. Bir sürü de ağır böyle yani alay edilecek ama alay etmek için söylemiyor bakın dikkat edin. Arapların ele geçirdikleri memleketler hızla harap olmaya yüz tutar. Nübüvvet, velayet yahut dinden gelen büyük bir tesir olmadan Arap mülke sahip olamaz. Bak peygamber ya da benzer bir mucizevi bir şey olmasın Arap hiçbir zaman mülke sahip olamaz diyor. Olmaz, olmaz diyor bunlardan yani. Mülk siyasetinden en uzak olan millet de Araplardır diyor. Benim için çok önemli bir adam İbn Haldun. Ya özel olarak acayip muhabbet duyduğum, çok zeki bir adam, çok sevdiğim bir adam. İki hafta olması iyi oldu çünkü bu emek değer teorileri, iktisadi teoriler, siyasi hepsini haftaya bıraktık. Çok güzel konuşacağız inşallah. İbn-i için önce şunu söyledik. Bugüne kadar okuduklarımız Platon, Farabi, Aristoteles ve Farabi olandan değil olması gerekenden hareket eder. Demiştik. Bir insan tanımı yaparlar ve erdemli insanı tarif ederler. İbn-i Haldun böyle yapmaz. İbn-i Haldun insan böyle hareket eder. Toplumlar böyle yaparlar. Yani bir değer yüklemez İbn Haldun. Bu çok önemli. Bundan dersi iki haftaya bölünce bundan bahsedeceğim biraz. Söylediklerinde herhangi bir ima ile söylemez. Bir değer atfetmez onlara. Yani budur dediği şey öyle gözlemlediği için budur der. Siz ona kızarsınız ya da onu seversiniz o amaçla söylemez İbn Haldun. Ne diyor? Şöyle başlatmıştı. Aristoteles'in zoonpolitikonunu İbn Haldun onaylıyor. İnsan medeniyum bir tab. Tabiatı gereği medenidir. Fakat aynı şeyi söylemelerine rağmen farklı bir yoldan gelerek söylüyorlar. Aristoteles insanın yetkinliği şehirde olur demiş oluyordu. Nihayet İbn Haldun da onu söylüyor. Ama İbn Haldun da hatırlarsanız insanın şehirleşme süreci şundan dolayı oluyor. Tıpkı Aristoteles gibi, Farabi gibi, Platon gibi insan tek başına doğada yaşayamaz. Gücü, kuvveti buna yetmez. Bu yüzden bir araya gelir. Bir araya geldiğinde de iş bölümü yapar ve işbirliği yapar. Bunu toplulukta
iş bölümü. Yani köyde iş birliği ve şehirde iş bölümü olur demiştik biz. O şekilde söylemiştik. İbn Haldun ilk kısımda oraya çok girmez. Der ki insanlar iş birliği ve iş bölümü yaparlar. Ancak insanlarda doğası gereği yine bir şey daha vardır. Bir çatışma vardır İbn Haldun'da. İnsanlar çatışır. İnsan kıskanır. İnsan haset eder. Bakın İbn Haldun bunu söylediğinde haset etmemeli demek istemiyor. İnsan öbürünü kıskanmamalı demek istemiyor. Budur diyor. Yani bu iyiyse de kötüyse de budur diyor. Eğer bir sistem kuracaksanız onu bunu bilerek kuracaksınız yani. Bu özelliğinin üzerine kuracaksınız. Dolayısıyla insanlarda bir kıskançlık, haset, mülk edinme hırsı olduğundan bir araya geldiklerinde, bir iş birliği, iş bölümü yaptıklarında kaçınılmaz olarak problemler, bir çatışma başlayacak. İşte bu çatışmayı engellemek gerekir. Şimdi der ki, bunu otokontrolle yapmaz insan. Yani yapmamalıyım, ben bunu yapmamalıyım. Tamam diyebilirsiniz, bakın ne kadar real. Bu iyi bir şey değil diyebilirsiniz ama yaparsınız diyor ya. Yani insan yapar bunu. Bu yokmuş gibi düşünmek kendisi masaldır diyecek yani. Yani Farabi'nin insan tanımına masal diyecek. Tamam iyi, hoş ama gerçek değil. Hiçbir reel değeri yok. Öyleyse insanda var bu. Tam olmamalı. Eğitelim olmasın. Ama olmuyor, var. O yüzden kişide otokontrol mekanizması çalışmaz diyor. Dolayısıyla insanlar bir araya geldiğinde çarpışır. O onun mülkünü ister, o onun hakkını ister. Ben de bunu hak ediyorum der. Ben şu kadarını hak ediyorum ama o bana bu kadarını veriyor der. Mesela patronların işçileri hakkındaki hep şikayetleri bunlardır. O yüzden mesela firmalar elemanlarının ne kadar maaş aldıklarını yasaklarlar birbirlerini söylemelerini. Kimse maaşını diğerine söylemez. Çünkü hemen o şu olur. Ben işte Ahmet'ten daha çok iş yapıyorum. O 3 lira alıyor. Ben 2,5 lira alıyorum. Yani niye böyle? İşte insan böyledir diyor yani İbn Haldun. Otokontrolünü çalıştırmıyor. Olması lazım ama olmuyor. Öyleyse üçüncü bir kontrol gerekir der. İnsanların bir araya gelmesinden üçüncü bir kontrol doğar. Şeriat, hukuk, otorite. İşte daha sonra melik diyeceği adam. Tepede bir adam. Bir adam. O yüzden monarşidir İbn Haldun'un getirdiği sistem. Yani o bir sistem getirmiyor tabii. Ama böyle olur. Hani İbn Haldun'un düzeninde hep bir adam vardır. Yani demokrasiyi görmemiştir mesela İbn Haldun. Taraflar arasında hem bir hukuk gerekir, üçüncü bir mekanizma gerekir. İki kişiden bağımsız. Onun da tepesinde bir adam gerekir. Kınalızade'yi hatırlarsanız, konuştuğumuzda burada olanlar hatırlamalı en azından. Ne diyordu? İşte adl mucibi salahı cihandır. Cihan bir bağdır, divarı devlet. Devletin lazımı şeriattır. Böyle gel, şeriat hiç haris olamaz. İlla mülk, işte hukuk olması için bir melik olması gerekir. Eski dünya böyleydi. İbn Haldun'un çözümlemesi böyleydi. Yani hukuk var ise, yani insanların çatışmasını gidermek için hukuk gerekir. Hukukun işlemesi için de onun bir sahibinin olması gerekir. Onun tepesinde bir melik olması gerekir. Mülkün tepesinde bir adam olması gerekir. Çünkü otorite ancak o zaman otoritedir. Mülk gücünü nereden alır? Leşker. Ordudan alır. Yani ben yasağımı dinlemediğinizde size bir ceza uygulayamayacaksam benim otoritemden söz edemeyiz. Ancak dinlemediğinizde ben ceza uygulayabiliyorsam, böyle bir muhafız alayım, bir kuvvetim varsa o zaman benim otoritem vardır. Allah da böyledir. Allah niçin sürekli cehennem diyor? Niçin sürekli ateşten, zebanilerden bahsediyor? Otoritesini ilan ediyor. Yani Allah da tektir. Yapmayacaksın. Yaparsan ben de seni buraya atarım. Bak ne diyordu ayette? Allah'ın ordularının sayısını hiç kimse bilmez. Niye bunu söylüyor? Bak niye ordularla söylüyor? Çünkü ben bak sana bunu yaparım dediğinde onu yapacak güçteyim. Bunu bil.
Yani bu şekilde otoritesini inşa ediyor Allah. Yoksa yapma dediğinde cezasını veremeyecek olsa o otorite olmaz. Dolayısıyla Allah ilah olmaz. Bir güç merkezi olmaz. O yüzden işte bir tepe gerekir. Aşağı yukarı devletini bu sebepten dolayı kuruyor. Şu olmalı bu olmalı. Mesela geçen hafta yazmıştım buraya. Demiştim ki işte Platon adaleti tesis etmek için bir devlet öngörür. Aristoteles Nikomakos'a etikte bahsettiği açımladığı ahlakı tesis etmek için. Farabi hakikati halkına öğretebilmek için bir devlet kuruyor. İbni Haldun herhangi bir şey için değil. İbni Haldun yaşayabilmek için, yani gerçek manada öyle felsefi kavramlara girmeksizin insanlardaki çatışmayı engellemek için bir devlet kuruyor. İnsanların demiştim size bu kapitalde Marx'ın da değineceği bir şey. Marksist söylemin de değineceği bir şey. Diyalektik, çatışma. İnsanlar çatışacağı için çatışmasın diye. Bunu söyledikten sonra ne yaptı? İşte insana biraz açılıyor bu. İşte insan şöyledir, böyledir. İklime geliyor burada. İklimin özelliklerini, insan üzerindeki etkilerini anlatıyor. Mizaç teorileridir bunlar. Eski mizaçlar, bizdeki karakter anlaşılmasın. Eskideki mizacın mefhumu başka bir şeydi. Yani maddeyle mana birbirine bağlı bir şeydi. Yani insan mesela çok asabi ise ateş unsuru vücudunda çok fazlaydı. Halim Selim ise işte toprak unsuru çok fazlaydı. Bunların bugün bir reel değeri yoktur. Ama eski dünya, gerek İslam dünyası gerek diğerleri böyle bakar meseleye. Eski metinleri anlamak için bunu bilmek gerekir. Dolayısıyla İbni Haldun da iklimin doğrudan insanın mizacında etkili olduğunu söylüyor. Ana unsurlardan biridir. O yüzden de demiştik yani her ne kadar böyle bir cümlesi yoksa da o cümle çok rahatlıkla söylenebilir İbn Haldun için. Coğrafya kaderdir. Ha kimisi söylediğini de söylüyor da kitapta ben görmedim ya. İşte insan üzerindeki etkileri de anlattıktan sonra işte orada yedi iklime bölüyordu. Mutedil iklim. Hatırlarsanız ne diyorduk? Mutedil karakter. Mutedil hani düşüncede hikmet. Yine İbn Haldun burada söylediği şey. Düşüncede hikmet, öfkede şecaat, şehvette de iffet. Hikmet artı şecaat artı iffet eşittir. Adalet, adaletten hilafet. İnsan böyle olmalı, o zaman olur. Ve devlet de o zaman itidal sahibi bir devlet olur. İtidal sahibi bir toplum olur. Bunlardan sonra artık başladı ve coğrafyadan da bahsettikten sonra artık umran dediği sisteme yavaş yavaş giriyor ve burada kabileden, bedevilerden, göçevelerden bahsediyor. Bunun için temel olgu nedir? Asabiyet. Asabiyet, işte ne demek asabiyet? Kan bağı. Değil, nesep o, kan bağı. Asabiyet neseple oluşur. Kan, asabiyet bir dayanışma. Yani Süleymanoğlu'da asabiyet dayanışma demektir diyor. İhsan Fazlıoğlu sinerji diyor. Toplum içindeki sinerji. O insanların bir arada olmaklığı. Ha, bu asabiyeti açmak için, açımlamak için İbn Haldun ne diyor? Asabiyeti ne sağlar? Yani bu dayanışmayı ne sağlar? İnsanlar ne zaman dayanışırlar? Diyor ki büyük oranda diyor kan bağına bakar. Bir nesep ilişkisine bakar. Bu tam bakın kabileden söz ediyor ve nesep ilişkisinden, kan bağından bahsediyor. Aristoteles de ev, köy ve şehir olarak üçe böldüğünde köy için tek sütten emzirenler demişti. Tam olarak Aristoteles de İbn Haldun aynı şeyi söylüyor. Tek sütten emenler, aynı kana sahip olanlar. Ha, sadece kan bağı değildir asabiyeti oluşturan. Mesela kader bağıdır da aynı zamanda. Mesela menfaat bağıdır da aynı zamanda. Mesela idrak bağıdır da ama en güçlüsü kan bağıdır diyor. Şimdi kabile asabeyle oluşur, asabiyetle oluşur. Asabiyette de bu dediğimiz faktörler vardır ve kabileyi çözümlüyor. Şimdi İbni Haldun'un diğerlerinden farkı bu. Kabileyi çok iyi çözümlüyor olması.
Bu kabile ister bedevi olsun, yerleşik olsun, ister göçebe olsun. Bu birinde Arapları, diğerinde Türkleri örnek gösterir. Sadece Türkleri değil, Farsileri de örnek gösterir. Slavları da örnek gösterir. Türklerle Slavları çoğu zaman aynı kategoriye koyar. O zaman için bu önemli bir bilgi aslında. Niçin böyle bakmış acaba Türklerle Slavların? Aynı bölgenin insanı olarak bakıyor çünkü onlar da Orta Asya'dan geldiler. Bugün de işte Vikingleri filan Türklere benzeten çok vardır bilirsiniz yani. Ciddi çalışmalarda filan karakteristik özelliklerini çok benzetirler birbirlerine. Ve kabileyi tanımlamaya başlıyor. Özetle şunu diyordu yani, kabilede bir gönül bağı vardır. Hukukla işlemez. Yani örfi bir bağ vardır. Herkesin tanımlanmış bir görevi yoktur. İnsanlar gönül rızasına dayalı bir şekilde bir aradadır ve biri reis olur. Başkan olur, baş olur. Reis baş demek. Baş olur ve bu baş neye göre gelir? Herhangi bir şeye göre gelmez. Yani bu şundan dolayı bizim başımız değildir. Bundan dolayı bizim başımız değildir. Yani bir şekilde baştır. Yani bir görev tanımı verilmemiştir. Bir görev süresi verilmemiştir. Bütün kabilelerde böyledir diyor İbn Haldun. Dolayısıyla o adamın, Aristoteles'in karizmayla ikna dediği bir şeydir bu. O reis karizmasıyla götürür. Ha, bu karizması bölgeye göre soya dayalı olabilir ki büyük oranda böyledir. Araplarda soyla beraber beceriye dayalıdır. Mesela Kusay'ın oğullarından Abdümenaf daha büyük iken, özür dilerim, Abdüddar büyük oğlu iken Abdümenaf'a itibar edilirdi. Halbuki ikisi de aynı adamın oğluydu. Kusay önemli bir adamdı. Bakın mesela Kusay'ın da liderliği böyledir. Kendi karizmasından gelen, becerisinden gelen bir şeydir. Kusay önemli bir adam kabul edilir Resulullah'ın dedelerinden. Kusay'ın iki oğlu arasında büyüğe değil, küçüğe itibar edilir daha çok. Abdümenaf'a itibar edilir. Mesela burada sebep olarak ticarette daha iyi olması söylenir. Abdümenaf'ın, Abdüddar Kusay zamanında onun veziri gibi Mekke'de durur, şehir işleriyle ilgilenirmiş. Abdümenaf civar bölgelere mal götürürmüş, kervanları götürürmüş ve civar bölgeleri o tanırmış. O yüzden Kusay hastalanıp öleceği zaman Kusay'a şehrin, yani kabilenin büyüğü olarak Abdümenaf'ı bırakmasını istiyorlar. Oysa o hayır diyor, büyük oğlunu bırakıyor, Abdüddar'ı bırakıyor. Ama sonra Abdümenaf'ın oğlu Haşim başa geliyor. Abdüddar'ın oğlu değil. İşte burada soy önemlidir. Çünkü aynı kabileden olmak zorunda. Fakat sadece soy değildir. Belli karizması da olabilir. Ve ondan sonra o şifaen yönetilir. Ne diyordu mesela? Diyordu ki yani buna, o reise itibar etmemenin karşılığı isyandır. Yani bu adam bizim reisimize, başımıza isyan etti. Bunun karşılığı çoğu zaman öldürmek değildir. Nedir? Kovulur. Oradan atılır, kovulur. O zaman da demiştim ki Siyer-i Nebi'nin ve buna bağlı olarak da Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, ciddi manada anlaşılması, ben öyle bir iddiada bulunabilirim çok rahatlıkla, İbn Haldun'dan geçer. İbn Haldun'un kabile çözümlemesi çünkü çok iyi bir çözümlemedir. Söylediğimi zannediyorum. Yani İbn Haldun Tunuslu. Tunus bölgesi çok sonraları Fransız sömürgesi oldu. İbn Haldun da ilk olarak Türkçe'ye çevirmiş bu arada İbn Haldun. Yani Pirizade ilk defa Türkçe'ye çevirmiş dünya tarihinde. Ama bizde daha sonra yasaklandı, Abdülhamit zamanında Osmanlı'da yasaklandı mukaddime. Aydınlanma sonrasında Fransızlar çevirmeye başlıyor. O bölgeye gidip geldikleri için, İngiltere ile anlaşmalı şekilde o bölgeyi sömürecekleri için Fransızlar, ve derler ki Fransa'nın Afrika'daki başarısı İbn Haldun'un mukaddimesinden geçer. Yani oradaki kabileyi çok iyi tahlil ettikleri için, Fransızca'ya çevirip üzerinde durdukları için, siyasetçilere ve askerlere bu yönde işte briefingler verdikleri için Fransızlar o bölgeyi iyi yakaladılar, sömürdüler ve bırakmadılar denir. Geçen hafta söylemiştim. Kur'an'daki bütün peygamberlerin bir şekilde kendi bölgelerinden hicret etmek zorunda olmaları, bakın, bu kabile çözümlemesiyle doğrudan alakalıdır yani. Ve dahası Resulullah da bunu kendisi yapmaya çalıştı.
Yani kabile üstü bir çatı kurmaya çalıştı hayatı boyunca. Yani 23 yıl boyunca kabile üstünde bir çatı kurmaya çalıştı ama olmadı. Kendisi kendi döneminde bunu yaptı. Hani bir sancak örneği vermiştim size. Hazreti Ali'deyken sancak Uhud Savaşı'nda karşı tarafın 4 sancağın 4'ünü de Abdüddaroğullarının taşıdığını görünce sancağı Hazreti Ali'den aldı, Musab bin Umeyr'e verdi. Çünkü o da Abdüddaroğullarındandı. Böylece şöyle bir mesaj vermek istiyordu Hicaz'a. Yani bu Abdüddaroğulları ile Haşimoğulları arasında bir savaş değildir. Bu kabileler üstü bir meseledir. Bakın onlara da ki Abdüddaroğullarına karşı bizde de Abdüddaroğulları var. O yüzden hep Mekke dışındaki mesela Bedir Savaşı'nda dışarıdan gelen bazı kabileler müşriklere, Mekkelilere yardım etmek için şaşırıyorlardı. Yani kendi kardeşinle niye savaşıyorsun diyorlardı. Yine mesela Bedir'de önce Sad bin Muaz ve onun iki amcaoğlu Utbe, Şeybe ve Velid'e karşı gelince onlar dedi ki bizim sizle bir derdimiz yok. Çünkü Sad bin Muaz Medineliydi. Ensardandı. Dediler ki bizim senle sizle bir derdimiz yok. Biz buraya Medine'nin reşverleriyle savaşmaya gelmedik. Biz bizden olanla savaşacağız. Dediler ki Muhammed bize bizim dengimizi çıkarttı. Öyle olunca Resulullah da ne yaptı? Hazreti Hamza bakın. Ve Hazreti Ali kendi amca çocuklarını. Üçü de kendi amca, öz amca çocuklarını çıkarttı. Kureyş böyle bakıyordu mesela. Nihayet Resulullah bunun örneği bitmez. Ben bir 33-34 sayfalık bir makale de yazmıştım hatırlarsanız. Üzerinde konuşmuştuk bir zaman. Nihayetinde yani İslam Resulullah sonrasında da hemen bu iş gerçekten bir 30 yılın sonunda Haşimoğulları, Ümeyyeoğulları meselesi oldu. En sonunda işte iki büyük devlet yani Emeviler, Ümeyyeoğulları devleti demektir Arapça. Abbasiler, Haşimoğulları devletidir yani. Hazreti Abbas'ın soyundan gelenler. Yani o kabile yine geldi yaptı. Kendisini buldu yani oturttu. İşte İbni Haldun kabileyi kabile faktörlerini çok iyi bilir ve halifeliğinde riyasetin Müslüman olmuş hali olduğunu söyler. İbni Haldun'un bu cesareti bakın 1377'deki cesareti bugün birçoğumuzda yoktur yani. Biz bunları kolayca söyleyemeyiz. Yani İbni Haldun bunu söylememiş olsa ben halifelik nedir arkadaş yani ne halife özlemindesiniz siz derken yani 40 defa düşünürdüm açıkçası. Ama İbni Haldun bunları çok iyi bir şekilde analiz ediyor. Temelde 3, geçen hafta söyledim. Temyizi akıl, temiz eden akıl. Ne demek temiz eden, temiz akıl? Hayır deden. Yani, evet bu doğru bu yanlış. Yani bakın felsefedeki o kavramlara falan gerek yok. Yani herkes yapar bunu. İşte bir çocuk 8-9 yaşından itibaren bu akla erişmeye başlar. Öbürü tecrübi akıldır. Şimdi bugün biraz bunu konuşacağız. Tecrübi akıl ve üçüncüsünü hatırlayan var mı? Nazariye. Güzel, nazariye akıl. Şimdi bunlarla çözümler İbn-i Haldun. Yani ne olacak? Herkes bilir. Yani bize bir halife lazım. Şimdi bakın bütün fıkhı bir tarafa bırakalım. Bir ayet yok yani. Halife olmak zorunda diye bir ayet yok. Halife lazım mı? Şimdi hiç öyle uzun uzun tartışmaya da gerek yok. Yani kavramsal düzeye çıkmamıza da gerek yok. İbn Haldun'ca konuştuğumuzda. Diyeceğiz ki biz ne bekliyoruz halifeden? Halife olabilir mi? Mümkün mü? İranlıyla Türk'ü, öbür tarafta Vahabi Arabı, Selefi Arabı, öbür tarafta şucu Arabı, buncu Arabı, Pakistanlıyı bir araya getirebilecek bir yapı mümkün mü? Mümkün değil. Yani bu kadar hani uzatabiliriz tabii bunu ve haftalarca da konuşabiliriz. Ama sonuçta yine geleceğimiz yer burası olacak. Ortada yani tarih boyunca da hiç olmadı zaten. Yani mesela biz bu işin 1000 yılında efendiler bizdik. Peki o zaman birlikte miydik? Bir miydik? Selahaddin döneminde halife vardı. Abbasi halifesiydi. Melikşah döneminde Abbasi halifesi. Tuğrul Bey, Çağrı Bey döneminde Abbasi halifesi vardı. Abbaslan döneminde Abbasi halifesi vardı. Peki bunlar mı halifeye uyuyordu? Halife mi bunlara uyuyordu? Bağdat'taydı halife. Yani, Tuğrul Bey halifenin kızını istediğinde dediler röst. Yani sen nereye halifenin kızını istiyorsun? Böyle bir adet yok. Yer mi lan adetiniz dedi. Bu kızı alacağım ben bu kadar. Ve aldı. Bu kadar. Sonra halife Osmanlı Şeyhülislamları da böyledir. Yani
Padişah bir şey lazım olur. Şehir üstem onu kılıfına sokar. Yani bu budur. Yavuz hilafeti aldı. 1517, 16, 17. Peki ne oldu? Yani kullanmadı bile ya. Yani resmi olarak bile kullanmadı. Hani kağıdın bir kenarına bile yazmadı ya. İbn Haldun böyle bakıyor. Ha, bazen yetmez. O zaman tecrübi akıl nedir? Bu bir önemli. Tecrübi akıl da işte tecrübe. Şimdi bu tecrübe etme meselesi önemli bir mesele. Çünkü bazen temyizli akıl tecrübeye bağlıdır. Yani bir şeyi temyiz edebilme, ayırt edebilme tecrübeye bağlı bir şeydir. Bu öğrenilecek bir şey değildir. Ben iyi hatırlıyorum. Bir yıl olmadı herhalde değil mi referandumdan? Değil mi? Ne zamandı referandumdan? 16 Nisan mıydı? Tamam. Yaklaşık olacak işte. Şu 18 yaş meselesini biz tartışmıştık. Şimdi Aristoteles 18 yaşında siyasete bir defa karşıdır. Yani gençlere siyaset anlatılmamalı diyor politikada. Bakın bırakın siyaseti yetiştirmek için onu almayı, siyaset anlatılmamalı. Neden? Çünkü bu tamamen siyasetçi, hatırlıyorsunuz değil mi siyaset felsefesi konuştuğumuz zamanlar, bir zaman bir iki ders yapmıştık. Siyasetçi tecrübesine dayanarak siyaset. Başka herhangi bir şeye dayanmaz. Yani profesör olduğu için aday olmuyor. Değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Pratik Aklın Eleştirisi kitabından Kant'ın bunu söylemiştik. Kant iyi analiz ediyor bunu. Yani siyasetçi ne yapar? Ben her şeyi biliyorum diyen adam değildir siyasetçi. Yani Boğaziçi'deki, ODTÜ'deki, bilmem nedeki bir proftan alanı daha iyi bilmiyor hiçbir siyasetçi. Sadece diyor ki ben yaparım. Ya ben sorunu biliyorum ve yaparım. Peki şimdi bir profesör ben bunu biliyorum dediğinde deriz ki makaleni ver bakalım biliyor musun? Ya da hakikaten prof olmuş adam birkaç yerden şey almış ya onay almış resmi makamlardan tamam olmuş. Ya da hastanedeki doktor yani diploma veriyorlar. E siyasetin diploması yok ki. Ki biz diyelim ki hakikaten bu adam yapabilir. Adam ben yaparım diyor. Peki nereden anlayacağız onun yapıp yapmayacağını? Tecrübeden, başka bir şeyden değil. E ben diyor yaptım. İşte ana muhalefet başkanı diyor ki ya ben hesap uzmanıydım. Ya ben anlarım bu işlerden. Beriki diyor ki yani Cumhurbaşkanı ben diyor işte belediyeyi idare ettim. Hem de İstanbul Belediyesi. Biz ona o prim veriyoruz ya da vermiyoruz yani. Yoksa bunun bir başka şeyi yok. Tecrübeye dayanan bir şeydir. Şimdi bakın tecrübe etmemiş bir insana tecrübeye dayanan bir şeyi anlatamazsınız. Aristoteles bunu söyler. Tekrar ediyorum, tecrübe etmemiş bir insana tecrübeye dayalı bir şeyi anlatamazsınız. Biri şunun örneğini vermişti, çok doğru bulduğum Gazali'den verdi örneği. Cinsellik üzerine mesela 10 yaşındaki bir çocuğu anlatamazsınız. Yani cinselliği erkekle kadın arasında işte nasıl ilişki kurulması, nelere dikkat etmesi gerektiğini 10 yaşındaki bir çocuğu anlatamazsınız. Neden anlatamazsınız? Çünkü meselenin kendisini de bilmiyor çocuk. Yani ha, bilmiyor yani neyse burada keseyim bilmiyor deyince keseyim yani öteye gitmeyeyim ama anlatamam ama ne olur çocuk şimdi gelir dur oraya ben gireceğim sen hemen girme belli bir yaşa gelir çocuk 17-18 yaşa hele ki şimdi internet sağ olsun bütün mevzuyu görebiliyor ondan sonra bakın bir tecrübe etmiş oluyor artık ve ondan sonra siz anlatabilirsiniz şimdi hiç tecrübe etmemiş birine 18 yaşında milletvekili olma salahiyeti, ehliyeti veriyorsunuz. Nasıl olacak? Meclise soktun 18 yaşındaki çocuğu. Ne yapacak bu çocuk? Ya yetiştirelim. Ya meclis yetiştirme yurdu değil. Üniversitede yetiştirirsin çocuğu. Ya da ne bileyim sanayide yetiştirirsin. Esnaf yetiştirir, localar yetiştirir çocuğu. Orası söz söyleme makamı, söz öğrenme makamı değil ki. Ha işi retoriğe vurursan dersin ki ya işte öyle diyordu değil mi Cumhurbaşkanı? Diyordu ki ya işte Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Şimdi biri de deseydi ki İsa da Hazreti İsa da Beşik'teyken konuştu. Öyle deseydi. Oğuz Kağan öyle bir adam var mı yok mu? O büyük ihtimalle yok aslında da böyle bir efsane var. Biliyorsunuz değil mi? Oğuz Bey diye biri yok. Hakan abi. Yani gerçekten büyük ihtimalle yok. Ama bir efsanedir yani. Tabii ya. Onun bak her iki tarafa da çaktım. 18 yaşından örnek veriyorum. Tamam mı?
Metanın birleşmiş halde. Nasıl? Metanın birleşmiş halde. Öyle diyorlar. Aslında Oğuz Kağan aslında Metehan'dır. O halk arasında işte böyle. Oğuz'un da bir anlamı var. Hani büyük ihtimalle öyle biri yok diyorlar. Neyse yani var mı yok mu bir şey değiştirmez. Ben niye bunu söyledim? Mesela desek ki 5 yaşında kılıç kuşanmış. Yani 21'e de gerek yok yani. 5 yaşında da bir şeyler yapabilirsin. Tecrübe akıl çok şey İbn Haldun'un çok önem verdiği bir şey. Yani 3 sütundan biri tecrübe. Ha bunu tabi İslam filozofları görmüyor değil. Ya da filozoflar bunu görmüyor değil. Aristoteles de bunu Farabi'nin basiret diye çevirdiği kelime logos'a ayırdığında nous ve phronesis. Phronesis diye anlatıyor Aristoteles de. Neyse şimdi bundan sonra da bu ikisine bağlı olarak nazari akıl olacak. Yani bu artık teoriler üzerinden genellemeler yapan bir akıldır. Bilen bir akıldır artık. Onu formüle edebilecek bir akıldır. Şimdi burada bunlar kalsın lazım bize. Bir asabiyetten bahsetti ve bu dedi büyük oranda kan bağı. Bu teo okunmaz gerçi de kabileden yani bedeviden diyelim. Bedevilerden hadariye medenileşmeye doğru götürecek şimdi. Ne dedi? Bunlar dedi bir arada işte bir gönül bağıyla hareket ederler. Gönül bağından işte büyümeye başlarlar. Nasıl diyordu? Zor şartlarda olan kabileler büyüme eğilimindedir. Neden? Hatırlıyorsunuz daha cesur olurlar. Vücutları daha güçlü olur, daha şekilli olur. Kendi işini kendileri görür. Hata yapma lüksleri yoktur. Bu yüzden çok dikkatlilerdir. Burada hep işte bak Arap ve Türk'ten örnek veriyor. Bakın diyor işte şey yapıyor. Ben size söylemiştim. İbn Hacer Askelani anlatıyor bunu. Öğrencisi yani şeyden bahsederken Timur'dan. Sen Timur'u boş ver. Timur bugün var yarın yok. Ama Osmanoğulları geliyor diyor. Osmanoğulları dünyaya şekil verecek diyor. Ve kabileyi ben geçen hafta da size biliyorum 15-16 maddede okudum. Ve nihayet diyecek ki her kabile mülke doğru gitmek ister. Her kabile mülkü almak ister. Mülk neyse o. Sahip olunacak şey neyse o. Bu sulak bir arazidir. Ağaçlık bölgedir. Paradır. Attır. Kılıç kalkandır. Demirdir. Devedir. Hurmadır. Başka bir şeydir. Fark etmez. Mülke doğru giderler. Ve sonra artık mülk devleti oluşur. Nasıl? Kahrubela ile. İbni Haldun'un önemli bir ifadesi, önemli bir kelimesi bu kahrubela. Her kabile büyür, büyür. Nasıl büyür? Hep karşısındakini kahrederek. Yani boyun büktürerek, kahrubela, bilek bükerek hep bir boyun büküştür. Her bir kabile diğerini yendiğinde, zaten yenemezse yok olur, yendiğinde büyümeye başlar. Karşıdaki boyun büker ve artık ona tabi olur. Tegallup, galip olma. Kabileler sürekli bununla, bakın hep savaşa savaşa. Başka bir şey yok. Ne olur mesela Osmanoğullarından biliriz değil mi? Değil mi? Hep savaşmadı. Ne oldu? İşte birinden kız aldı. Çandaroğullarından kız aldı mesela. Öyle olunca kız çeyiziyle zaten o bölgenin yarısını getirdi. Diğeri de dedi tamam. Yani bu şudur ama. Bunlar bizi öldüreceğine, savaşarak gençlerimizi öldüreceğine, yani biz bu gücü görüyoruz, öyleyse kabul edelim. Yine bir boyun büküştür yani. Yani yine kol kuvvetine dayanan, kılıç kuvvetine dayanan, yani orduya dayanan bir şeydir. İbn Haldun'da sadece şey, başka bir etken yoktur. Öyle bakın amaç birlikteliği, ümmet birlikteliği, menfaat filan İbn Haldun'da böyle bir şey yoktur. Yani size söyledim geçen hafta. Resulullah'ın da Kureyş'i. Yani onlar Kureyş diye bakıyorlardı. İslam devleti diyeceksek eğer onun da büyütmesinin yegane sebebi İbn Halduncu bir matematikle bakarsak Kur'an'ın kendisi, Resulullah'ın karizması, özgürlükçü olması ne diyeceksek ona. İşte birden kalplere hitap etmesi değildir. Bunu kime yapar? Kim bundan etkilenir? Kureyş'in çocuğu. Yani yine kendisinden olan bunlardan etkilenir.
Çünkü İbn Haldun asabeyi anlatırken asabe yapısı dışarıdakini dinlemeye izin vermez diyor zaten. Yani bir kabile yapısı dışarıdaki iyi, bu güzel bir şey söylüyor, ben buradan oraya gidiyorum dedirtmez diyor bir insana. Yani realde bu yoktur diyor. Biz, ben kaç senedir anlatıyorum. Bizim elimizde zaten ya. İlk Müslüman olanları ben buraya yazdığımı hatırlıyorum. Tek tek yazdığımı hatırlıyorum. Yaşlarıyla birlikte. Bakın ilk Müslüman olanlar ya çocuktur ya gençtir. Fosilleşmemiştir ama o amaçla söylemedim. Ya Haşimoğullarından ya da Haşimoğullarıyla 100 yıldır arası iyi olan kabilelerdendir. Ya Hazreti Ebu Bekir Teymoğullarındandır. Teymoğulları hatırlar mısınız bilmem. Bir iktidar, muhalefet ve ortadakiler diye üçe ayırmıştım Mekke toplumunu o zaman. Yine bunlardan da, bunlara dayanarak yapmıştım zaten. Kaynak olarak da yine bunları vermiştim. Yaklaşık olarak bir işte bir önceki yaklaşık bir 80-100 yıl önce olan bir çatışmadan dolayı Abdümenaf oğulları, Abdüddar oğulları, Haşim oğulları filan ayrıştıktan sonra mesela Huza kabilesi özür dilerim işte Hattaboğlu kabilesi Haşimoğullarıyla iyiydi zaten arası. İşte Sehmoğulları iyiydi. Bunlar zaten hani yakın kabilelerdi. Yakın amca çocukları. İşte Teymoğulları. Bakın ilk Müslümanlara bakın hemen hepsi böyledir. Arada mesela ilk Müslümanlar arasında sürpriz olan Hazreti Osman'dır. Çünkü tam düşman kabileden geldi. Ümeyyoğullarındandır. Ama zaten daha sonra da bütün problem de Hazreti Osman'la başladı. Ümeyyoğullarından biri gelip başa geçtiğinde başladı. Hazreti Osman şahsi olarak büyük olaydır. Onun Müslüman olması çok büyük olaydır. Çünkü bir daha yok. Daha bir daha Ümeyyoğullarından Müslüman olan yok Hazreti Osman'dan başka. Tabii. Zaten Resulullah'ın iki kızını vermesinin sebebi de o. Ümeyyoğulları gibi şehrin en büyük kabilesinin en karizmatik. Çünkü Hazreti Osman çocuk da değildi. Babası ölmüştü. Ailesinin de hakikaten reisiydi. Onun İslam'a girişi, Hazreti Ebu Bekir'in İslam'a girişi gibi değildi bu. Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Ömer'in ya da Zeyd'in, Talha'nın, Hamza'nın Müslüman olması gibi değildir. Onun Müslüman olması büyük bir vakadır. Eğer İbn Halduncu gözle bakarsak çok büyük bir vakadır. Yapmaması gerekiyor. Demek Hazreti Osman gerçekten etkileniyor bu durumdan. Yani imanın kendisinden etkileniyor. Kur'an'dan ya da Resulullah'tan etkileniyor. Ama diğer kabilelere geçelim, bırakalım Mekke'yi. Taberi anlatıyor işte mesela. Elçiler yılı diyor 9. yıla. Ne demek? Resulullah her yere elçi gönderdi. Hiçbir Müslüman olmamıştı. Bakın 13 yıl Mekke, 9 yıl Medine, 22 yıl. Bir sene sonra Resulullah vefat edecek. 22 yıl. Kur'an'ın herhalde %90'ının indiğini düşünürüz değil mi? Kur'an'ın %80'i 90'ı inmiş. Bir yıl sonra Resulullah vefat edecek. Hicaz'da hiç kimse Müslüman değil. Hani ne oldu? Nerede Kur'an'ın etkileyici gücü? İmanın gücü nerede? 22 yılda yok. Ama elçiler yılı, 9. yıl, Resulullah bütün Hicaz'a elçi gönderiyor. Mekke fetholunmuş, ilk problemler gitmiş, bütün Hicaz'a elçi gönderiyor. Ve ondan sonra hepsi Müslüman. Nasıl Müslüman olma? Hukuki anlamda Müslüman olma. Bize vergi verecek misin? Yani zekat verecek misin? Vereceğim. Mecbur işte bir boyun büküştür. İlla savaş olmasına gerek yok. Ama arkasında savaş gücüyle gidiyor. Ya diyor elçimizin dediğini kabul edeceksin ya da biz diyor geliyoruz. Söyledim değil mi geçen hafta? Yemame Savaşı'nda Resulullah'ın vefat ettiğinden hemen sonra birkaç ay sonra yapılan savaşta hepsi şey yaptı. Vefat edince hepsi kopardı bu. Hazreti Ebu Bekir bir daha gitti. Savaştı. Sonra hepsini tekrar bağladı. O yüzden iki defa kuruldu İslam devleti derler. Biri davet devleti, Cavini böyle söylüyor. Davet devleti diyor bunu Resulullah kurdu. Diğeri de ridde devleti, irtidat devleti bunda diyor Hazreti Ebu Bekir. İki defa kuruldu yoksa dağılıyordu. Ve Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Sizi dedi iki şey bekliyor. Ya dedi boyun bükücü bir hayat ya da kahredici bir ölüm. Dediler ki kahredici ölümü anladık. Boyun bükücü hayat nedir? Elleriniz arkadan bağlanır. Burunlarınız üstüne develerde sürüklenirsiniz dedi. Ve bunu yaptılar. İşte mülke doğru gidiş diyor İbn Haldun buna. Yani artık bedevilikten hadariliğe doğru gitme. Artık devletleşmeye, gerçek manada medenileşmeye doğru yol alma. Böylece artık o kabile yapısı çözülmeye başlayacak ve mülke ve en sonunda bu kabile ne olacak?
öyle bir noktaya gelecek ki Osmanoğulları iyi bir örnek bunun, Osmanlı devleti olacak. Bakın öyledir ki biz Osmanlı'yı ne zaman devlet demeye başladık Osmanlı'ya? Bizim çok sorduğumuz sorular değildir bunlar. Mesela Osmanoğullarından Osmanlı devletine ne zaman geçti Osmanlı? Ne zaman insanlar Osman devlet vasfını Osmanoğulları için uygun gördüler? Oysa biz mesela bugün baktığımızda, geriye baktığımızda Osmanlı devletini hep böyle sanki Hazreti yani Osman Bey'den beri hep Osmanlı devletiymiş. Oysa şu dizilerin işte bir faydası oluyor. Şimdi ne o dizide? Oba halindeler değil mi? Dizide geldi mi çocuk? Ya Osman büyüdü mü dizide? Yok. Hiç mi yok? Doğmadı. Ha daha doğmadı. Allah Allah. Eyvallah. Muhtemelen şey yaparlar. Bir sezon sonra çocuk direkt doğmuş, erişmiş olarak gelir muhtemelen. Çünkü bu hızla giderse o çocuk doğmaz hiçbir zaman. Fatih'ten sonra evraklarda Osmanlı devlet olarak geçmeye başlıyor. Devlet haline getirildi diyor. Derler ki Kanuni ile birlikte de imparatorluk olmaya başladı. Kimi de işte imparatorluk, emperyalizm kelimesinden Osmanlı imparatorluk değildir der. Ben öyle düşünmüyorum. Osmanlı bariz bir imparatorluktu yani. Çok milletli, çok dilli bir yapıydı. Bakın işte bir noktadan sonra artık devletleşecek. Devletleşmek ne demek artık? Yani kabileden, Osmanoğullarından Osmanlı devletine geçmek ne demek? Niye biz Fatih diyoruz? Niye bunun uzmanları Fatih? Yo Orhan Bey zamanında da ya da babası Hüdavendigar Murat zamanında da, ikinci Murat zamanında da Fatih'in babası yerleşikti. Kurumsallaşma. Ne demek kurumsallaşma? Tüm devlet mekanizmalarını tek tek tesis etmek. İşte Fatih'in kanunnamesinden dolayı zaten devletleri. Çünkü Fatih bir kanunname yayınladı. İlk defa. Bu manada yani bir anayasa taslağı yayınladı Fatih. İşte o günden sonra biz dedik ki yani uzmanları dedik ki Osmanlı bir devlettir artık. Yani gerçek manada bir devlet. Ha, ondan önce de devlet sıfatı kullanılıyordu ama hani bu manada değil. Şimdi artık bir mekanize, bir organlar bütünlüğünden söz ediyoruz Osmanlı'da. İşte İbn Haldun diyor ki bakın mülk. Buna tabi İbn Haldun mülk devleti diyecek. Başta biri vardır, ona bağlıdır. Bakın kabileden geliyor. Her şey ona ait. Bunun en iyi örneği geçen hafta arkadaşlarla otururken söyledik, Dubai'dir bak. Şimdi Dubai bundan 30 sene önce yoktu. Çöldü. Ve Maktum'un, şimdiki Melik'in babasının hiçbir şey yoktu. Bu Fayet ailesi, Mısırlı Fayet ailesi kendi gibi zengin bir araya geldiler. Dediler ki gel burada bir ülke yapalım. Bu Prenses Diana ile ölen vardı ya hani Dodi, Fayet. Onun babası Mısırlı onlar. Bu ikisi geldi. Biri limanları yaptı. İşte biri birkaç bina yapmaya başladı. Havalimanı, deniz limanı filan derken bakın kimin? Bu adamların. Yani oradaki her bir kum tanesi bu adamların. Ya benim evim gibi hakikaten yani. Sizin evinizin bahçesi gibi hakikaten. Onunki biraz daha büyük bir bahçe. Sonra adam zaman içerisinde insanlar gelsin diye insanlara ya gelin dedi hani ben gerekirse tapu da veririm. Mesela ilk 8-10 yılda tapu mapu yoktu. Takılın diyordu. Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki toplum orada oluşur mu? Yani şunu demek istiyorum. Siz burada dersiniz ki başbakanın, cumhurbaşkanına. Bir dakika dersiniz ya hayırdır. Herhangi bir şey olduğunu düşünelim. Sokağa inersiniz. Meydanlara inersiniz. Bir hak talep edersiniz. Peki Dubai halkı Maktum'dan hak talep edebilir mi? Peki bu hep böyle mi gider? Ne zaman hak talep etmeye başlar? Ha, onlar da mülk sahibi olmaya başladığında. Temelde mekanizma şudur. İlk yıllarda şu olur. Maktum der ki bu benim ülkem. Ben yaptım bunu. Ben size izin veriyorum sadece. Ama bir yerden sonra Maktum şunu anlar ki vatandaşı olmayan bir devlet olmaz. Tamam derler, buyur senin olsun ve giderler. Çöl kalır geriye. Öyleyse cazip hale getirmek için onlara da tapu dağıtmaya, mülk dağıtmaya başlar. Ve onlar hala da bu mülkü bedavadan aldıklarından Erdoğan abi bana bir ev hediye etse ben ertesi gün Erdoğan abiye böyle delikanlı çıkışlar yapmam. Ya dedim adam bana acıdı da bir ev verdi.
Ama ne zaman olur? Vatandaşı o ilk mülkü aldığı zamanlarda da bunu yapmaz. Ancak maktumun Dubai'ye verdiği değeri vatandaş da vermeye başlarsa, buyurun geçebilirsiniz. Tabii başka bir çıkış yok zaten. Mecbur buradan çıkacaksınız. Eğer vatandaş da oranın insanı da zaman içerisinde Şeyh Maktum'un ya da Fayed'in ülkeye kattığı değerin aynısını ya da benzerini katmaya başlarsa mülkte ortak olurlar. Anlatabildim mi? Dubai mülkünden söz ediyorum da. Oradaki bir araziden ya da bir binadan değil. Dubai'deki o mülke ortak olurlar. Derler ki biz de burada buraya bir değer kattık. Adam fabrika kurmuştur. Adam bahçe bostan yapmıştır. Çanakkale'de şehit olmuşsunuzdur. Niye sürekli mesela Halepli geliyor bir grup kızıyor filan, bu sefer diyoruz ki ya da birileri diyor ki ya bunu, bak Çanakkale'ye gidin mezar taşları var. Yemenli'nin, Kerkütlü'nün, Musullu'nun mezar taşları var. Bu ne demek? Ya şu cumhuriyette, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde senin 2018'de şu ortamda oturabilmenin altında Halepli'nin de bir payı var. Ya o da bunda ortak. O da buraya bir değer katmış, bir fayda katmış. Bir şey katmış yani. Örnek olarak veriyorum. Vatandaş da bir şey katmaya başladığında niye mesela iş adamları bir yerden sonra siyasete ayar çekmeye çalışıyorsun? Değil mi? Türkiye'nin en büyük firmalarını düşünün. En zengin ailelerini düşünün. Mesela niye bunu yapıyor? Çünkü diyor ki ya ben diyor buraya işte milyar dolar getiriyorum yurt dışından. Yani TÜSİAD dediğim için diyelim TÜSİAD olarak biz milyar dolarları getiriyoruz bu ülkeye. Öyleyse ben bu ülkenin bir parçasıyım. Yani ben de bu ülkede karar mekanizmasıyım. Ve gerçek vaka da budur. Yani gerçekten o da bu ülkenin bir karar mekanizmasıdır. İşte böyle bir denge. Bunu hemen böyle çizemeyiz. Uzun uzun tanımlayabiliriz ama böyle aha şurasıdır diyemeyiz ama olgunun kendisini çok iyi idrak edebiliriz. Bir yerden sonra o artık bir devlete dönüşür. Mülk devleti, buna ısırıcı mülk diyor. Kahru beladan dolayı. Isırıcı mülk. Yani bu bir mülktür. Başlangıçta kralın mülküdür. O tepedeki adamın mülküdür. Yani o adam kim? Az evvelki reisti değil mi? Kabilenin reisi. O bizim halife dediğimiz adam. Siyasi bir mekanizma. Şimdi o diğerlerine kahru bela çala çala, onlara tagallup ede ede, onları yene yene büyüdü ve bir yerden sonra orası neresiyse artık o barem, bu iş akrabayla olmuyor dediği anda artık devletten söz ediyoruz. Bir devletten işte. Fatih'i Fatih yapan şey bu zaten. İstanbul alması değil. Hakikaten bu zekası ya da bu realiteyi görmüş olması. O yüzden benzersiz bir padişahtır Fatih. İkinci bir tane Fatih de yok zaten Osmanlı'da. Siyasi olarak daha büyüğü vardır, Yavuz vardır, daha çok katkı sağlayanı vardır ama mantalite, Osmanlı mantalitesi Fatih üzerindedir. Fatih'in oturttuğu mantalitedir. Bakın şimdi ne diyor? Mülk ve güçlü hanedanlık sadece kabileler ve asabiyetlerle olur. Şimdi artık mülk devletinden söz ediyoruz. Krala ait devlet. Ara ara söylerim hatırlarsınız. Topkapı Sarayı'na girin. Meydana bakan daha böyle en baştaki kapı. İlk kapının adı Bab-ı Hümayun'dur. Hümayun Farsça bir kelime. Padişahın kapısı. Yani sana diyor ki dikkat et. Sen şu anda nereye giriyorsun? Padişahın mülküne giriyorsun. Osmanoğlu'nun mülküne giriyorsun şu anda diyor. O yüzden mesela kimse atla giremez oraya. Sadece vezirler ve paşalar atla girebilir. İkinci kapıdan sonra onlar da atla giremez. Sadece padişah atla girebilir. Biliyorsunuz at, alt, ast, üst ilişkisinin o zamanki şeyidir. O yüzden mesela ast, üstün yanında atla yürüyemez filan. Bab-ı Hümayun, sen şu anda devlet Osmanoğullarının mülküne giriyorsun. İçeri giriyorsunuz, ne görüyorsunuz? İçişleri Bakanlığı orada, Dışişleri Bakanlığı orada, Hazine orada, Maliye orada, Enderun, Eğitim orada. Padişahın kendi özel alanı var, işte kendi mahrem alanı var. Yani devletin hepsi orada. Böylece ne demiş oluyor? Devlet benim, Osmanoğulları. Başka kimsenin değil, Osmanoğulları. Sadece Osmanoğulları. Dubai iyi bir örnektir aslında. Büyük ölçeği büyütürseniz. İbn Haldun diyor ki asabiyet olmadan böyle büyük devlet kuramazsınız. Neden? O asabiyetteki gönüle dayalı mesela şehit olma. Bakın aynı şekilde size herhalde söyledim geçen hafta. Şehit olma İslam'ın ilk yıllarındaki anlamıyla kabile yapısının bir şeyi. Çünkü kabilenin neferi gider, savaşa gider ya. Dövüşmeye gider. Herhangi bir şeyden dolayı değil.
gönle dayalı, gönül rızasına dayalı bir yapılanma olduğundan kabile, adam o yapılanmayı korumak için gider. Ne diyorum? Reise olan sevgisi içinden gelen bir sevgidir. Onu korumak için gider. Yani benim annem babam, benim amcamın oğlu, benim yeğenlerim, benim kuzenlerim, benim çocuklarım dediği için gider. İşte bunun İslamcası şehit olma. Bunun İslamcası cihad etme. O yüzden işte büyük devletler diyor İbn Haldun, böyle cengaverlerin herhangi bir menfaati olmadan, para için savaşmayan, herhangi başka bir şey için savaşmayan, sadece bundan dolayı savaşan olduğu için ve bu adamlar cesur ve atletik olduğu için, güçlü olduğu için başarılar bir de. O yüzden büyük devletler sadece asabiyetle kurulur diyor. Hakikaten de ben bilmiyorum aksini. Eğer aklınıza gelen varsa söyleyin. Hani burada kayıtta varken es geçmiş olmayalım. Yani büyük bir devlet söyleyin, kabileye dayanmasın. Bir tane var. Amerika. Amerika var ya. Ama İbn Haldun bunu görmüyor şimdi. Öngörmüyor şimdi. Çünkü çok da doğal. 1789'u biz her açıdan şey yapıyoruz aslında. Ayırıyoruz bütün dünyada. Avustralya'da da olabilir. İşte bilmiyorum. Şimdi bakmak lazım. Amerika ama sıkı bir örnek. Yani İbn Haldun hakikaten ne derdi acaba Amerika'ya? Freud mesela çok güzel bir şey söyler Amerika'ya. 1909 yılında Amerika'ya gider Freud. Geri geldiğinde ilk konferansında Amerika nasıl ülke deyince dev bir hata der. İnsanoğlunun yaptığı dev bir hatadır der. Asabiyete dayanmasını anlatabiliyorum değil mi? Neden? İki, devlet oturduktan ve işler yoluna girdikten sonra asabiyet kalkmadı. Ne kadar yani şey bir adam değil mi? Yani tam real bir adam. Asabiyet kalkmalıdır. Hemen uzaklaşmanız gerekir asabiyetten. Osmanoğulları böyle mi? Öyle. En iyi yapan ülke ya. En iyi yapan ülke. Hiç acımaz. Çatır 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 basar yani. Kafaları keser. Hiç acımaz. Önemli olan mülkün kendisi. Yani devletin kendisi. Her şeyi devlet olur. Annesini öldürebilir ya. Babasını öldürebilir. Ya babasına yaptılar. Ya sadece Osmanlı değil yani. Başka ülkeler de bunu yaptı. Yine İslam olaya da olmuyor. Avrupa tarihi bunlar da doluyor. Hepsi. Ya mesela bak biz ne diyoruz hani büyük devletler asabiyete dayalı. Şimdi Roma İmparatorluğu dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk değil mi? Şaşmaz tabii ki en büyük imparatorluk. Romulus da Romulus diye iki kardeşe aittir. Hatta efsaneye göre bunlar işte ormanda tek bulunurlar ve bir kurt besler bunları, kurt emzirir filan. Hakan abi tanıdık geldi mi bir yerler sana? Gön bakalım. Asabiyetten kurtulmalı. 3 saat kaç bu arada? 10. Tamam. 5 dakika araya gidelim. 1-2 madde. 3 sahası geniş hanedanlıklar din esasına dayanır ve dini davet asabiyete kuvvet verir. Ne demiş oluyor sizce burada? Sahası geniş hanedanlıklar din esasına dayanır. Şimdi İbn Haldun'da din elzem değildir. Bağlayıcı bir şeye ihtiyaç var. Güzel. Manevi ihtiyaç. Evet. Bu olmak zorunda. Yani bir maneviyata ihtiyaç vardır diyor. İbn Haldun temelde bu faslı uzunca açtığında illa din derken semavi dini kastetmez aslında. Ama semavi din daha da başarılı oluyor diyor. Bakın herhangi bir değer amacıyla söylemiyor bunu. Din olsun olmasın amacıyla söylemiyor. Vakayı söylüyor. Tekrar ediyorum çünkü bu değer meselesinden birazdan bahsedeceğim özellikle. Bir değer atfetmiyor. İbn Haldun aslında Farabi'nin Erdemli Devleti'ne feci bir tenkit getiriyor. Nedir? Erdemli Devlet nasıl oluşuyordu? Ancak peygamber yoluyla oluşuyordu değil mi? Ancak peygamber yoluyla oluşuyordu. Filozof yapamıyordu, peygamber yapacaktı. İbn Haldun diyor ki hiç peygambere ihtiyaç yok. Çünkü biz diyor semavi yani... Tek Allah'a inanmayan birçok iyi devlet biliyoruz diyor. Bunlar şey bilmiyordu. Yani Mecusiler mesela işte semavi bir dine sahip değildi. Ya da Hindistanlı değildi. Roma değildi. Yunan değildi. Pagandı. Ama büyük medeniyetler kurdu diyor. O yüzden alay ediyor Farabi ile zaten. Sen masal anlatıyorsun diye. Ha din lazım değil. Ya ne lazım? Ahlak lazım ama. Ahlaksız olmaz.
İlla ki ahlak lazım. Ama diyor ki, ha din olursa bu ahlak yerine bu daha iyi olur. O yüzden imparatorluklar dini sever. Roma da sever. Evet, pagan başladı. Bizans, değil mi? Bir din etrafı. Yani Sokrates'i niye öldürmüşlerdi? Tanrıları zemmediyor diye. Değil mi? Küfrediyor diye. Din lazımdır. Mesela Stoa felsefesini Roma çok sevdi. Niye? Çünkü Stoacılığın her ne kadar amacı o olmasa da insanı uyuşturur. İnsan, devletlerle uyuşuk insanı sever. Her devlet uyuşuk insanı sever. 1789 öncesinden söz ediyor. 1789 sonrasında o böyle değil. Uyanık vatandaşı da sever şimdi devletler. Ama mülk devletleri, İbn Haldun'un ısırıcı mülk dediği, o bak ısırıcı mülk diyor bir yerek. Çünkü bu ısırır diyor yani. Yani o kadar özgürlükçü olduğunu falan söylemiyor. Uyuşuk vatandaşı sever. Mesela Stoa, o gün size söylemiştim. Kimlikleri hatırlayın. Bu Sinoplu Diyojen'i falan hatırlayın. Ne diyor? Ben sen nerelisin deyince ben kozmopolitanım diyor. Ne demekti kozmopolitan? Dünya. Çoklu şehir aslında değil mi? Polis şehirse kozmopolitan. Ben dünyalıyım. Şimdi Roma çok sever bak. İskender de çok sevdi. Niye? Çünkü imparatorlukların, devletlerin de hayali hep bütün dünyadır. Vatandaşı, yani bir öğreti düşünün, dünyalı olmayı pompalıyor. Amacı başka olabilir ama sonuçta söylediği şey bu. Ben de zaten Roma hükümdarı olarak ya da ne bileyim Cengiz Han olarak tam da bütün dünyayı istiyorum. Bu meşruiyeti sağlıyor işte. Yani bana sorsalar neden bütün dünyayı istiyorum? Ben şu filozofu getiririm yani. İslam, ümmet ile cihad etmek ayrı şeyler mi? Ümmet bilinciyle cihad etmek birbirinden çok farklı şeyler mi? Ya birini kurmak için diğeri var zaten. O yüzden her Müslüman padişah ümmet kelimesini de çok sever, cihadı da çok sever. Çünkü birbirini tamamlıyorlar. O da siyaseten bunu istiyor işte. Şimdi bakın biz bugün ümmeti diyelim çok safiyane bir şekilde ümmeti ya innemel mu'minuna ihvatun ayetini tesis edebilmek için isteyebiliriz. Deriz ki ya Arap bizim kardeşimiz, Pakistanlı bizim kardeşimiz, Bosnalı bizim kardeşimiz, işte İranlı bizim kardeşimiz falan diyebiliriz. Ama bir padişahın bunu demesi o bu kadar saf değil. Dolayısıyla ümmet fikri ya Müslüman ülkelerde Müslüman devlet liderlerini arayıp bulamayacağı şey. Yani direkt Allah sana veriyor onu. Tek çatı altında dünya yok. Yani Roma'dan ya da Cengiz Han'dan farklı bir şey istemiyorsun ki sen. Aynı şeyi istiyorsun. Siyasetçi bunu ister. Müslüman, Hristiyan, Pagan, Mecusi fark etmez. Bunu ister. Gücünü görüyorsa eğer. Ha bir de öğreti de bunu veriyorsa sana. Aha cihat etmek. Bütün Müslümanlar sürekli cihattaydı. Her yapılan cihat, her yapılan fetih. Öyle değil mi? Tam da bunu istiyorsun. Fatih de öyleydi. Yani çok büyük ihtimalle Roma'ya doğru sefer düzenlerken öldü. Bu Halil İnalcı'nın, İlber Ortaylı'nın iddiası benim değil. Çok büyük ihtimalle. İstiyor, bütün dünyayı istiyor. Tabii Latince, İtalyanca öğrenmiş. O yüzden diyor ki, dini davet, sahası geniş hanedanlıklar din esasına dayanır. Çünkü dini söylediğin anda kapılar açılır. Bakın Türk İslam, Müslümana göre ne kadar dar değil mi? Yani alanı dar yani. Türk çünkü Türk yani şu bölge Türk, şu bölge Türk, şu bölge Türk ama Müslüman. Şimdi bir de Türk olamazsın. Ben çok istiyorum Hakan abi ama yapacağım bir şey yok. Sen hisset kendini öyle yapıyorsun. Öyle hissediyorum değil mi? Eyvallah. Elhamdülillah en azından o var cebimde. O da olmasa nasıl yaşayacaktık abi? Ama Müslüman olabilirsin. Şimdi hangisinin sahası daha geniş? Değil mi? Öyleyse din ufkunu da açıyor. Siyasetçinin ufkunu da açıyor. Hep savaşın sebebi din değil mi? Aslında hiçbir savaşın sebebi de din değil. Bakın hiçbir savaşın sebebi din olmamakla beraber her savaşın sebebi dindir abi. Çünkü iyi bir meşruiyet alanıdır yani. Bunlar kafir dedim mi
Askerin gözü döner. Cumalara bile beyler yazışıyor. Bak şimdi ne diyor mesela? Orada bir devlet kurulmak isteniyor Güney'le. Ya İsrail'in uşağı olacaksınız. Hemen bak dini bir referans. Ya bilmeyen de biz aslı saadet ülkesiyiz zannedecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti olarak. Ya biz neyse. Kamera var. Buradan sonra Türkiye'de var. Savaşın gerekli değil. Başka bir şey. Ama hemen din geliyor onun üstüne. Savaş gereklidir. Yapıyorsun. Eyvallah. Niye din? Çünkü din meşru kılıyor. Dinin yetmediği yerde mezhep meşru kılıyor. O yüzden de Şah İsmail din mezhep değiştiriyor. Sünni iken Şii oluyor. Ve Bayezid'e diyor ki ya bana niye küfrediyorsun arkadaş? Senle aynı şeyi istiyoruz diyor. Sen de bütün dünya istiyorsun. Ben de bütün dünya istiyorum. Babasına. Yavuz Selim'e. Yavuz Selim direkt küfrediyor. Bak onun kitabı var. İkisinin mektupları bir araya getirildi. Birkaç sene önce tavsiye ederim yani. Babasıyla önce. Ya diyor ki yani 40 derviş bir posta sığar da iki hükümdar bir aleme sığmaz. Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok ama küfrü anlamıyorum diyor. Yani niye küfür ediyor? İki Türk, iki Müslüman, iki Sünni. İdi, şimdi böyle olunca kavga edecek bir şey yok yani. Çünkü o zaman salt hükümdarlık uğruna, egemenlik uğruna, saltanat uğruna savaşmış oluyorsun. Ya bu da çok aşağılık bir şey canım. Yani bir mana katmış olman gerekiyor. Adam Şii oldu işte. Şii olunca işte iş değişti. Dedi ki sahası geniş hanedanlıklar din esasına dayanır ve dini davet asabiyete kuvvet verir. Şimdi dördüncüye dikkat edin. Dini davet asabiyete dayanmadan gerçekleşmez. Bu önemli. Dini davet asabiyete dayanmadan gerçekleşmez. İşte İbni Haldun'un böyle cesurca söylediği tespitlerinden biri bu. Resulullah bir taraftan Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur diyor. Ama öbür taraftan İbni Haldun'a göre Arap olmaktan geçiyor davetin hızlanması. Ya da Kureyş olmaktan geçiyor davetin hızlanması. Geçen hafta söylemiştim işte. Hilafet Kureyş'tedir. Bununla alakalı bir şey. Neden? Çünkü bakın bu dinin özelliğinden gelir. Din olmanın özelliğinden gelir. Din bilim gibi değil, ilim gibi değil, felsefe gibi değil. Hep bunu vurgulamaya çalışıyorum bir iki senedir. Siz adam çıkar yere çekim kuvveti var der. Adam çıkar suyun kaldırma kuvveti var der. Merkez kaç kuvveti var der. Atom altı şöyledir der. Uzay böyledir der. Sen dilersen inan, dilersen inanma. İster rağbet et, ister etme. Gerçek oysa adam onu söyler geçer ve insan aklı hakikati bulur. Ama din öyle değildir. Din gücünü kendisinden almaz. Din gücünü müminden alır, inananlardan alır. İnananlar çoğalmasa dine kimse inanmaz. Bakın hakikaten böyledir. Yani vaka böyledir. Hep söylüyorum bunu size. Bütün dünya dinlerini araştırdınız da mı Müslümanlığı tercih ettiniz, İslam'ı tercih ettiniz? Yani bugün hiçbirimizin bilmediği bir dünya din var, doğru mu? O halde İslam'ın en iyi olduğundan, tek doğru olduğundan, en doğru olduğundan nasıl eminiz? Temelde Burhani konuşacaksak emin değiliz aslında. Hiçbirimiz emin değiliz aslında. Eğer bizler Avrupa'da doğmuş olsaydık şu dersleri Hazreti İsa başlığı altında yapıyor olacaktık. Muhtemelen aynı metinleri okuyup Hazreti İsa başlığı altında okuyacaktık. Hep söylemeye çalışıyorum. Tebliğ olunmasaydı, müminler olmasaydı mesela Kur'an'da adı geçen bir takım peygamberler gibi. Söz gelimi Hazreti Zekeriya gibi. Hazreti Yusuf mesela peygamber geldi. Ne kadar ilginç değil mi? Kur'an'da Yusuf suresi var ve hakikaten Hazreti Yusuf'un hikayesinden başka bir şey anlatmıyor. Ha içinde biz bir sürü mana buluyoruz ayrı mesele. Ama temel yapı Hazreti Yusuf'un hayat hikayesini anlatıyor. Bir peygamberse tebliğ etti mi Hazreti Yusuf? Tebliğ ettiyse müminleri nerede? Hiç bilmiyoruz mesela bunu. Yani bir bakanlık yaptı. Firavun'un bakanlığını yaptı. Geriye bir şey bilmiyoruz. Yani niye var mesela? Bir şey bilmiyoruz. Hakikaten öyle. Ne oldu? Eğer Hazreti Musa gelmeseydi bizim Hazreti Yusuf'tan haberimiz olmazdı. Kureyş, Mekkeli, sonra Medineli, sonra Hicazlı yavaş yavaş inanmasaydı ben bugün Arabistan'a gitseydim ticareten
Gelseydim size derdim ki ya orada bir Muhammed diye biri varmış herhalde 1500 yıl falan önce gelmiş dünyaya, ona inanıyorlar. Sonra derdim ki ya işte ne dinler var ya. Bir tane de binanın etrafında dönüyorlar 365 gün 24 saat derdim. Ben hakikaten böyle söylerdim yani. Siz de böyle işte yani varmış dersiniz. Sanki böyle işte Afrika'nın alt bölgelerindeki herhangi bir kabilenin dininden bahsediyor. Mesela o kabilelerin dininin her birini bildik de mi mesela hepsi saçma geldi bize? Hiçbirinden haberimiz bile yok. O yüzden İbn Haldun bunu fark ediyor. Ya bu önemli bir olay. Bunu fark ediyor ve diyor ki dini davet asabiyete dayanmadan gerçekleşmez. Yani Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunu düşünün. Müslüman olduğunda henüz Resulullah'ın ne dediğini bilmiyordu. Sonra geldi dedi ki ben dedi milletin önünde böyle dedim. Hani Ebu Cehil karşı çıktığı için, dövmeye kalktığı için. De yani sen ne anlatıyorsun dedi ya. Hani bileyim filan. Neye inanıyoruz biz? Az önce söyledik bir önceki maddeye uygun olarak yani. Niye kendi kabilesi ya da kendi kabilesine yakın olanlar? Ya ilk mümin işte Resulullah'tan sonra eşi, sonra Hazreti Ali, sonra kölesi Zeyd, sonra en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, sonra onların en yakın arkadaşları. Neden? Çünkü dur bir dinleyeyim diyor. Şimdi bakın sizin öz kardeşiniz gelip de Afrika'nın alt bölgesinde bir dini görmüş olsa ve bu dinin mantıklı olduğunu size söylese sırf kardeşiniz olduğu için bir dinlemek istersiniz. Yoksa her gün belgesellerde anlatılır ya da hiç tanımadığınız bir adam da söyleyebilir. Dersiniz ki ya kimse, kim bu adam dersiniz. Ama öz kardeşiniz gelip size söylerse söylediğini sırf kardeşiniz olduğu için bir şey yaparsınız. Dur bakayım ne diyor dersiniz. Yani ben bu benim kardeşim, seviyorum bunu ya da çok yakın arkadaşım. O yüzden dini davet mutlaka asabiyetle gerçekleşir diyor. Kur'an da öyle diyor. Ve bak Kur'an'da sürekli, eyvallah bak Kur'an'da sürekli her kavme biz bir peygamber gönderdik demesi de bununla alakalı bir şey. Yoksa insanlar dinlemez. 5. Her devletin tabii sınırları mevcuttur. Tamam, bunu geçen hafta da söylemiştik. Sokrates, Aristoteles de böyle söylüyordu. Gerekirse böl diyordu. İbn Haldun diyor ki eleman yetmez. Çok büyürse, kontrol ettiğinden daha fazlasını sahip olmaya başlarsa o diyor yıkımı sağlar. Neden? Çünkü senin gibi adamın olmamaya başlar. Yani seni önce mesela nasıldı kabilede? Kardeşi, amcaoğlu falan hep bir arada yürütüyorlardı. Şimdi artık yabancılar girmeye başlayacak diyor. Ve herkes senin gibi düşünmemeye başlayacak. O devlet dönüşmeye başlar diyor. 6. Çok sayıda kabileler, bakın dikkat edin. Çok sayıda kabileler ve çeşit çeşit cemaatlerin bulunduğu topraklarda sağlıklı bir devletin kurulması az vakidir. Bunun içinde bir başlık daha açıp o yüzden de bir devlette çok cemaat de olmamalı diyecek. Çok farklı cemaatler olursa olmaz. Mesela yine Osmanlı'da öyledir. Osmanlı mesela Mevlevilik Osmanlı'nın saray tarikatidir diyelim. Mesela Mevleviliği yakınında tutardı Osmanlı padişahları. Ama Mevlevilik haricinde hiçbirini yakında tutmazdı. Daha bu konuda yapılmış çok çalışmalar var. Ben uzmanı değilim. Artık kim ne kadar manipüle ederek anlatıyor. Mesela cerrahilerin, bir zaman Soner Yalçın yazmıştı mesela. Fatih'i cerrahiler öldürmüş olabilir demişti. Çünkü iki oğlundan. Mesela Cem Sultan meselesinin cerrahilerle doğrudan alakası olduğunu söylemişti Soner Yalçın. Çünkü cerrahiler büyük kardeşi Bayezid'i istiyordu. Çünkü Bayezid cerrahiydi. Oysa Cem Sultan ise cerrahilerin uyuşukluğunu düşünüp başa gelseydi cerrahilerin işini bitirecekti diyorlar. Mesela cerrahilerin Osmanlı'daki patlaması da hakikaten 2. Bayezid'in gelmesiyle başlar. Osmanlı sadece yakınında Mevleviliği tutardı. Onu da sarayın içine almazdı. Ama saray tekkesi denir. Saray tarikatı denir. Bilinir. Ordu'da da Bektaşilik vardır. Daha da Osmanlı saraya ve devlet işlerine başka kabile, özür dilerim, cemaat, cemiyet yaklaştırmaz. Çünkü olduğunda, bakın Türkiye 4 yıldır bunu çekiyor. 4-5 yıl olacak bunu çekiyor şu anda değil mi? İç içe oldu mu biter. Yani bu mesela Türklerin aslında tarih boyunca iyi başardığı bir şeydir. Makama bir başkasını getirmezler, yaklaştırmazlar yani. Çünkü yaklaştırdığınızda işler bozulmaya başlar. Öyle güzel de bir söz var. Güç bozar, mutlak güç mutlak bozar derler. Refah, rahat ve sükun mülkün tabiatındandır. Şimdi mülk dediği burada devlet artık değil mi? Birinin devleti olduğu için sürekli mülk diyor. Refah, sükun ve rahat mülkün tabiatındandır. Devlet
ilerledikçe, geliştikçe rahat başlar. Sükunet başlar. Hatırlayın, kabileler nasıldı? Sürekli bir teyakkuz halindeydi. Sürekli ayakta durmak, hazır durmak, nöbette durmak zorundaydı. Ama şimdi ne var sizde? Mali disiplininiz var, askeri disiplininiz var değil mi? Bir iktisadi disiplininiz var, bir saray eşrafınız, erkanınız var, işte kanunnameleriniz var. Bakın büyüyorsunuz artık. İşte burada konuşmak istediğim bir nokta. Artık medenileşmeye başladık. Artık o mülk devletindeki insanlar medenileşmeye başlıyor. Nasıl? Temizi akıldan bu kabiledeydi. Kabile büyürken tecrübi akla evrildi ve şimdi nazari akıl Medine'de ortaya çıkacak. Medeniyetin içinde ortaya çıkacak. Devletin içinde artık sükun sağlanmaya başlandıktan sonra ortaya çıkacak. Nazari akıl, teoriya akıl, teorik akıl, artık genellemeci, formüller bulan. İşte burada İbn Haldun bu fasılları toplarken diyecek ki işte sanat doğmaya başlar. Bilim doğmaya başlar. Estetik doğmaya başlar. İşte ebruydu, minyatürdü, bilmem neydi, bunlar doğmaya başlar. Kabilede bunlar olmaz. Çünkü kabile sürekli hayatta kalmaya çalışıyor. Ama devlette hayatta kalma artık gitti, geriye nitelik artışı. Hani Gazali'nin hep söylüyorduk yani olmazsa olmaz diye mahbubu evvel, mahbubu sani ve salis diye. Hayatta kalmak ister, var olmak ister, varlığını sürdürmek ister ve onu arttırmak ister. Nitelik eklemek ister ona. İşte ondan sonra bakın İslam, şimdi buraya dikkat edin lütfen. İslam kabile düzeninde, kabiledeyken şöyle diyelim. Asebe kabiledeyken İslam inancından söz ederiz. Bu kabileden çıkıp da medeni olmaya başladığında İslam düşüncesinden söz etmeye başlarız artık. İnançla düşünce arasında bir belirginlik, bir farklılık vardır. Kelam dersinin ilkinde size söylemeye çalıştım. Biz burada her ne konuşuyor olursak olalım, İslam düşüncesini konuşuyoruz. Tefsir derslerinde de İslam düşüncesini konuşuyoruz. Kelam derslerinde zaten orada belirginleştirmeye çalışmıştım. Altını çizmeye çalışmıştım. İslam düşüncesi konuşuyoruz. İslam inancını değil. İslam inancı konuşulmaz. İnanç nedir İslam inancı? Şimdi İslam düşüncesi ve İslam inancı diye ayırdığımıza göre ne demiş olabiliriz? Kabilede inanç Medine'de düşünce olur demiştik. İnanç onun özüdür. Allah vardır, tamam. Peygamber vardır, Kur'an vardır, cennet cehennem vardır, melek vardır. Tamam, bunlar İslam inancıdır. Akide dediğimiz şey. Ama İslam düşüncesi nazari aklın ürettiği bir şeydir. O yüzden Medine'de doğar. Tam o yüzden burada bunu belirtiyorum. Nazari aklın, yani teorik aklın ürettiği bir şeydir. Düşüncenin ürettiği bir şeydir. İnançta düşünce olmaz. İnançlı, yani şöyle diyelim. Mesela İşte Hazreti Ebu Bekir ilk Müslüman olduğunda hiç kimsenin inancı o noktaya gelmez. İslam kaç bin yıl sürerse sürsün o noktada olmaz. O en üst inançtır. En saf halidir. Hiçbir şey için çünkü iman etmiyor. Ama bugünkü İslam düşüncesi Hazreti Ebu Bekir'in İslam düşüncesinin çok üzerindedir. İnanç olarak onun çok altında ama düşünce olarak onun çok üzerindedir. Gazali'nin düşüncesi Hazreti Ali'nin düşüncesinin üstündedir. Eş'ari'nin düşüncesi uzatabiliriz. Hazreti Ömer'in düşüncesinin, İslami düşüncesinin çok üzerindedir. Artık çünkü ilimler var, hadisler, bir sürü ekole ayrılmış, onları birbirleriyle mukayeseli işte sonuçlar çıkartabiliyorsunuz. Tefsirde farklı farklı ekoller çıkmış, farklı mantık ekolleri çıkmış, farklı kitaplar, risaleler yazılmaya başlanmış. Her şey bir şey eklemiş, herkes bir şey eklemiş, bir şeyler çıkarmış. Ama inançta o hale gelinmez. İbn Arabi de aynısını söyler. Düşüncede biz sahabeden üstteyiz, amelde sahabe bizden daha üsttedirler. Yani ilimde biz üstteyiz, amelde onlar üstünler. Bu nazari aklın ortaya attığı bir şey. İslam düşüncesini dilediğimiz gibi konuşabiliriz. Kafir de olmayız Allah'ın izniyle. Ama İslam inancı konuşulmaz. Ona ya inanırsın ya inanmazsın. Bu farkı anlatabiliyor muyum? O yüzden her ne konuşuyor olursak olalım zaten dilimize de yansımış bir şeydir bu. İslam düşüncesinde böyledir diye konuşuruz sürekli. İslam inancında değil. İnanç belli bir şeydir. Resulullah o gün her neden bahsettiyse odur ve tam donar. Donduğu gibidir. Kıyamete kadar da o olacaktır. Başka bir şey değil. Ama İslam düşüncesini biz dilediğimiz gibi sağa çekeriz, sola çekeriz, aşağı indiririz, yukarı çıkartırız. Çünkü içinde bizim nazarımız var. Onu biraz da biz şekillendiriyoruz. Bin yıl öncenin fıkhıyla bugünkü fıkıh aynı olmaz. Biz bir şeyler ekleyip çıkartabiliriz. İslam kelamı, yeni bir İslam kelamına ihtiyacımız var deyip duruyoruz mesela. Çünkü mevcut İslam kelamı bitti. O dünyada bitti. Yeni dünyayla bir daha üretilmesi lazım. Bir daha inşa edilmesi lazım. Ama şunu diyemeyiz. İslam inancı bitti. Yeni dünyayla bitti. Öyleyse yeni bir İslam inancı çıkarmamız gerekir diyemeyiz. Çünkü o zaman o yaptığımız şey İslam olmaz. İşte bakın şu asansör meselesi var ya. Satranç oynama meselesi var ya.
bilmem işte damacana yatağa erken girip ipek çarşaf bilmem ne, bunlar İslam düşüncesinin, İslam inancı olduğu sanısından ortaya çıkan şizofrenik hastalıklar. İslam düşüncesini ne demeye getiriyorum? Şafii'nin düşüncesini, Hanefi'nin düşüncesini, Gazali'nin, Eş'ari'nin düşüncesini uzatın yani. Yani Sühreverdi'nin, İbn Arabi'nin, İbn Sina'nın, Farabi'nin düşüncelerini. Ya hepsini katabiliriz. Tabii ki yani hiç kimse peygamber değil, melek değil. Onların düşüncesini İslam inancı zannedersiniz. Olduğu gibi getirmek zorundasınız. Çünkü tevhid İslam inancıdır. Olduğu gibi gelir. Allah vardır, Allah tektir, eşi benzeri yoktur, doğurmamış, doğrulmamıştır. Muktedirdir, faildir. Tamam. Bunlara hiçbirimizin şeyi yok. İtirazı olduğu anda İslam düşünce, İslam inancında değiliz zaten. Ayrı bir dinden konuşuyoruz o zaman. Yani bizler Müslüman olmuyoruz zaten. Ama bu düşüncelerin aynısını da inanç zannederseniz, getirirseniz buraya, işte o zaman böyle insanları güldürürsünüz. İnsanların sana gülmesi benim umurumda değil. Ama senin yüzünden benim değerlerime de gülüyor. Bugün isim de vereyim, kamerada çekiyor, adam da kameraya konuşuyor. Fatih Altaylı ağzına gelen her şeyi söylüyor ona. Ama o onda bu kalmıyor. Onu izleyenler o sakallı da bırakmıyor meseleyi. Onu dine taalluk ediyor ve o sorun dinin bir sorunu haline geliyor. Ben de bir mümin olarak o zaman kızıyorum. İşte bu düşünceyi inanç zannedip getirmek İbni Haldun'un dilinde ne demek? Sen hala kabilevi düşünüyorsun demek. Sen hala asabiyete dayalı düşünüyorsun demek. Sen hala bu anlamda nazari akla gelememişsin. Yani sen hala ilkelsin demek. Sen hala köylü gibi düşünüyorsun demek. Bedevi gibi düşünüyorsun demek. İşte biz bir zamanlar şu yakın bir zamanda değer yarar meselesini konuştuk grupta, hatırlıyorsunuz. Sonraki hafta burada çay içerken de uzunca durmuştuk değer yarar. İşte bak, değer yarar meselesi bedevi ile hadari arasındaki mesele. Hadari değeri, bedevi yararı arar. Çünkü bedeviye su lazım, göçebeye ekmek lazım, otlak arazi lazım, mera lazım ya da ne bileyim yani kılıç lazım. Çok maddi, somut şeyler lazım hayata tutunabilmesi için. Ama medeniye, hadariye bu lazım değil. Bunun için ayrı disiplinler tesis edilmiş. O zaman soyutlaşma, o zaman kavramsallaştırma, işte İbn Haldun'un nazari akıl dediği genelleme yapacak akıl. Artık yararın peşinde değil, değerin peşinde olursun. Vav harfine milyonlar dökersin. Osmanlı'da yapıldı. Niye? Bir sanat var orada. Bir minyatürü yapabilecek adamı tutar, ülkenin bambaşka bir yerinden özel bir alayla getirtirsin. Caminin içine bilmem ne kadar hat, çini, şu bu yaparsın. Bedevi buna bakmaz. Göçebe buna bakmaz. Yani kabilede buna bakılmaz. Resulullah Mescidi'ni hatırlayın. 4 duvar. Çatıda beceremiyorlar zaten. Ya bir hurma ağacının şeyi kadar uzunluk olabilir yani. Gövdesi kadar. Çünkü üstünü kapatamıyor öbür türlü. Ağacı koyuyor. Hurma yapraklarını koyuyor tepesine. O yüzden öğle namazı çok sıcak oluyor. İkindi namazına dayıyor Resulullah çoğu zaman. Yazın en sıcak günlerinde. 2 saat, 3 saat, 4 saat geç kıldırıyor namazı. Dayanamıyorlar. Çatı yapamıyor adam. Beni İsa'yı da sakifesi diyoruz. Ya sakife çardak demek. O kadar ki bakın, hani en çok eve benzeyen şey o ki ona özel bir isim verilmemiş. Sakifedeydik bugün. Yani şöyle düşün, konuştuğumuzu düşünelim. Yani köydeyiz. Bugün evdeydik. Bir adamın evi var demek istiyoruz yani. Hani bizimki böyle baraka gibi bir şey, bu adamınki ev. O kadar yani, iki katlı. Adam biraz zengin, ona ev diye hitap ediyorlar. Yok yani, mimari mi var? İbn Haldun buradan sonra girer mimariye, bilmem neye girer. Mesela geçen hafta nasıl bitirdik hatırlıyor musunuz? Arap demişti, anlamaz bu işlerden. Arap bir beldeye girdi mi orayı harap eder. Öyle demişti değil mi? Yok ki. Malzeme yok, malzeme kullanmayı bilmiyor. Onun tecrübesi oluşmamış. Tecrübesi oluşmayınca nazariyesi de oluşmaz. Yani mimarinin de genellemesi, formülasyonu, mimarilik diye bir alan oluşmaz. Bugün hala yok. Olmaz. Ama bakıyorsunuz bizde bu Fuat hocalar filan işte bir vav çiziyor. Hala bugün işte bakın yani Mekke'deki, Medine'deki bütün önemli camilerin hattatları Türk. Değil mi? Gidip yazabiliyor. Adam mürekkep görmedi ki yazsın. İbn Haldun örneklerini veriyordu değil mi? Bilmem ne şeyi veriyorlar, tozu veriyorlar savaşta kullansınlar diye. O tuz zannettip yemeğe attılar diyor Araplar, Arap bedeviler. Sen şimdi inancı, düşünceyi inanç zannedip geçmişte dondurup aynen getirirsen sen bedevi aklıyla düşünüyorsun. Hala diyorsun ki yatağa erken girme, bilmem ne olur. Lan bu neyin aklı ya, neyin kafası yani? Böyle bir şey olabilir mi işte bu bedevi aklı bu.
Bu estetik görmemiş, sanat görmemiş, medeniyet görmemiş, ilim görmemiş, bilgi görmemiş adamın aklı bu. İnançla düşünceyi ayıramıyor. Zaten hayatı hem kendilerine hem de herkese zehir eden adamlar bunlar. Ya hepsini geçtim. Geçtim şurada yazanların hepsini. Lan yatağa erken girdin, şehvetin de coştu. Ne olur lan? İki ihtimal var. Ya evlisin, karına da danırsın. Ya da bekarsın, kendi işini görürsün. Yani bu kadar söyleyeyim. Ne olur lan? Kendi cinsel hayatları da zaten gitmiş demek ki. Çünkü bu konuya sürekli takıklar ya. Sürekli takıklar. Ha işte, işte bakın ilim, medeniyet okuyarak getirme. Bak Farabi'leri çıkartıyorsun 1000 yıl önce. İbni Haldun'ları çıkartıyorsun 700 yıl önce. Ha şimdiki bunlar da bunlara saygı duyup bütün saçmalıkları sayıyorlar. Dindi. Eğer sen kabileden evrilmediysen hala yararın peşindesin. O zaman sende nazari akıl gelişmez. Nazari akıl gelişmediğinde de neyin inanç, neyin düşünce olduğunu bilmezsin. Ne sanattır, ne değildir bilmezsin. Ve ondan sonra boğulmaya başlarsın. Biz inancı dondururuz. Müslüman kaldığımız sürece, ondan razı olduğumuz sürece biz inancı doldururuz, dondururuz. Tevhid vazgeçilmezdir. Yorumlanabilir bir şey de değildir. Allah'a nispetle. Siz tevhidi kelime olarak alır, kavramsallaştırır, başka şeylerde de kullanırsınız, o ayrı mesele. Hani mesela siyasette tevhid dersiniz. O bu anlamda tevhid değildir. O İslam düşüncesine ait bir tevhiddir ama Allah'ı tekleme, onu birleme Resulullah'ın anlattığı gibidir. Hiçbir dönemde de değişmedi. Ha bunun nasıllığıyla ilgili problemlerimiz oldu. Felsefe bir şey söyledi, kelam bir şey söyledi, tasavvuf bir şey söyledi, bir şey söyledi. Ama bir şekilde birike kümülatif bir şekilde geldi. Ve nazari akıl ortaya çıkıyor. İşte İbni Haldun özellikle bunu vurguluyor. Artık inançla düşünce ayrıldıktan sonra medeniyet doğuyor. İlim, sanat, estetik bunlar başlıyor. Ve siz artık yararların değil değerlerin peşinde koşuyorsunuz. O yüzden onu söylemeye çalıştım. Yani Hazreti Ebu Bekir'in imanı hepimizin üstünde. Ama bizim İslam düşüncemiz onun çok üzerinde hem de. Az değil, çok üzerinde. Çünkü 1400 yıldır o İbn Arabi'nin Resulullah'ın bıraktığı ayak izi meselesi vardır. Der ki Resulullah bir şeyi göremez. Biz onun görmediği bir şeyi görebiliyoruz. Biz onun ayak izlerini de görüyoruz. O kendi ayak izlerini görmüyor. Başka bir ima ile. Biz de bunu söyleyebiliriz yani. Biz 1400 yıldır gelenleri görüyoruz. Öyleyse bu düşüncede biz Hazreti Ebu Bekir'in üzerindeyiz. Ama bu bir şey demek değil yani. Düşüncede üzerindeyiz. Dolayısıyla nazari akılda onun üzerine çıkabiliriz demek istiyorum. Sahabenin üzerine çıkabiliriz demek istiyorum. Dahası, daha da iddia ediyorum madem arkama İbni Haldun da aldım. Üzerine çıkmalıyız da diyorum. Nazari akılda, teorik akılda üzerine çıkmalıyız ve pratik akılda da daha üstüne çıkmalıyız dolayısıyla diyorum. Ama inançla ilgili bir problemimiz yok zaten. İnançta onun altındayız çünkü onlar onu en yoğun şekilde yaşadılar. İnanç aktarılabilir bir şey de değil zaten. Yani ikna edilebilir bir şey de değil yani. İkna etmeye başladığınızda o inançtan çıkıp düşünceye gelmiş oluyor. Bu aşamadan sonra devlet rahatlama dönemine girer. Sanat, estetik bakın şu anda ne oldu? O kabilenin teyakkuz hali gevşemeye başlıyor. İşte zaten bir önceki nesil, bir sonraki nesli hep bu yüzden tenkit eder. Farkındasınız değil mi? Çünkü rahatlama olur. Şimdi adam şirket kurar, dişimle tırnağımla getirdim diyecek. Oğlu, hatırlıyor musun Sokrates sormuştu Kefalus'a. Bu serveti sen mi yaptın, miras mı geldi diye. Oğlu daha rahat davranacak. Eğer servet gerçekten güçlüyse onun oğlu büyük ihtimalle de yıkım gelmeye başlıyor değil mi? Değil mi? Bak iyi bir rakam. Tam ders için çok önemli. İkinci nesle kalan şirket %5. Artık 3 %1'dir herhalde. İşte tamam demek ki aynı şekilde basıyor. Zaten İbn Haldun da ne demişti? 3 nesil demişti. Bir devletin ömrü hani başlangıcı ve bitmesi anlamında değil. Başlangıcından doruk noktasına çıkması 120 yıl ondan sonra diyor ya biter ya hemen biter bir savaş sonunda mesela ya da azalarak biter diyor yavaş yavaş biter. O yüzden demiştim değil mi size? Pirizade o çevirinin başında 500 yıl ömür veren Allah'a hamdolsun diye başlıyor. İbni Haldun'a laf vuruyor yani. Şahıslar gibi devletlerin de tabii ömürleri vardır. Artık bu şeyden sonra bu noktaya geliyor. Sanat, estetik bunlar da geldi. Paradigmanın biyoloji olduğunu söylemiştim değil mi? Yani devletler İbni Haldun'un dünyasında doğar ve ölür. Bugün öyle değil. Tekrar hep üçüncü defa söylüyorum zannediyorum bugün. Bu akşam. 1789 sonrasında artık bu ölme doğma meselesi bitti. Yani böyle bakılmamaya başlandı. Eski dünyada devletler organlardan oluşurdu.
Çünkü devlet hep insan vücudu gibi düşünülürdü. Bakın o yüzden reis diyor, baş diyor. Karakol diyoruz, kol diyoruz. Geçen arkadaşlara söyledim, bu konuda bir çalışma var. Devletteki Arapça şey, bütün ifadelerini Arapçadan gelme, bütün ifadelerini dökmüş, kurum isimlerini filan. Hep insan vücudundaki kemiklerin adı Arapça. Hep yani devletle insan vücudu. Organik bir devletti. Bu Descartes'la değişti. Descartes burada paradigmayı biyolojiden çekip matematikle oluşturunca devlet de mekanize bir devlet olmaya başladı. Bu defa devlet organları sözünden geçip devlet mekanizması, devlet çarkları, devlet dişlileri demeye başladık. Ve 1789 sonrasında bu açıkça uygulanmaya başlandığında bugün artık nedir? Devlet parçaları çekilir, yenilenir. Çekilir, yenilenir. Dolayısıyla makine ölmez, insan ölür. Devletin halkına tavrı 5 çeşittir. Bir, zafer, galibiyet ve istila dönemi. Diyor ki burada lider kavmine ihtiyaç duyar. Kabileye ihtiyaç duyar. Onlara gazı verir, sever, onların sofrasına oturur, yemeğini yer, beraber dertleşir. Çünkü kuruluyor. Şimdi bu aşama olmazsa ölecekler zaten, yani gidecek. Hani o kabile mülke doğru gelmeyecek ya da mülk büyük bir o refah düzeyine gelmeyecek. İki, istibdat ve infirat dönemi. Burada ne diyor? Lider iradeyi eline alır ve halkın yönetime katılma ihtimalini dizginler. İlk yapacağı şey budur. Yani ilk savaşlarını yaptı, tesis etti, tamam, zaferleri kazandı, tagallup etti, kahru bela ile. Sonra ne yapacak? İstibdat, tek elden yönetme. Ve infirat dediği fertleştirecek kendisini. Yani saltanattan uzaklaştıracak diğerlerini. Böylece devlet büyüdü, ortada bir mülk var çünkü. Şimdi ne demişti en başta? İnsanlar demişti, birbirlerine çatışır değil mi? İster mülkü. Şimdi onu engelleyecek. Bakın başta beraber yola çıktığı insanları şimdi elemek zorunda. Mülkten uzaklaştırmak zorunda. Nedir meşhur söz? Her devrim kendi çocuklarını yer. Beraber kalkarlar ve ondan sonra hepsi elenmeye başlar. Lenin yaptı, Mustafa Kemal yaptı, Hümeyni yaptı. Hepsi yaptı yani. Tabii çünkü ortak olacaklar. Diyecekler ki az önce dediğim gibi Çanakkale'de beraber öldük. Filan komutayı beraber yaptık. Biz bütün bu planı beraber çizdik diyecekler. 3. Dinlenme ve rahatlık dönemi. Diyor ki bakın mülkün gayesi yerine gelmiş, rahatlık sağlanmıştır. Yani bütün her şey bunun içinde. Bu rahatlama içinde. Bundan sonra lider vergi toplamaya, muhasebe tutmaya, biriken servetle de sanat eserleri, geniş şehirler ve yüksek binalar yapmaya başlar. Burada bu kısmı bayağı da böyle anlatır. Özellikle işte geniş yatırımlar, binalar filan, orada sanat işin içine girer. Artık amaç bu yani, şu 3 numara. Her şey bunun için. O ilkel kabileden hareket şu 3 numarayı elde etmek için. Sonra 4 numara gelir. Kanaat ve barış dönemi. Diyor ki amaç maksat hasıl oldu ya 3 ile birlikte. Tamam, mamur bir medeniyet oldun. Şimdi artık bunu koruman gerekir. Artık barış başlar der. Şimdi bakın barış başlayınca bütün süreç terse dönecek. Barışı korumaya başladığında her şey geri dönecek. Ne olacak? Korkaklık başlayacak. O başlangıçtaki kabile nasıl at sırtında, deve sırtında teyakkuzdaydı? Cesurlardı, atletiklerdi. Üçüncü dönemde salmaya başladılar. Göbek artmaya başladı. Sermaye artmaya başladı. Şimdi artık onu korumaya çalışıyorsun. Ve onu korumaya çalıştığında hata yapmaya başlarsın. Korkaklık başlar, ürkeklik başlar, hata yapmaya başlarsın. Halk ne olacak? Halk rehavete alışacak, rahata bak, sükuna alışacak, sakinliğe alışacak, yağlanmaya başlayacak, cesaretten uzaklaşmaya başlayacak. Artık tek amacı mülkünü korumak olacak. Mülkünü korumaya başladığı, çabaladığı anda da mülk erimeye başlayacak. Ondan sonra zaten yıkım başlıyor şimdi. Hatırlayın, hangi kabileler başarılı olurdu İbn Haldun'da? En zor şartlarda kurulan kabileler değil mi? Hani Osmanlı ne dedik? Bizans'ın burnunun dibinde. Böylece hata yapma ihtimali olmadıklarını biliyor yani. Herkül'ün gölgesindesin sen şu anda. Ne olacak yani Bizans'ın yanında Söğüt Dobanış cücük kadar yer. Ama hata yapmayacaksın işte. Ama şimdi sen büyüdün. Sınırları kontrol edemeyecek kadar büyüdü. Onu da bir önce söylemiştik değil mi? Şimdi rahatlama başladı. Max Weber'in çoğunuz duyarsınız söylediği gibi Osmanlı'yı nargile ile analiz eder. Nargile icat ediyorsun, nargile kullanıyorsun. Yani bir duman tüttürmek için mekanizmaya bak. Halbuki o mekanizmadan adam buhar türbini üretti. Harbiden yani. İngiliz aynı mekanizmadan buhar türbini üretti. Değil mi Aykut? Bayağı bir mekanizma yani şey nargile. Altta su fokurda, onun üstünden bilmem ama ehli keyif. Ve en son beşincisi işte 3 ve 4'ten sonra bu onlara bağlı olarak israf dönemi. Artık gidiyor. Şimdi demiş ki dikkat edin bak buralar bayağı iyi. Başlangıçta vergi oranı az fakat
Toplanan para çok olur. Sonraları vergi oranı giderek fazlalaşır. Fakat nasıl olursa toplanan para azalır. 1377'de yazıyor bunu. Bir daha. Başlangıçta vergi oranı az fakat toplanan para çok olur diyor. Şimdi oranı arttırıyorsun ama meblağı düşüyor. O meblağın kapasite kullanımı da düşüyor. Verimliliği de düşmeye başlıyor. Şimdi artık her şey terse gidiyor. Bu arada ben notunu almışım. Diyor ki sultanın ticaretle uğraşması tebaa için zararlıdır. Asla yapmamalıdır. Bak şimdi Marksist bir söylem olduğunu söyledik. Yani böyle dayanır. Şimdi tam tersini söyledi. Devlet, yani bugünkü Türkçeyle söylersek ne diyeceğiz? Devlet ticarete girmemeli. Ekonominin bir şeyi olmamalı. Regüle edici bir faktör olmalı. Girmemeli devlet. Bak şimdi de çok liberal oldu. Çünkü bu Candaş'ın inşallah anlatacağı Keynes'in modeli. Çünkü Keynes'de devlet yoktur piyasada. Asla yoktu. Keynes değil. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Adam Smith'te. Ve nihayetinde diyecek ki bu mülkün azalmaya başlaması hanedan arasında. Osmanoğulları mesela. Falanoğulları, filanoğulları arasında problem başlar ve hanedanlık bölünür. Hanedanlık bölündüğünde artık yeni bir devlet ortaya çıkacaktır. Orada yine Aristotelesçi bir bakışla. Şunu hatırlar mısınız? Aristoteles bir soru sormuştu. Politikada konuştuk. Bir devletin hala aynı devlet olup olmadığını nasıl anlarız demişti Aristoteles. Hatırladınız mı? Evet. Bir devletin hala aynı devlet olup olmadığını nasıl anlardık? Aristoteles'e göre. Temelde iki etken vardı. Bir, ırk, değil mi? Mesela ırk tamamen değişirse farklı bir devlet olur. Ama mesela Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte ırk değişikliği yok. Yine Türk asli unsurdu. Yine Türk asli unsur. Ama aynı devlet değil. Niye aynı devlet değil? İşte Aristoteles'in burada ikinci tamamlayıcı unsuru anayasa. Politeia dediği anayasa değişiyor. Kanunlar değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Şimdi İbn Haldun da böyle demişti. Geçen hafta söylemiştim. Kabile yıkılır. Yani mülk devleti yıkılır. Ama sonra diyor aynı kabile tekrar büyüyebilir. Bir daha hiç büyümeyebilir. Şimdi İbn Haldun buradan sonra siyasete dair, ben de artık sonuç bölümündeyim. Siyasete dair birkaç bir şey söyler. Bakın üç tip siyaseti vardır İbn Haldun'un. Bakın din ulemasının İbn Haldun'u sevmemesi, İbn Haldun'u bir şekilde tanımıyor oluşumuzun sebebi temelde bu anlattıklarımızla beraber budur bakın. Üç tip siyaset vardır. Bir dini siyasetler. Nedir dini siyaset? Kendisiyle şer'i hükümlere dayanan, her şey şer'i hükümlere dayanan, şeriate dayalı devlet. İkincisi medeni siyasettir. Bakın bunu ayırmış olması ilginç değil mi? Medeni siyaset aslında Farabi'nin, Aristoteles'in, Platon'un siyaseti. Olması gereken üzere kurulmuş siyasettir. Bu da işlemez diyor. Bakın dini siyaset, onu söyledim. Dini siyasette belli bir yere kadar götürürsünüz diyor. Yani kabileden devlet olursunuz ama o az önce şu 3-4. Döneme gelemezsiniz diyor. Yani şeriate dayalı devletle o noktalara gelemezsiniz diyor. Asabiyeden kopmanız gerekiyor ya. Ondan sonra şimdi Osmanlı'yı düşünün yani. Bir imparatorluk çok dilli olduğunu düşünün. Yani belli tavizleri vermeniz gerekir. Böyle körü körüne dini uygulayacağım ben. Bu böyle diyorsa böyle. Başörtüsü mesela her yerde yasak. Ne dersiniz mesela? Osmanlı'da hiç içki içilmez miydi mesela? He? Nasıl? Haram. Kendi tebaasına haram abi. Nasıl? Kendi tebaasına haram. Rumlar, Ermeniler için. Ha, bak şimdi bir şekilde bir alan açtı değil mi abi? İşte o yüzden diyor ki üçüncüsü yani bu belli bir dine, bu olması gerekene, tamam buna itiraz yok ama bunu yapamazsın diyor sadece. Ha, üçüncüsü nedir bakın? Kendi ifadesiyle akli siyaset. İlla dine dayanmak zorunda değil. İlla olması gerekene dayanmak zorunda değil. Bakın kendisi ne demiş? Tecrübeli ve basiretli adamların hazırladığı kanunlara göre yapılan siyasettir. Tecrübeli ve basiretli adamların, işte tecrübe aklı söylemişti, sonra nazari aklı söylemişti. Ha, bunların oluşturduğu siyasettir. Tam şimdi yine geldi Aristoteles. Aristoteles de en iyi sistem ne demişti? Politeia, anayasaya dayalı sistem demişti. Akli siyaset bunu karşılar diyor. Tecrübeli adamlar gelir, herkesin menfaatini gören kanunlar hazırlar. Burada artık şunlardan söyleyecek. Diyecek ki siyasetçi bazı kesimleri dinlememelidir diyecek.
asla dinlemiyor. Yani iyi bir devlet oluşturmak istiyorsanız ve devleti devam ettirmek istiyorsanız asla dinlememesi gereken adamlar vardır siyasetçinin. Bir, yani danışmanları bunlar olmayacak diyor. Bir, ulemadan olmayacak diyor. Alimlerden danışman olmaz diyor. Çünkü hep nazari akılda kalırlar, tecrübe aklı bilmezler diyor. İki, hukukçulardan olmayacak diyor. Çünkü onlar, yani fıkıh diyor o kelime olarak. Fıkıhçılardan olmayacak. Çünkü onlar hep diyor fıkıh sana getirir koyar önüne diyor. Hep senin önünü bağlar. Hep senin yoluna ket vurur diyor. Üç, filozoflardan olmayacak diyor. Soyutta kalırlar. Kavramlarda kalırlar. Halk için hiçbir şey ifade etmez. Dört, tüccarlardan olmayacak diyor. Hep kendi menfaatlerine çalışırlar. Beş, toplumda diyor cin fikirler vardır diyor. Her kalıba sığabilen adamlar vardır. Bunlardan olmayacak, keyiz. Bunlardan olmayacak diyor. Uzak dur. Peki kim kaldı geriye? Kimi danışman alsın siyasetçi? Hatırlıyor musunuz o dersi? Bakın kendi ifadesiyle, ya ben çok beğeniyorum bunu. Avamdan olan, yani siyasetçi kimi dinlesin? Kime danışsın? Avamdan olan, halktan olan, bak havastan değil, halktan olan tab-ı müstakim ve aklı selim. Bu adamları dinleyeceksin diyor. Bak, avamdan olan, halktan olan tab-ı müstakim. Ne demek tab-ı müstakim? Bizim ulemamız İslam geleneğinde müstakim kelimesini ne olarak kullanır? Seni hedefe götüren şey olarak kullanır. Yani sırat-ı müstakim doğru yol ifade, doğru bir ifadedir ama ulemanın dilinde, kelamın dilinde sırat-ı müstakim istikameti, yani seni doğru yere vardıran şey demektir. O yüzden öyle diyor mesela Gazali. Diyor ki ya mesela bu adam diyor muhkem bir istikamet üzeredir. İstikameti muhkemdir. Mesela iyi bir adam diyecek. Bu adam düzgün bir adamdır diyecek. İstikameti muhkemdir. Yani muhkem üzere istikamet. İstikameti muhkeme gidiyor. Kur'an'ın şeriat doğru bir adam demek. Tab-ı müstakim. Hani medeniyum bir tabdaki gibi tabiatı istikamet üzere olan. Yani itidal sahibi aslında. Hani biz mutedil adam diyoruz ya derslerde. İtidal sahibi. Ve aklı selim. Bu adamları dinle. Vatandaşı dinle diyor yani. Vatandaşı bir araya getirdiğinde söylenen şey ortak akıldır. İşte onu dinle diyor. Bak mesela şimdiki Cumhurbaşkanı'nın bunu iyi kavradığını düşünebiliriz yani. Muhtarlar. Tam olarak bak. Bunu söylüyor. Bunları dinle. Gerisini dinleme. Seni boğarlar diyor. Ve şimdi emek şeyiyle bitireceğim. Buradan sonra İbn Haldun bundan sonra ilim tasnifine girecek. Biz girmiyoruz. Bitiriyoruz devleti. İbn Haldun'da ekonomi nasıl olacak? Şimdi burada dört tane kavram kullanır. Bununla da bitiriyoruz. Bakın şimdi emek değer teorisini ortaya atacak İbn Haldun. Dünyada ilk defa bildiğimiz. Ya da hadi abartmayalım. İslam dünyasında ilk defa. Orası kesin. Şimdi önce maaş. Maaşiyet diyoruz ya. Şimdi bu kavramları bakın nasıl dolduruyor İbn Haldun. Bunlar bizim bildiğimiz kelimeler. Ama İbn Haldun nasıl dolduruyor? Maaş diyor bir insanın ne demek maaş? İyaşe. Geçimlik. Geçimlik nedir işte? İbn Haldun geçimliği nasıl kullanıyor? Bakın kendisinden okuyayım. Zaruret ve ihtiyaç kadar olan kazanca denir. Şimdi biz bir ihtiyaç meselesini konuşmuştuk. Bakın bu zaruret ve ihtiyaç İbn Haldun'da ne demek? İhtiyaç derken harbiden ihtiyacı kastediyor. Yani peynir değil, zeytin değil, tereyağı değil, sana yağı da değil. Ya ne? Ekmek. Öldürmeyecek şeyi kastediyor. Su. Mesela giyimlik diyor ya şeydir mesela maaş kısmına giren ha. Üşüyorum işte bir hayvanı kesip derisini giyeyim. Tam bu yani. İşte ne bulduk mantar bulduk mantar yiyelim ya yani ölmemek için. Bu diyor maaş. Şimdi bunun üzerinde ikinci kurduğu servet. Şimdi bakın bu zorunlu olandı değil mi zaruretti. Servet bunun hemen üstündeki paradır diyor işte. Yani para değil mülk. Ya bakın o kadar düşük tutuyor ki. Şeyi harbiden ölmemek için öleceksin yani o ekmeği yemesen ölüyorsun o suyu içmesen ölüyorsun o elbiseyi giymesen donuyorsun o yüzden sırf belki battaniye sarıyorsun etrafı o kadar yani yok bu diyor maaş bu geçimlik bu yani dikkat edin bakın Candaş sen ihtiyaçlar hiyerarşisini atmıştın mesela şimdi kıyasla geçimlik budur bunun üstündeki her birim servettir diyor bayağı bir dipte tutuyor değil mi? Bayağı bir dip tutuyor. Yani bakın ekmeğin yanına soğan bak biz ekmek soğan fakiriz diyoruz ya. Ekmeğin yanına soğan soğan servet oluyor orada İbn Haldun'da. Ne diyor?
maişetin üzerindeki herhangi bir kazanç servettir diyor. Buna aynı zamanda sermaye diyebiliriz diyor. Devam. Dördüncüsü rızık. Nedir rızık? Şimdi ekonomik olarak yani bir iktisat, ekonomi tesis etmek böyle bir şey var. Şimdi rızık var. Rızık var da ne rızık? Ne anlayalım rızıktan? Ha bir şey söyleyin. İlk defa duymuyorsunuz rızkı. Şimdi mesela Kur'an'dan alıp da ekonomi eleştirme kolay. Buyur yap bak. İbn Haldun yapacak şimdi. Buyur yap. Rızık nedir? Onlar onlara verdiğimi rızıktan harcarlar. İnfak edenler. Ayet değil mi? Kaç defa geliyor. Nedir rızık? İstidlali akıl dediğimiz. Rasyonel akıl böyle bir şey. Yani oturup işte faiz varmış. İnfak et. Zekat ver. Bunlar havada laflar. Eğer gerçekten mekanizman çalışıyorsa İbn Haldun gibi düşünürsün. İbn Haldun ne dediğini biliyor şu anda. Şu anda her bir kelimeye bir şey koyacak. Dedi ki maaş geçimlik onu da ne kadar dipte tuttu. Bunun üstündeki her şey sermaye. Servet. Şimdi diyor ki rızka. Servetin fiili ihtiyaç ve maslahatlar için harcanarak ondan şahsi fayda sağlanmasına rızık denir. Bak şunun içindeki mal, mülk, para bizzat senin şahsınaysa. Yani şimdi battaniyeyi attın. Ya dedin insan içine giriyoruz arkadaş. 3 kuruşumuz da oldu bir pantolon alayım. Rızık budur işte pantolondur. Ya bir gömlek alayım. Ya çocuğa bir süt alayım. Şimdi artık rakam artıyor mu? Ya ben bir tek elma alabiliyordum. C vitamini filan işte portakal da alayım tam mevsimi. Param var şu anda. Artık bunlar rızıktır diyor. Yani servetin sana yönelik olan kısmı. Anlatabildim mi ben? Senin kullandığın. Ama hala servetin varsa. Ne yaparsın? 10 kilo mandalina almazsın yani. 4 kişilik bir ailesin. Daha önce hiç yoktu zaten. Hani evin de yoktu, kiralda da ya mağarada yaşıyordun. O kadar dipte tutuyordu bunu. Sonra servet oldu biraz üstte. Şimdi bunun üstündeki meblağ servet. Şimdi servet ancak kendine yönelik bir paraysa, bir mülkse bu rızıktır diyor. Ancak kendine yönelikse. Ya gömlek alabiliyorsan. O yüzden diyor rızıktan infak edilir. Çünkü artık gömlek giymek elzem değil. Zaruri değil. Pantolon giymek zaruri değil. Üzerini soğuktan ya da sıcaktan kapatmak zaruri. Ama onun şöyle işte mesela şu ayakkabı diyelim işte 150 lira, 200 lira, 500 lira. Şimdi kışlık ayakkabılar 1000 lira. Özel bilmem ne. Bak servetin rızka bana yönelik, kendime yönelik kullanıyorum. Ben işte bilmem hangi marka giyiyorum. Bunun içinde termo bilmem ne var filan. Tamam onların diyor şey verirsin, zekat verirsin. Çünkü diyor o elzem değil, zaruri değil. O seni daha rahat ettiriyor. Ama şimdi hala paran var. Ya o ayakkabıyı alıyorsun, arabayı, evi alıyorsun bilmem ne filan kendine dönük, kendine taalluk edecek olanları harcadıktan sonra hala paran var. Onun zekatını da verdikten sonra hala paran var. İşte ona da kesp diyor. İşte ekonomideki dörtlüsü budur İbn Haldun'un. Bakın nasıl örecek? 5 dakika, 7-8 dakika en fazla bitiriyorum. Bundan sonra da hala paran varsa kespe giren şey, şuraya giren şey artık kendine dönük değil. Ya ne yapacaksın? Yani 2 kilo mandalina alıyorsun, çok paran var, 7 kilo mu alacaksın? Hepsi çöpe gidecek. Yok yani bir yerden şimdi 5 milyon dolarım var. Evlerimden, arabalarımdan sonra. İstediğim her şeyi temin ettikten sonra 5 milyon TL'm var. İşte kesp odur diyor. Yani artık kendine de taalluk edecek bir şey yok. Yok yok ne istiyorsan yapıyorsun zaten. İşte kesp ekonomideki sermayeyi. Bak bu sermaye değil artık. Medenileştirecek bir ekonomik düzen oluşturacak şey budur diyor bak. Yani kendine taalluk edenden sonrası şimdi artık diyor o parayla diyor bir ekonomi kurabiliriz. Ve diyor ki kesbi doğuran tek bir şey vardır diyor. Bakın dikkat edin. Bütün ekonomiyi kesp belirler. Burada ölmek üzeresin. Burada işte bunun üstü geldi. Şimdi kendi ihtiyaçlarını giderdin. Bu ihtiyaç değil artık. İkinci ihtiyaçları giderdin. Hala kalan şimdi atıl sermaye dediğimiz sermaye. Artık sermaye dediğimiz sermaye. Smith'in artık sermayesi bu. Şimdi ekonomi bununla döner diyor. Tamam bununla döner diyor. Bakın şimdi kesbi sağlayan tek bir şey vardır diyor. El. İnsan elidir diyor. Kesbi yani artık sermayeyi yani artık onunla tasarruf edebileceğiniz. Değil mi? Bu tasarrufa girer artık. Ve yatırım da tasarruftan olur çünkü. Başka bir şeyden yatırım olmaz değil mi? Yani ekonominin ana enstrümanı, yatırımı kesp sağlar. Kespi sağlayan yegane şey de eldir diyor. Yani işçilik. Bakın bu tam Marksist teori. Şimdi Adam Smith ikiye böler. Sermaye artı emek. Faiz de sermayeden doğar. Sermayenin kazançtan pay almasına faiz denir.
Marksist sistemde bu kabul edilmez. Sermaye bir insan gibi değildir. Sermaye doğal bir şey de değildir. O yüzden ona bir pay verilmemelidir. Dolayısıyla liberal ekonomi sermaye artı emek derken, mesela sermaye yoğun ürünler vardır, emek yoğun ürünler vardır. Emek yoğun ürünler daha pahalıdır. Bu liberal ekonomide. Marx'ta ve İbn Haldun'da sermaye diye bir şey yok. Ortada bir ürün varsa, sınai bir şey varsa bunun tek bir şeyi vardır. Altında dayanağı emektir. Her şey emeğin bir sonucudur. Her şey ama. Üretilen her şey, bu kesp tamamen insan elinin. Burada emek değil de el kullanıyor olması da çok ilginç. İnsanın elinin, emeğinin bir ürünüdür. Öyleyse bir malın değeri sadece ondaki emek miktarıdır. Sermaye hesapta değildir. Bak, kapital düzende. Liberal ekonomide sermayede. Mesela ben şu kadarlık yatırım yaptım. Ya ben bu işe mesela, sen bir işe 500 bin liralık yatırım yaparsın, diğeri 10 milyon dolarlık yatırım yapar. Marksist sistemde bu ikisi arasında hiçbir önem yoktur. Çünkü 500 bini de 10 milyonu da sonuçta reel bir şey hale getirecek olan insan elidir, emektir. O yüzden sadece emektir nispet edilen şey. İbni Haldun'un İslam ekonomisi emek üzerine dayalı. Şimdi burada mesela sizler değil de iktisat öğrencileri olsaydı bu baya baya bir başlangıçtı yani. Baya baya araştırılacak bir şeydi. Ben aslında buradan topu Candaş'a attım. Yani kendisi bakalım Adam Smith'i anlatırken İbn Haldun'a bir iki gönderme yapacak mı? Çünkü ben öyle bir gergin bir telin üstünde bıraktım ki İslam ekonomisi, bugün bakın ekonomi liberal ekonomi, komünist ekonomi yani kapalı ekonomi arasındadır ve şu anda karma ekonomi yapılır. Çünkü Smith tamamen açık yani devletin hiç olmadığı bir model ortaya koydu. 28-29'da patladı. Ondan sonra Keynes'le birlikte devletin de aktör olduğu bir ekonomi ortaya konuldu. Buna karşılık Marx ve Engels tamamıyla her şeyin devlete ait olduğu bir şey koydu. Ve dedi ki emek değer teorisi üretti. Dolayısıyla Marx şunu diyor. Siz ne kadar para kazanırsanız kazanın. İşçinize ne kadar maaş verirseniz 10 bin lira, 100 bin lira Türkiye şartlarında. Yani 50 tane işçin var. Her birine 50'şer milyar maaş veriyorsun. Marx diyor ki yine sömürüyorsun onları. Neden? Çünkü sen 50'den fazla kazanıyorsun patron olarak. 50'den fazla kazandığın sürece işçiye ne kadar çok verirsen ver. Çünkü yegane işçiden kazanıyorsun. Kesp aynı İbn Haldun'da da. Yani kazancın kendisi sadece emekten. Yani Marx şunu diyor. İşçin olmasa sen bunu üretebilecek misin? Üretemeyeceksin. Öyleyse sen işçiden fazla para kazanıyorsan işçinin hakkını yiyorsun. Bu kadar. İşçinin ne kadar kazandığının bir önemi yoktur. Smith hayır diyor ya. İşçi de sermaye koymadı. Ben sermaye koydum. İbn Haldun sermaye tanımıyor. Tıpkı Marx gibi. Şimdi nasıl bir iktisadi sistem? Daha ziyade komünizme yakın bir iktisadi sistem mi? Yani emekle sermaye arasında nasıl bir karar vereceğiz? Çünkü temel değerler bunlardır. Emek ile mesela İbn Haldun ne diyor burada biliyor musun? Sen diyor sermayenin diyor bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? İnsanın olmadığı yerde niye hiç fabrika yok? İnsanın olmadığı yerde niye hiç bostan yok, tarla yok? Bak bunu söyledi, fabrika diyemez tabii de. Bunu söylüyor hakikaten. Emek, sadece emek. Bir yere bakın, emek yoğunsa orada işçilik çok, ürün çok, mal çok. Emek azsa terk edilmiş yerler, hiç gidilmemiş yerler, işte hiçbir şey yok. Öyleyse insanın olmadığı yerde üretim olmaz. Emeğin olmadığı yerde mal olmaz. Her şey eşittir emek. Acaba İslam ne diyor burada? Ben Candaş'a bıraktım. İbn Haldun'u bitirdik. Çok konuşacağımız şey vardı. İbn Haldun bitmez. Çok istiyordum yani ben yapardım Allah biliyor ya. Yani kitabı böyle 10 hafta 20 hafta okurdum. Haftaya Machiavelli Allah'ın izniyle. Çok İbn Haldun'a yakın bir adam. İnşallah ölmezsek Machiavelli'le devam edeceğiz siyaset felsefesine.